akşam 9 Eylül Üniversitesi'nden. Ne ses yok, ben duyamıyorum bir şey. Arkadaşlar mikrofonları kapatalım. Hoparlörü mü seçeceğim? Lütfen hoparlörleri mikrofonları kapatalım. Arkadaşlar çünkü şu anda uğraşamayacağım hoparlörlerden. Bu akşam 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Semih Güner ile birlikte olacağız. Kendisi Türk Altay Kuramı'nın da yazarı aynı zamanda. 22 yıllık bir çalışmanın ürünü bu kitap. Ve Semih hocamızın en son çalışması, bir ekip çalışması üzerine konuşacağız. Bu da Sibirya Göbekli Tepe hipotezi. Umuyorum ki bu hipotez bizim önümüze örülen duvarın içinden büyük bir kapı açacak. Bu da şudur, bize öğretilen ya da ezbere atıldıktan sonra ezberlettirilen, işte biz Orkestra'dan 1071'de geldik, çocuklar gibi şendik at üstünde. Ama bu hipotez kanıtlandığında Semih hocamız bizim ön atalarımızın buraya 1000 yıl önce değil 12.000 yıl önce geldiğini ispat etmiş olacak. Semih hocam bu çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda kısa adı KAM, Kafkasya Ortasya Araştırmaları Merkezi Başkanı. Semih hocam ilk önce bu arkadaşlar lütfen. Lütfen mikrofonları kapatalım. Ferhan Bey mikrofonu kapatabilir miyiz videoyu da? Mikrofonu açtım. Peki. İsterseniz hemen başlayalım bak geçelim. Evet hocam. Ben çünkü bu mikrofonlarla videolarla uğraşmam lazım. Tamam. Ben bu konuşmaya başlayınca herhalde herkes kapatır. Evet. Hocam siz ben mikrofonu açık bir dakika. Sevgili izleyiciler, ben hemen uyarımı yapıyorum. Lütfen herkes mikrofonunu mümkünse kapatsın. Görüntü çok fazla sorun değil ama mikrofonları kapatırsanız feedback yapmaz ve benim sesim de size doğru ulaşır. Yani bu açıdan. Gerektiği zaman zaten açar konuşursunuz. Fırsat olursa birlikte karşılıklı konuşma imkanımız da olur. Şimdi herkese ben merhaba diyorum, iyi akşamlar diyorum. Ve bu canlı programı, bu üçüncüsü sanıyorum, organize eden Ön Türk Akademisi çalışanlarına, özellikle Oktay Bey'e ve diğer arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben hemen konuya gireyim. KAM diye kısalttığımız Kafkasya Ortasya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde 1998'de kuruldu ve burada bugüne kadar devam etti. Ben bu merkezi gerçekten çalışır hale tek başıma getirmiş değilim. Benim doktora öğrencilerimle birlikte bugüne kadar geldik. Şu anda kimisi bitirdi, kimisi devam ediyor doktora çalışmalarına. 4 kişilik, 5 kişilik bir ekip olarak bu merkezin içini bilimsel anlamda doldurdu. Bu merkez ne iş yapar? Bu merkez Avrasya'nın çeşitli noktalarında arkeolojik araştırmalar yapar ve yazın çalıştıkları konuları, uygulamalı çalışmaları, kışın pratik masa başı çalışmalarıyla bütünler. Bunları uluslararası konferanslarda, ulusal konferanslarda, haftalık, aylık, yıllık, iki yıllık konferanslarda bunları bilim dünyasına sunar. Böyle bir kurum.
tek amacı vardır. Arkeolojik belgeler üzerinden Avrasya'daki Türk tarihini araştırmaktır. Bu konuda sadece kendisi araştırma yapmaz. Aynı zamanda bu konuda araştırmalar yapan Avrasya'da, Orta Asya'nın çeşitli noktalarında, Rusya Federasyonu'nda, Çin'de çok geniş bir alanda araştırmalar yapan bilim insanlarıyla birlikte sürekli kontak halindedir. Onların kazılarına katılır, kendi kazılarını yönetir ve bu şekilde arazi çalışmalarında ortak bir çalışma düzeni kendine göre ayarlamıştır. Ve masa başı çalışmalarında, teorik çalışmalarında ise bu kişisel teorik çalışmalar, periyodik bilimsel toplantılarla birlikte bu çalışmalarını bütünler. Şimdi maalesef bu yıldan itibaren ben bu Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'ni bırakıyorum. Çünkü emekli oluyorum. Bu kötü bir şey değil aslında. Kötü bir şey anlamına gelmiyor. Daha fazla zaman ayırmam anlamına geliyor bu Avrasya araştırmalarımıza. Muhtemelen bir başka yerde, özel üniversitede bu işlerime devam edeceğim. Belki de yurt dışında, yakınlarındaki arkadaşlarım bilir. 2009'dan beri yurt dışında bazı belli başlı enstitüler, üniversiteler var. Beni sürekli isteyen enstitüler bunlar. Oraya da gidebilirim. Ne yapacağımı şu anda bilmiyorum. Ama önümüzdeki dönemden itibaren yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu şekilde ben kamın ne anlama geldiğini, ne iş yaptığını burada hemen belirtmiş olayım. Şimdi bizim işimiz sadece Göbekli Tepe ile ilgili hipotezler geliştirmek değildir. Bizim işimiz Avrasya Erken Türk tarihi ile ilgili bugüne kadar bilinmeyen, araştırılmayan ve herkesin merakla hem sorduğu hem beklediği hem belki de bir takım üzerinde araştırmalar yaptığı akademik ya da amatör düzeyde konuların aydınlatılması üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bugünkü madem ki bir tema belirledik, bu konu üzerinde konuşalım ama bunun yanında da Türk tarihiyle ilgili, erken Türk tarihi tabii söylemek istediğim ile ilgili konuları da burada konu başlıkları üzerinde de durma imkanı bulabilirsek ben de çok memnun olurum. Şimdi Sibirya'da neler oluyor? Ona bakalım. Şimdi bizim konumuz üst paleolitik çağın son evreleri, geç evreleri. Daha da daraltırsak bu bizim son buzul çağ doğruluğunun son zamanları, yani milattan önce 16. binler ile 12. binler arasındaki bu dönem ile ilgili, yani bizim çok fazla üstünde durduğumuz konu. Bu dönemde Sibirya'da ya da çok genel bir deyimle Kuzey Asya'da bütün dünyanın büyük bir kısmını kaplayan bir göç hadisesinin ön aşaması oluşuyor ve milattan önce 12. binlerde de bu göçler gerçekleşiyor. Şimdi gösterdiğimiz haritada da gördüğünüz gibi ilk şunu şöyle atarsak, evet, doğuya olan göçler gördüğünüz gibi Kuzey Amerika, Alaska bölgesinde gerçekleşiyor. Amur bölgesinde de göçler var. Güneyde bir takım göçler var. Bu göçlerden en önemlilerinden biri de Dravid kültürünün bulunduğu Kuzey Pakistan bölgesindeki göçler ve esas bizi ilgilendiren göçler de bizim Zagroslar bölgesinden inen ve oradan da bütün yakın doğuya, Anadolu'ya dağılan göçler. Şimdi bu göçler
İki aşamada biz bu göçleri ele alabiliriz. Şimdi bir öncelikle yakın doğuya, yakın doğu dediğimiz noktaya bakalım. Bu Anadolu ve Mezopotamya'yı ilgilendiren bir durum. Şimdi burada Sümer, Elam, Hatti, Mari, Anav, Hiksos, Kasit, Guti, Luristan demircileri ki bu bizim kendi en son terminolojimiz. Bu bölgede genellikle hepsi, yani dili olan, dili dair verileri olanların hepsinin ortak yanı eklentili dil konuşuyor olmaları. Birinci ortak yönleri bu. İkinci ortak yönleri Zagros bölgesine gelip burada buradan bütün yakın doğuya dağılıyor olmaları önemli. Şimdi Sümer bildiğimiz gibi dünyaya okuma yazmayı öğreten bir kültürden bahsediyoruz. Yani Sümer'den başlayalım. Sümer 7. binde, tarihi 7. binlere giden ve 4. binlerden itibaren ise yazıyı ortaya çıkartan, 3. 2. binlerden itibaren tam teşekküllü bir alfabe yazı sistemi ortaya koyan bir kültür. Sadece Sümer sadece yazıyı bulan değil, pek çok icadı olan, örneğin tekerleğin mucidi, seramikte kullanılan çarkın aynı şekilde mucidi bir kültür. Bu şehirleşmede, plastik sanatlarda ve pek çok teknolojik gelişimlerde Sümer'e biz bu bölgenin en baskın kültürlerinden biri olarak biliriz. Sümer sanatına gelince, özellikle tasvir sanatında Sümer bütün yakın doğu, buna Hatti dahil ve Güney Mezopotamya'daki bütün Türkçe kültürleri dahil tasvir sanatında baskın kültür Sümer'dir. Kültürler tasvir sanatında Sümer bütün kültürlerin temelini oluşturur. Şimdi Sümer denince hemen aklımıza işte 2500'lerde yazı icat edilmiş. Bundan işte 500 yıl önce de Sümer ortaya çıkmış diye bir kalıp şey vardı. Bu okullarda öğretilir. Halbuki Sümer, lütfen mikrofonunuzu kapatır mısınız? Mikrofonunuzu kapatır mısınız lütfen? Şimdi Sümer deyince bizim anlamamız gereken Ovid kültürü var. Ovid kültürü erken 7. bin Güney Mezopotamya kültürüdür ve Sümer'in de temelini oluşturur. Yani Sümer kültürünün, arkeolojik kültürünün temelini oluşturur. Bunu ben söylemiyorum. Ben tabii ki söylüyorum. Ama benden başka da pek çok insan bunu söylüyor. Ondan sonra Uruk periyodu var. 4000'lerde başlayan bir Uruk. Ve devamında bir takım evrelerden sonra 3. Ur sülalesi son Sümer'dir. Ondan sonra da işte ondan önce Akatlara geçiyor. Ve 3. Ur döneminden itibaren M.Ö. 2. binlerde de Sümer bitiyor. Sümer bitiyor ama Sümer'in bitmiyor. Etkisi bitmiyor. Evet, yakalandık maalesef. Hemen bunu aşağıya hocam, izninizle kusura bakmayın. Buyurun. Araya girdim de. Şimdi rica ederim, buyurun. Bir kafamızı netleştirelim. Şimdi biz Sibirya'dan başladık. Değil mi hocam? Sibirya'dan evet. Başladık. Yukarıda ben Anav kültürü görüyorum. Dravid var. Ondan sonra İran'a geldik. Elam var. Evet. Orada Zagros dağlarında bizim demircilerimiz var. Oradan Sümer'e geçtik. Sümer'den evet. İlk kol Hurriler, Hattiler, bizim Hattiler ve daha sonra Mısır'a, Hiksoslara gittik. Şimdi bunların hepsi dediniz ki eklentili diller. Yani bizim Türkçe gibi. Doğru mu hocam? Evet. Evet, bunların, doğru. Aynen doğru. Bunların kültürleri de bize benziyor. Anar kültürü, Dravid kültürü, Elam kültürü, Sümer, Hurri, Hatti ve Hiksos. Doğru mu hocam? Evet, doğrudur. Peki bunlar bizim ön atalarımız mı hocam? Şimdi
İsterseniz lafımı bitireyim, ondan sonra hemen tamam, şeye dönelim. Ondan sonra evet. Bu teşekkür ederim. Kısa geçeceğim zaten. Çok o kadar çok fazla konular var ki iç içe geçmiş. Bunları teker teker anlatmam zaman alması açısından mümkün değil. Evet, şimdi buradan bakalım. Sümer kültürü bütün bu eklentili dillerin bölgedeki, yakın doğudaki eklentili dilli kültürlerin temelini oluşturuyor. Elam aynı şekilde. Elam ile Sümer arasında bağlantılar var. Sümer, Elam ile Dravid kültürü arasında bağlantılar var. Dravid ile doğrudan Türk, Orta Asya Türk kültürü arasında bağlantılar var. Dile dayalı bağlantılar. Ayrıca Dravid ile bizim bu Sayın Altay bölgesindeki Okunyet kültürü arasında bağlantılar var. Çünkü bizim Okunyet göçleri var. Bu göçler Dravid bölgesinden geçiyor. Ta Tibet'e kadar giden bir yayılma var. Bu Okunyet kültürü yayılması. Şimdi Elam'ın durumu da böyle. Sümer ile Elam arasında dile bağlı bir takım bağlantılar var. Hurri'nin Sümer ile bağlantıları var. Şimdi bunları böyle kısa kısa söylüyorum. Çünkü bunların hepsinin birbirleriyle bağlantıları dile dair. Çünkü Hurri'nin dile dair belgeleri var. Sümer'in var. Elam'ın var. Elam'ın henüz çözülmemiş bir takım piktografik yazı sistemi var. Bunlar çok çözülmediği için tam bilemiyoruz. Ama Elam'ın Dravid'le, Sümer'in Elam'la, Elam'ın Hurri ile, Hattin'in Hurri ile ve bütün bu bölgedeki, bölge derken Zagros'ları kastediyorum, birbirleriyle ilişkileri var. Şimdi nereden geliyor? Bu adamların burada ne işi var? Şimdi Mezopotamya bölgesi evrensel kültüründe merkezidir. Sümer'de insanlar yazıyla edebiyat yaparken, şiirler yazarken, aşıklar birbirlerine ilanı aşkı yazıyla ilan ederken, batıda, yani şey diyelim, Avrupa'da diyelim ya da işte kuzeyde insanlar ağaçlarda sallanıyordu. Yani kültürel farklılıklar bu kadar barizdi. Bu herhangi bir şekilde, ya bu bereketli Hilal'in çok gerçekten bereketli olduğu için kültürler burada gelişme fırsatı buldu ve teknoloji de aynı şekilde yerleşik kültürlerle birlikte gelişti diye düşünüyoruz. Ama baktığımızda bütün bu bölgedeki Neolitik'ten itibaren baskın kültürlerin hepsi yani Elam, Sümer, Hatti, Hurri, Hiksos. Hiksos'a da geleceğiz. Hiksos biraz tartışmalı ama benim son kitabımda yeteri kadar kurcalıyorum ben onu. Pek çok da kanıt buldum. Bunların hepsi eklentili dilli halklar ve bunun geldiği yerler Kuzey Asya olması gerekir diyoruz. Çünkü eklentili dillerin, Türk dili ve diğer eski deyimle Ural Altay ya da Altay dil grubu dedikleri diller bölgesinden gelen halklar. Dolayısıyla bu buradaki bulunuşları bu. Tekrar söylüyorum. Bakın Sümer, Elam, Mari, Anak, Hurri, Hatti, Hiksos, Kasit, Kuti. Bu halkların, kültürlerin burada bulunmaları tesadüfi değil. Grup halinde gelip burada Zagros'lara gelip Zagros'lardan itibaren Yakın Doğu'nun çeşitli yerlerine yayıldıklarını biz biliyoruz. Şimdi bunu ben sadece söylemiyorum. Her bir noktasında, her bir cümlesinde Batılı, Doğulu, Rus, Türk, neyse yani Türk pek yok da araştırmacıların araştırmaları var ve bunlar bizim ortak söylemlerimiz diyelim. Peki bu insanlar buraya ne zaman geldi? Şimdi Neolitik'e kadar biliyoruz. Sümer'i Neolitik'e kadar, erken Neolitik'ten itibaren bölgede var olduğunu biliyoruz. Uveyt kültürünü kabul etmeyenler de var tabii ama bu arkeoloji böyledir. Kabul edilir, edilmez. Ama biz kendi
kanıtlarımıza göre konuşuyoruz ve pek çok bilim insanı da bunu bu şekilde kabul ediyor. Neolitikten itibaren bölgede bunlar varlar. Peki bundan önce bölgede varlar mı? Bunu bilmemiz çok mümkün değil çünkü yazıya dair belgeler biliyorsunuz 4. yüzyılda itibaren sadece piktografik bilgilerle sınırlı. Ondan öncesini ise arkeolojik belgelere dayandırıyoruz. Neolitikten önce seramiksiz neolitik, yani PPN diye kısaca verdiğimiz seramiksiz neolitik dönem var. Bu döneme bakacağız. Şimdi buna bakıyoruz. Esas bizim konumuzun da temelini teşkil eden olay, bizim şu işaretlediğimiz Kuzey Asya diye ya da Sibirya hiç fark etmez. Terminolojiye takılmış değiliz. Bu Altaylar, Sayanlar, Baykal Gölü, bakın bu Baykal Gölü, Cisbaykal dediğimiz yer burası. Baykal'ın batısı, güneyi. Altayların bu dört ülkenin birleştiği tepe nokta. Evet, şuradan bakalım. Şuralarda bir yerde, neyse. Bu bölge, yani batıda Ob, yukarıda Sayanlar, Altaylar, Angara Nehri, Baykal bölgesi bizim çekirdek alanımız. Biz buraya Kuzey Asya diyoruz. Buradan çıkan halklar dediğim gibi bir grup İskandinavya'ya, bir grup Çin sınırlarına, Çin yani Kuzey Çin'e diyelim. Bir grup Afganistan'a, bir grup İran'a ve İran üzerinde Anadolu'ya girmiş. Milattan önce 12. binlerde, yani Holozen başlarında Kuzey Asyalı gruplar buraya giriyor. Peki bunu neye dayandırıyoruz? Böyle bir hipotezimiz var. Bu hipotezimizi büyük ölçüde Marie-Louise Enizan ve ondan sonra yapılan çalışmaların gösterdiği baskılama yöntemiyle üretilen mikrodilgi taş alet endüstrisinin yayılımıyla ilgili, az önce söylediğim, tekrar etmeyeceğim, bu noktalara ulaşan göçlerin izleridir bunlar. Yani bu aletlerin taşındığı noktalara az önce söyledim ve bu halkların ya birlikte götürdüğü, yani tek elden götürdüğü ve orada yaygınlaşmasını sağladığı ya da o iletimi sağladı diyelim. Yani bunun tam olarak bilmek mümkün değil. Yani siz Baykal bölgesinden çıkacaksınız, ta Anadolu'ya kadar geleceksiniz, Hazar'ın güneyinden. Buradaki kültürlere bu böyle bir teknoloji var. İşte şöyle yaparsan böyle olur falan. Biraz sonra göstereceğim o taş aletin şeyini. Çok kolay gibi görünmüyor ama bir şekilde bu baskılama yöntemiyle üretilen mikrodilgi teknolojisi bir şekilde bu noktalara iletilmiş. Bizi ilgilendiren yer de Zagroslar bölgesidir. Buraya bu taş alet endüstrisi buraya geliyor ve buradan da Güneydoğu Anadolu'ya, Kuzey Irak üzerinden ulaşıyor. Şimdi bu tarihlerde, yani milattan önce 12. binlerde Zagroslar'da ve Güneydoğu Anadolu'da, yani çok kabaca, zaten net olsa bu kadar kafa patlatmayız, çok konuşmayız, deriz ki ya bu kültür buradan geldi, işte burada yeni bir kültür sentezi oluşturdu filan deriz. Yani hipotez olduğu için bir takım eksikleri, gedikleri olacaktır. Ama tabii ki bilimsel verilere dayanan bir hipotez. Güneydoğu Anadolu'ya geliyor ve burada buradaki yerel PPN kültürleriyle, yani seramiksiz neolitik kültürleriyle, daha Türkçesi Göbekli Tepe kültürü bu bölgedeki, yani Urfa Diyarbakır bölgesindeki Göbekli Tepe kültürü formasyonu üzerinde bir etkisini burada bırakıyor ve o teknoloji burada kullanılıyor. Şimdi bu teknolojinin ta buralara kadar nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ama geldiğini çok iyi biliyoruz.
çıkış yerini biliyoruz. Kuzey Asya, geldiği yolu biliyoruz. Zagroslar bölgesi, hatta Zagroslardan, Kuzey Irak'tan, oradaki yerleşmelerden biliyoruz. Mezolitik yerleşmelerden biliyoruz. Kuzey Irak üzerinden bizim Göbeklitepe kültürü alanına geliyor. Bu teknoloji yerleşiyor. Şimdi bu bir. İki, az önce işte Sümer, Elam, Hatti, Hurri, Hiksos bunları söyledim. Bu kültürlerin, hepsi baskın kültürler. Bu kültürlerin bu bölgede bulunmalarının nedenini söyledim. İkincisi, daha erken dönemde, yani seramiksiz neolitik dönemde bölgeye gelmiş olduklarını ileri sürdüğümüz kültürlerin hangi yolla geldiğini de söyledim. Bu iki. Şimdi üçüncü konu Göbekli Tepe kültürünün kendisi. Şimdi Göbekli Tepe kültürü birdenbire ortaya çıkmış, gelişmiş bir kültür olarak biliniyor. Yani 10 yıldır bunun derslerini veren bir hoca olarak sürekli sorguladığımız şey. Yani bir kültür, gelişmiş bir kültür ise onun bir ön aşaması mutlaka olmak zorundadır. Bunu bilmiyoruz. Var olması muhtemel ama bilmiyoruz. Ve böyle birdenbire ortaya çıkan bir kültürün ise mutlaka tetiklendiğini düşünüyoruz. Daha baskın olan başka bir kültür tarafından bütünlendiğini düşünüyoruz. Bu bir hipotezdir. Zaten doğrusunu kanıtlayabilirsek maddi kültür belgeleriyle hipotez olmaz zaten. Böyle bir fikrimiz var, düşüncemiz var. Şimdi birdenbire ortaya çıkan bir Göbekli Tepe kültürünü de bir başka kültür gelip burada o formasyonu oluştururken orada katkısı olması gerekir diyoruz. Ve bu kültürün biz Kuzey Asyalı, yerli Kuzey Asyalı kültürler olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada bir mantık hatası yok. Şimdi bilimsel doğru var filan ayrı. Mantığına bakalım. Şimdi öyle bir şey sunarsınız ki kopukluklar olur, mantıksızlıklar olur. Önce ona bakalım. Yani bir maddi kültür belgesi üzerinden gidiyoruz ve bizi bu olay Kuzey Asya'dan alıyor ve İran üzerinden Güneydoğu Anadolu'nun Göbeklitepe kültürüne getiriyor, oraya bırakıyor. Olay budur. Yani şimdi bunu herkes bilmiyor mu? Biliyor. Şöyle biliyor. Yani bu konuda benim doktor öğrencim Barış en iyi bilen şu anda. O kendisi şu anda izliyorsa buradan bir selam çakalım. En iyi bilen şu anda, dünyada en iyi bilen, en taze bilgi Barış'ta. Keşke Barış'ta böyle bir oturursa, sizinle bir konferans verse. Oktay Bey, buradan da bir şey atayım size. Neyse hocam. Tamam, o zaman sözünü aldık. Hocam, sizin sözünüzü kesmişken ben şunu söyleyeyim. 6 dakika sonra bir ara vereceğiz. Ve bir 5 dakika içinde tekrar tamam, peki. Arkadaşlar. Anladım. Peki, anlaşıldı Oktay. Tekrar ben, aynı yerden bağlanacağız. Evet, yani konu o kadar çok fazla detaylı ki, yani ben nereden girip nereden çıkacağımı bilemiyorum. Ama ben toparladığımı sanıyorum. 3 nokta verdim. Toparlayalım, ondan sonra moderatöre verelim sözü. Bölgeye erken kronolojik olarak gidersek üst paleolitik çağın sonunda, yani Holosen'in başlarında Kuzey Asya'dan dünyanın hemen bütün noktalarına ulaşan bir göç olayı var. Bu göç bizim de zaten Türk-Altay kuramında neolitik çağ öncesi göçlerle zaten bu konu iç içedir. Bu göçlerin bir parçası da zaten şu anda anlattığım konular ve onları doğrulayan arkeolojik belgeler bütünlüğü diyelim.
Burada Sümer, Elam, Burri, Hatti, Hiksos ve diğer eklentili dilli grupların bu bölgede toplanıyor olması enteresan bir şey. Bunu hepimiz yıllardır biliyoruz. Öbür taraftan Üst Paleolitik çağdan sonundan itibaren baskı tekniğiyle üretilmiş mikrodilgi taş endüstrisinin yayılmasıyla ilgili bir göç var. Bu ikincisi, üçüncüsü de Göbeklitepe kültürüne kadar zaten ulaşan bir göç var. Göbeklitepe kültürünün de birdenbire ortaya çıkmış bir kültür olarak bildiğimiz üçüncü konu da bu. Üçünü birlikte topladığımız zaman ortaya Kuzey Asya'dan köklü bir göçün Yakın Doğu'ya geldiğini ve burada baskın kültürler olarak uzantıları, yani bu göçlerin uzantıları olarak bölgenin baskın kültürlerini oluşturduğunu biz ortaya bu şekilde koyuyoruz. Sanıyorum bundan sonra Oktay Bey bir kez daha mı gireceğiz hep beraber? Oh hocam, siz yorulana kadar gireceğiz. Yani bir tamam. Vakit dolduysa tamam. Şimdi başka konulara yok daha. 3 dakikamız var. İsterseniz hocam şu 3 dakikayı şöyle değerlendireyim. Biz Sibirya'da Baykal Gölü kenarlarından başlıyoruz. Değil mi ya, hocam? Konu o kadar çok ki. Yani... Orada Angara da var bizim, hani Ankara'da. Angara Nehri de var. Şimdi oradan buraya geliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Sizin buradaki farkınız hocam, yani diğerlerinden farkınız arkeolojik buluntular değil mi? Evet. Yani siz maddi buluntular üzerinden bu hipotezi yapıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Kesinlikle tabii. Yani hem maddi kültür belgeleri üzerinden yapıyoruz bir, hem de onaylanmış maddi kültür belgeleri. Kafaya göre değil yani. Şimdi oradan aldı buraya getirdi falan diye böyle farazi tahmini şeylerle değil. Bu mikrodilgiler dediğim, bu baskı teknolojisiyle üretilmiş mikrodilgiler dediğim hadise artık duymayan kalmadı. Yani paleolitik çağla ilgilenen herkes bunu, neolitikle ilgilenen herkes biliyor. Ve bunun buraya kadar geldiğini biliyoruz. Ama biz de dedik ki yani buraya kadar gelmişse o zaman diğer parçaları da birleştirdiğiniz zaman ortaya böyle bir şey çıkıyor. Yani şimdi bu üç alt başlıktan oluşan bir konu. Ama esas konu da şu. Kim bu adamlar? Yani şimdi Kuzey Asya diyoruz. Yerli halk diyoruz. Bunlar kim? Şimdi nece konuşuyor? Ne yapıyor? Ne iş yaparlar? Yani ekonomileri nedir? Ne konuşurlar? Ne paylaşırlar? Bu konuya da gireriz yani biraz ufaktan. Girelim. Çok da fazla uzatmak, insanları sıkmak da istemiyorum. Yani, yok hocam, şöyle bu bayağı bir, çünkü yani ben ilk sizinle konuştuğum zaman da heyecanlanmıştım. Demiştim yani hocam bu konuyu konuşalım diye. Çünkü gerçekten çok önemli. Oktay Bey, hemen göstereyim abi. Bak, şimdi şöyle görünüyor mu? Görünüyor evet. Mu? Bunun kaynağını sormayın. Bana kaynağını sormayın. Böyle mındık mındık şeyler. Evet. Net görünmeyebilir. Hemen şöyle yapayım. Bakın şu. Ondan sonra daha bütçünü göstereyim. Evet. Bakın, bunlar. Baskı yani şimdi şöyle bir taşı vurarak bir şey çıkartırsınız, tamam mı? Ondan sonra bir de daha yumuşak burguyla, yani bir geyik boynuzuyla falan şey yaparsınız, çıkartırsınız. Bir de baskı yöntemiyle, elle baskı, böyle hani karnına dayayarak, bunların hep şeylerini yaptık biz en son 2019 çalışmalarımızda. Bir takım araçlar kullanılarak baskı, yani baskı yöntemiyle bu küçük küçük parçaları, hayat alanları arama durumuna geçiyor ve bu şekilde göçlerin oluşumu da bu şekilde oluyor diyelim. Bu bölgede
tek tip yani tek dil konuşan, bölgede tek dil konuşan bir halk var. Biraz kameraya bakalım, insanlar yüzümüzü görsün. Az önce söylediğim Angara Baykal bölgesinde ya da Cis Baykal dediğimiz bölgede tek tip bir etnik grup var ve bunlar da tek dil konuşuyorlar. Yani ne kadar olduğunu tahmin etmek mümkün değil tabii. Ama bu halklar belli bir süre sonra, yani Holosen'in başından sonra bölgedeki yerleşmelerin arttığından ve seramik üretiminden anladığımız kadarıyla kendilerine yeni hayat alanları almak, açmak amacıyla daha geniş alanlara yayılıyorlar. Şimdi bu halkın ne konuştuğunu biz tabii ki elbette bilemiyoruz. Yani üst paleolitik çağ, neolitik, mezolitik, neolitik çağ arası geçişinin hangi etnik gruplarla ilgili olduğunu bilmiyoruz. Ama daha sonrasına bakıyoruz. Daha sonra neolitik çağdan itibaren biz Türkçe konuşan halkların alanlarını, yerleştikleri ve geliştikleri ve arkeolojik kültürlerini net olarak ortaya koydukları alanları biz biliyoruz. Neolitik çağdan itibaren Cis Baykal bölgesi, yani Angara Baykal bölgesi terk ediliyor ve Altay bölgesine, yani Yenisey'in öbür tarafına, batı yakasına geçiliyor ve burada Eneolitik çağdan itibaren kültürler gelişiyor. Tam bu çağda da batıdan muhtemelen Güney Rusya'dan beyaz tipli adamlar, yani Avrupa ya da Kafkazoid dediğimiz, yani buradaki beyaz anlamı Akdenizli anlamında, o tip adamlar geliyor ve onların oradaki kültürel birikimine tanık oluyoruz. Bu neolitikten önce ve neolitikten sonra arasında bağlantılar var. Bu bağlantılar seramik üretimin üzerinden biz bu bağlantıları yapabiliyoruz. Seramik üretimi ise söylediğim gibi M.Ö. 12. binlerde var orada. Yani Sibirya'da, Kuzey Asya'da seramik üretimi milattan önce 12. binlerde başlamışken Avrupa'da insanlar ağaçlarda sallanıyordu bir. Güney Mezopotamya'da ise henüz ortada hiçbir şey yoktu. Göbeklitepe kültürü vardı. Bu Göbeklitepe kültürü de zaten bir baskın başka bir kültür ile ilişkileri sonucunda böyle bir gelişmiş kültür olarak ortaya çıktığını hipotetik olarak biz savunuyoruz. Şimdi Neolitik öncesi ve sonrası arasında bağlantılar olduğuna göre, elimizde net belgeler olmadığı için böyle bir yönteme başvurmak zorundayız. O zaman birbirleriyle bağlantılı grupların konuştukları dil ise birbirleriyle bağlantılı olmalıdır. Olmalıydı diye böyle bir hipotetik şeyle savla bunların aynı dili konuşan halklar olduğunu düşünüyoruz. Netik ve sonrasına baktığımız zaman Altayları görüyoruz. Altaylar kültür coğrafyasını görüyoruz ve burada konuşulan dil Türk dilidir. Yani tam Türk dili demeyelim de Türkçe konuşan halkların konuştuğu dil. Yani Türkçenin en arkaik biçimidir diye böyle bir tanım yapalım. Peki, şimdi bir fırsat verelim. Diyelim ki ya Türkçe değildi de başka bir dil diyelim. Yani bir başka dil diyelim. Ne diyebiliriz buna? Şimdi bizden önce, yani klasik Ural Altay dil grubu tırnak içinde söylüyorum. Nın üyelerine bakalım. Mongol, yani Moğolca, yani oradaki dil, yani Neolitik öncesi ve sonrasını birbirine bağlayan ve birbirle ilişkili olan dil Moğolca olabilir mi diye düşünüyoruz. Moğol kültürünün, arkeolojik kültürü zaten yok. 12. yüzyıla kadar zaten yok. Ondan sonra da böyle karmaşık alıyor gidiyor ve bizim
konumuzu da bizim alanımızda ilgilendirmiyor. Mançutumuza bakıyoruz. Hani şeye koyuyorlar ya, Ural Altay dil ailesi diye. Aileyle hiç alakası yok. Yani en azından bence öyle. Dil ailesi filan değil. Aile olunca abi, kardeş, emmioğlu, amcaoğlu, yenge, kayınbirader filan olursunuz. Yani Moğolca ile Türkçe arasında kayınbiraderi bile ulaşamayacak bir akrabalık bağlantıları yok. Şimdi bakıyorsunuz, rakam sistemine bakıyorsunuz, organ adlarına bakıyorsunuz. Yani iki dili aile yapacak, akraba yapacak kriterlere bakıyorsunuz, hiçbirisi yok. Neyse, konulara çok fazla girmek istemiyorum ben. Yani bu Moğolca değil. Yani burada ara bağlantı yapacak dil Moğolca değil. Yani Türkçe'yi yok farz ediyoruz, öyle konuşuyoruz. Yani bir fırsat verelim diyoruz. Ne var? Mançutunguz var. Mançutunguz'un kendine ayrı yok zaten. Yani ortaya koyduğu bir kültür yok. Çin kültürü içinde yani ciddi anlamda bir arkeolojik kültürü falan var. Bunu çok fazla bizim camiada bilmiyoruz ama Mançu'nun Çin kültürü Çin kültürü demeyelim de Çin kültürü öncesi dönem üzerinde çok etkisi var. Fakat gene tırnak içinde Ural Altay dil ailesi içinde bir baskınlığı yok. Yani bir arkeolojik kültürü yok. Yazılı belgeleri yok. Bizim anladığımız anlamda yazılı belgeleri. Japon'a bakıyoruz. Japonca da aynı şekilde. Yani kısmen Ural Altay dil ailesine bağlandığı için söylüyorum. Çin aynı şekilde, o daha farklı bir boyutu var tabii onun. Başka ne var? Yani Altay dilleri ya da Ural Altay dilleri ailesi dediğimiz. Yani hiçbiri bu bağlantıyı sağlayacak ölçüde, güçte, kapasitede bir durumu yok. O zaman teorik olarak bile olsa bu bağlantıyı arkaik, yani Türkçenin en arkaik biçimi olan Yenisey Lena kültürü dili olarak biz tanımlıyoruz. Yani Yenisey Lena geniş anlamda, dar anlamda Angara-Baykal bölgesi, yukarıdan Angara Nehri geçer, aşağıda Baykal var, dik açı yapar zaten Angara Nehri. Bu bölgede milattan önce 16. bin, 12. bin, yani buzul dönemi sonu olduğu için, yoksa ta 30 bin milattan önce 30 bin yıllara kadar bölgede, Cisbaykal bölgesinde çok canlı bir hayat var, bunu biliyoruz. Ve burada dünyanın ilk gömmesinin, yani hediyeleriyle birlikte, hatta üstü de böyle hafif kurgan gibi diyebiliriz, yassı taşların örtüldüğü bir kurgan, Malta çocuğu dediğimiz bir gömme de var burada. Bütün olarak ortaya çıkmış. Bu bölgenin insanlık tarihi, yani kültür, arkeoloji kültürünün oluşmaya başladığı tarihler M.Ö. 30 binlere kadar gider. Çünkü bölge gerçekten tam anlamıyla mikroklima bir alandır. Yani buzul çağlarında bile o bölgede hayatın normal akış içinde devam ettiğini gösteren kanıtlara sahibiz. Ama biz buzul çağları teorik olarak, yani bittiğinden itibaren o dönemde başladığını farz ediyoruz şey olarak kağıt üstünde. Hocam, Semih Hocam. Evet. Şimdi orada bir... Lafımı bitireyim hemen sonra. Bitireyim lafımı. O bölgede konuşulan, o tarihler arasında konuşulan hipotetik dilin de Türkçenin en arkaik bir formu, bir biçimi olduğunu düşünüyorum. Evet, buyurun Oktay Bey. Hocam, şunu açıkla kavuşturmak için siz söylediniz. Şimdi sizin hipotezinizde biz aslında 8-10 bin yıllık en az Türkçenin varlığını düşünürken birdenbire Türk kültürü ve Türk dili, arkaik, yani ön Türk dili diyelim. Milattan önce 17 bin yıl öncesine gitti. Doğru mu hocam? Evet, doğrudur. Yani şöyle böyle, o zaman şunu diyebiliriz. Türkçe dünyanın en eski dilidir diyebilir miyiz? Ya hiç şüphesiz.
söyleyebiliriz de, çünkü kimse bir engel koymuyor yani. Yok yani, akıllı mantıkla söyleyebilir miyiz? Yani tabii ki yani, tabii ki söyleyebiliriz. Evet. Çünkü Türklerin, bakın Türklerin hiçbir bozkır kültürünün sahip olmadığı bir değeri vardır, yazılı belgeler. Evet. Bunu da unutmayalım. Buradan da pek çok şey çıkıyor zaten. Bu yazılı belgelerle birlikte pek çok şeye ulaşabiliyoruz. Evet, buyurun, en son bir şey söylüyordunuz. Yani Oktay Bey. Şöyle yani, birçok kimseye şovanizmin falan gibi geliyor da, yani biz bir tarihi gerçekler üzerine konuşuyoruz. Akıl, bilim, sizin arkeolojik bulgular üzerine. Yani burada bir övünmek ya da yerinmek diye bir şey yok. Ama o zaman şöyle diyeceğiz. Bizim Türk dili, ön Türk dili, yani yaklaşık 19 bin yıllık bir dil en az. Yani bildiğimiz sizin bulgularınıza göre. Ve dünyanın en eski yaşayan dilidir. Ya o, şimdi öyle de az önce söylediğimi yani tekrarlıyorum. Hiç sakınca yok abi. Söyleyebilirsin. Evet. Rahat rahat söyleyebilir. Herkes söyleyebilir. Çünkü dediğim gibi bir çıkış yolumuz var. Bakın bir, ne oldu? Görüntüde bir sorun yok değil mi? Birisi Mete şeyini çıkarır mısın? Mete şey yapmaya başladı. Ben evet. Share screen'i kapatalım. Evet. Tamam, kapattım. Peki. Siz bir şey yapın da hocam. Bir paylaşım. Tamam, peki. Evet, bana biriniz hala şey. Tamam, stop share yapıyorum. Tamam hocam, buyurun. Arkadaşlara bir kez daha uyarayım. Lütfen siz evet, paylaşımı açmayın arkadaşlar, lütfen. Siz zaman açın hocam. Böyle kalsın hocam. Böyle kalsın. Yani tamam hocam, şu gördüğümüz, şu gördüğümüz güzel coğrafyada, bakın dünyanın en güzel coğrafyasıdır bu. Şimdi bazı bizim arkeolog olacak arkadaşlar, benim meslektaşlarım, benimle aynı okullarda, aynı seviyelerde okuyan, ondan sonrası ne yaptığını bilemem ama ben farklı alanlarda çalıştım tabii. Bu arkadaşlar, bazı arkadaşlar şey diyor, ya diyor, bu tabii uyduruk dergilerde, bu popüler dergilerde aklı sıra eleştiriyor. Türkler diyor işte orada Sibirya'nın dondurucu soğuğunda insan mı yaşar, kültür mü yaşar? Yani böyle ya çok affedersiniz, çok salakça şeyler de söyleniyor. Ama aslında yani çok kızıyorum da ya, kendimi de tutamıyorum bazen. sert yanıtlar da veriyorum. Yani o da hakkım olduğu için veriyorum. Yani öyle laf olsun diye değil. Ya şimdi buraya sen abi gelmemişsin. Yani Gürcistan'dan öte tarafa gitmemişsin. Avrasya nedir bilmiyorsun. Yani Cisbaykal nedir bilmiyorsun. Altay nedir bilmiyorsun. Sayan nedir bilmiyorsun. Yani bu bölgeler Rus uzak doğusu Amur nedir bilmiyorsun. Kapçak'ta nedir bilmiyorsun. Yani bu bölgelerde az önce söyledim, tırnak içinde söylüyorum. Yani küçümsemek için söylemiyorum tabii de. Yani Avrupa'da, İskandinavya'da işte bilmem sağda solda Anadolu'nun pek çok yerinde insanlar ağaçlarda sallanırken, yani bırakın seramik üretmeyi, adamlar şapır şapır seramik üretiyor. Yani bu arada bu bir kültürün göstergesidir. Yani bunu hiç kimse bana aksini savunmasın. Seramik üretimi kültürün seviyesiyle doğrudan ilgilidir. İnsanlar seramik ürettikleri dönemde öbür tarafta insanlar ağaçlarda salınır. Bunu unutmayalım. Yani ta milattan önce 12. binlerde Cisbaykal'da, biraz sonra fırsat bulursak göstereceğim. Cisbaykal'da, Amur'da, Osipovka kültüründe, daha da doğuda, işte Japonya'da, Hokkaido'da, bilmem sağda solda, Çin'de, yani Çin'in bu Helan Dağları'nın yukarısında, kuzeyindeki bir takım bölgelerde seramik üretimi yapılırken, adam seramik üretirken, sen o seramiği ondan 5000 yıl sonra öğreneceksin.
sonra öğreneceksin ve ondan sonra da tutacaksın işte orada Sibirya'nın soğuğunda kültür mü olur, kültür mü gelişir filan. Böyle şeyler de var, tipler de var. Hemen bir şey ilave edeyim. Biraz da şey yapalım ya, çok sıkmayalım bilimsel şeylerle. Ben buraya bir iki not almıştım. Şimdi benim üniversitedeyken bir arkadaşım babası şeydi, senatördü. Ona bir kendi yazarı tarafından bir kitap gelmiş, Sümer Türkleri diye. Bir gün ellerine gittiğimizde baktım. Ben dedim, nereden buldun bunu? İşte bizim PR'e gelmiş dedi. Sümer Türkleri, Engin neydi? Arın Engin diye bir adam. Sümer Türkleri diye şey. Konuştuk. Ya Sümer hakikaten Türk müdür, değil midir filan diye. Böyle bir işte Ön Asya Proto Historia, Ön Asya Arkeolojisi arkadaşları la birlikte tartışırken orada bir şey oldu ya, Sümerlerle Türkler bağlantı var mıdır yok mudur? Yani yıllardır söylenir ya, biz de bir arkeologuz sonuçta, biz de şey yapacağız, konuşacağız filan. Ondan sonra bizim tabii bir tarihte böyle bir laf etmek mümkün mü? Yani Sümerlerle Türkler arasında bağlantı var mı filan desem hocam dayağı basar yani. Yani bırak suratını basmayı, sıfır basmayı. Böyle bir şey söyletmez. Sonra o yıllarda işte ilk başladığım dönemlerde Konya Karayük kazılarında Macarlar geldi. Macar grup geldi. İşte kazıları şey yapacak. Buradan da Profesör Yaşar Coşkun hocama, izliyor mu acaba bilmiyorum. Saygılarımı, selamlarımı sunuyorum buradan. Yaşar Coşkun olan dedi ki, baksana şunlara ne diyorlar falan dedi. Öyle çıkmışlar habersiz. Ben de şey yaptım, ne istiyorsunuz filan. İşte Höyük hakkında bilgi verdim. Yaşar Hoca da dedi ki, nereli? Macar hocam dedim. Ya bir sorsana dedi, bizim dedi şeyler dedi, öyle söylüyor dedi, Macarlar Türklerle ilgili. Ben de sordum. Adamlar da böyle gıcık gıcık baktılar suratıma. Ondan sonra gittiler. Ya bunlar bende hayal kırıklığı yarattı. Yani hem Sümer hem Macar hem ondan sonra şey filan. Bu okulda dil tarihte bunlar çok yasaklı şeyler. Hani konservatuvarda arkadaşlar vardır. Caz çalarlar. Hoca oradan gelir duyarsa tamam perişan ederler. Yani caz çalmak yasaktır şeyde, konservatuvarda. Bizim orada da böyle Sümerli, Türklü, Hiksoslu falan yapamazsınız. Yani konuşamazsınız böyle şeyleri. Oradan bir şey var. Bir eziklik var. Yani daha sonra tabii bunların yanlış, çok yanlış olduğunu, aslında Sümer, Elam, Hiksos, Hurri, hatta bunların da aslında doğudan gelmiş Asyalı gruplar olduğunu biz biliriz. Ama özellikle bu Gürcistan bölgesindeki Gürcistan madenciliğiyle ilgili konulara girdiğinizde, ya en ufak bir şey söyle. Bir Gürcistan'ı anlatırken bir Zagros'u söyle. Zagros dağlarıyla ilgili kültürleri söyle. Oranın epik paleolitik kültürleri, PPN kültürleri, onun devamı olan işte Sümer'de bilmem neydi, Ubeyit'te, bunları arka arkaya birbirleriyle ilişkili olarak hiç kimse bize anlatmadı ve böyle olduğu için de bunlardan bir haber olarak biz orada hala öğrenciler öyle. Ama Batı'da öyle değil. Yani Batı'da bu işin satır araları da görünmeyen yüzleri de tek tek anlatılır. Yani bunlardan da insanlar haberdar edilir. Bizdeki eğitim böyledir. O nedenle arkeologlar bizde işte Baykal bölgesinde kültür mü olur? Orada kültür mü yetişir? Yani aynen böyle. Orada dondurucu soğuklar falan var, ayaz var. Orada kültür olmaz. Ama maalesef kültür de oluyor. Ve senin yakın doğudaki o yerleşik kültürlerden de 5000 yıl önce seramiği kütür kütür kalanlar yapıyor, ediyor, alıyor, satıyor. Bu şekilde bir üstünlük sağlıyor. Ama şu var, teknoloji yerleşik kültürel alanlarda
yapılır, geliştirilir. Teknoloji yerleşik kültürün bir parçasıdır. Teknoloji Avrasya, Bozkurt kültürlerinde gelişmez. Gelişmez. Çünkü üretimle doğrudan ilgilidir. Üretim yerleşik kültürlerle ilgilidir. Şehircilikle ilgilidir. Teknoloji üretimiyle ilgilidir. Çarkla, arabayla, tekerlekle, şehirciliğin gerektirdiği diğer birimlerle yakından ilgilidir. Onun için ve bu nedenle elmayla armutu asla karıştırmamak lazım. Bozkır kültürleri ile yerleşik kültürler arasında bir üretim farkı olduğunu bilmek lazım. Üretimin ise her yerde olmayacağını, ancak alüvyonlu topraklarda, o nehirlerin getirdiği, yardığı düzlüklerde olacağını ve bereketli hilal dediğimiz alanların ya da Dicle Fırat arasındaki alanların tesadüfen yüksek baskın kültürlerin alanı olmadığını bilmek lazım. Bunlar tesadüfi değil. Coğrafyanın insana sunduğu imkanlarla doğrudan ilgili olduğu içindir. Ama gene de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir lafımı hemen bağlayacağım. Fazla sıkmayayım kimseyi. Bakıyoruz Sümer. Yani insanlar en azından ne diyor? Asyalı kültür diyor. Eklentili dilli diyor. Ama biri diyor ki Kuzey Afrikalı dil diyor. Yani hiç alakasız bir yalan. Yani Sümer'e sindirmemiş Bozkurt kültürüyle ilgili bir iki makalesi var. Satır arasında Kuzey Afrikalı bir kültür diyor. Kuzey Afrika'dan gelen. Bir de şey var bu. Western Asia, yani Batı Asya, Doğu Asya, böyle habire Semitik kültürleri işaret eden şeyler var. Yani bu Hurri'ydi, Hatti'ydi, Hiksos'tu, ondan sonra Sümer'di, Elam'dı. Yani mümkünse, yani mümkünse hepsi Hiksos kültürü düzeltiyorum. Yahudi kültürüyle doğrudan ilgili kültürler olduğunu yani söyleyen, dayatan, böyle üstüne üstüne giden bir sürü yazarlar biliyoruz. Halbuki Sümer daha önce de ve bugün de iddia ediliyor. Sümer bölgenin kültürü değil. Tamam, kara kafalı adamların kültürü Sümer'in değil. Dağlık yerden gelmiş bir başka yerin, bir başka alanın kültürüdür. Bunu biliyoruz. Dili Asyalı eklentili dildir. Onu biliyoruz. Elam aynı şekilde, tekrar ediyorum, Dravid'le, yani Dravid'le, Sümer'le, Hurri'yle, Hatti'yle ilişkili kültürdür. Ve dolayısıyla hepsi, Hiksos da dahil olmak üzere, Mari Anav kültürleri de dahil olmak üzere, bunlar da arkeolojik bakımdan birbirleriyle mükemmel bir şekilde birleşiyorlar, örtüşüyorlar. Dolayısıyla bu kültürlerin pek çoğu da zaten yazısı olanların da hepsi tamamı eklentili dil ve Asyalı dil. Dolayısıyla bunlar bir yerlerden geldiler. Bu bir yerlerde bizim bildiğimiz Kuzey Asya'dır. Dilleri de nece konuşuyorlar? Daha önce ne konuşuyorlardı? Onu da az önce söyledim. Yani bu şekilde toparlayabiliriz. Oktay Bey, isterseniz çok fazla bunaltmayalım insanları. Soru varsa soru yok, alalım. Yok hocam, estağfurullah. Duyabiliyor musunuz? Çok güzel. Evet. Şimdi şeylerden yani kısaca bahsedersek Türklerin çıkış noktası, bizim ön atalarımızın çıkış noktası Sibirya, Baykal Gölü ve oradan dünyanın yaşayan en eski dili diyoruz. Ve çok haklısınız. Benim de yani birçok kimsenin hem fikir olduğu, yani şunu söylemek istiyorum hocam. Güzel bir konuya temas ettiniz. Dediniz ki bizim arkeolojide yasak bölgeler vardı. Sanırım bu Atatürk'ten sonra yasak bölge oldu buralar. Çünkü biz biliyoruz ki Atatürk'ün tarih vizyonunda, örneğin benim okuduğum bir şeyde Atatürk
Hiksoslar hakkında, Mısır hakkında bir kitap okuduğunda oraya not alır. Yani bu yazılı sabittir o kitapta. Bunlar da Türk diye bir not alır. İşte Sümerler olsun, Huriler olsun. Bunlar şey. Evet arkadaşlar sorularınız varsa onları alalım. 10 dakika sonra bu oturum bitecek. Ondan sonra devam edebiliriz sorulara. Hocam bir soru geldi Oktay Bey. Evet buyurun. Göbekli Tepe bağlantısını tekrar edebilir mi Semih hocamız? Sibirya Göbekli Tepe bağlantısını. Hemen tekrar ediyorum. Göbekli Tepe kültürü PPN yani seramiksiz neolitik sesim geliyor değil mi? Evet duyuyoruz hocam. Seramiksiz neolitik döneme aittir. Milattan önce 10.500'lü yıllara aittir. Ve birdenbire gelişmiş bir kültür olarak ortaya çıkmıştır ve bizi şaşırtmıştır. Ön gelişim aşaması olmadan birdenbire ortaya çıkmış bir kültürdür. Şimdi öbür taraftan Kuzey Asya'dan aynı tarihlerde belki biraz daha önce yola çıkan ve kendilerine yeni hayat alanları arayan Kuzey Asyalı yerli halkların geldiği noktada Zagroslar ve Kuzey Irak üzerinden Göbekli Tepe kültür alanıdır. Muhtemelen buraya geliyorlar ve burada Göbekli Tepe kültürü avcı toplayıcı gruplarıyla karşılaşıyorlar ve bu kültürü ortaklaşa yaratıyorlar. Şimdi bunu neden söylüyorum? Göbekli Tepe kültürünün ansızın birdenbire gelişmiş olarak ortaya çıktığı konusunu bütün arkeologlar söylüyor. Söylemek zorunda. Yani öyle bir keyfilik yok. Gelişmiş bir kültür var. Böyle pırt diye ortaya çıkıyor ve bunun bir ön aşaması olması lazım. Ya da bir tetikleyicisi bunun bir daha baskın bir kültürün gelip birlikte yani böyle bir gelişmiş kültür ortaya çıkartması gerekiyor. Şimdi bu yol Kuzey Asya'dan Yakın Doğu'ya uzanan yol baskılama yöntemiyle üretilen mikro dilgi, az önce gösterdim, mikro dilgi endüstrisine bağlanıyor. Ve araştırmacılar araştırıyorlar her bölgedeki bu mikro dilgileri baskılama yöntemiyle. Yani söyledim ya, hem bir sert vurgu, hem yumuşak vurgu, bir de baskılama yöntemiyle alet üretiliyor. Bu en son teknoloji, o dönemin gerçekten üstün bir teknolojisi ve bu teknolojinin sahibi de bu Kuzey Asyalı halklar. Bu halkların Yakın Doğu'ya, Göbekli Tepe kültürü alanına gelişini de bu aletlerin güzergahını izleyerek burada olduğunu biliyoruz. Mesela şöyle diyelim, Göbekli Tepe kültürü Güneydoğu Anadolu'muzda gelişmiş. Şimdi Göbekli Tepe kültürünün bir adım öncesinde, yani epipaleolitik döneme bakıyoruz. Bu dönemde acaba, yani milattan önce 14. 13. binlerde acaba baskın kültürler var mı? Göbekli Tepe kültürünü tetikleyecek, onun gelişmesine katkıda bulunacak kültür var mı diye bakıyoruz. Evet var. Levant bölgesinde, Doğu Akdeniz bölgesinde Natufyan kültürü diye bir kültür var. Yani o bölge adına verilen bir şey o. Natuf kültürü var. Natuf epipaleolitik kültürünün Göbekli Tepe kültürüyle hiçbir ilgisi yok. Yani hiçbir ilgisi yok demeyelim de yani mümkün olduğu kadar farklı şeyler arada set var, bağlantı yok. Göbekli Tepe kültürünün bağlantılı olduğu, yani çevre kültürler anlamında bağlantılı olduğu yer Kuzey Irak'tır. Orada bir takım Göbekli Tepe öncesi kültürler, daha erken kültürler gelişmiş orada. Ve ondan önceki noktaya baktığımızda bölge Zagroslar bölgesidir. Anlatabildim mi? Yani bu bölge, Yakın Doğu'da Göbekli Tepe kültürünü etkileyebilecek potansiyel epipaleolitik kültürler var, mevcut. Ama Göbekli Tepe kültürüyle bu erken kültürler, baskın kültürler arasında bir bağlantı göremiyoruz.
biz bağlantıyı Zagroslar üzerinden gelen bir kültürden, bir teknoloji taş alet endüstrisinden görüyoruz. Bu da baskılama yöntemiyle üretilen taş alet endüstrisi. Kaynağı da Kuzey Asya. Oldu mu? Oldu hocam. Teşekkür ederim. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi önce katkı açısından kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani bana göre Sümer kültürünün Altay'dan geldiğini iddia etmek çok fazla zorlama. Çünkü Sümer dili bugün tamamen çözülmüş bir dil. Biliyoruz nasıl olduğunu. Beklemeli olmasının dışında Türkçe'yle pek bilgisi yok. Olsaydı ortaya konurdu. Fakat benim sormak istediğim şu. Semih hocamız Türklerin bir göçebe kültürü olarak diğer göçebelerde olmayan bir özelliğinin olduğundan bahsetti. Bunu da yazıdan bahsetti. Ama benim bildiğim göçebe değil de Bozkurt. Bozkurt. Neyse fark etme. Anlıyorum ben. Efendim? Hı-hı. Pardon. Bozkurt kültürü. Evet Boz. Ama benim bildiğim Türklerin en eski belgesi onun yazıtları ya da orada o bölgede bulunan yazıtlar. Bunlar da 6. yüzyıldan kalma. Yani şöyle düşünelim. 6. yüzyılda başka bir kültür Konstantinopolis'te Ayasofya inşa ediyor. Türklerin çıkardıysa basit bir taş üzerine yazılı bir kısa bir tarih. Harika. Ben yani... soruyu anladım. Soruyu anladım ben. Ya böyle sorular istiyorum ben. Yani böyle canlı yaratıcı sorular istiyorum. Şimdi Bozkır kültürü, Türkler Bozkır kültürü, Bizans yerleşik kültürü. Elma ile armutu lütfen birbiriyle karşılaştırmayalım. Şimdi Bozkır kültürü olarak gelip Sümer bölgesinde, Mezopotamya'da dünyaya okumayı yazmayı öğretecek kadar gelişme imkanı bulabilen bir kültürden bahsediyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bozkır kültürü ile yerleşik kültürler arasında insan faktörü yok. Bunu şey yapalım, bunu kabul edelim. İnsanlar imkan buldukları zaman... ekolojik çevrede imkan buldukları zaman her türlü teknolojik, kültürel gelişmeleri değerlendirebiliyor. Yani bu dan hareket edelim. Şimdi Türklerin diğer Bozkır kültürlerden farkı, evet yazı. Bu yazıyla ilgili pek çok şey var, hipotez var. Bunları ben bilemiyorum. Zaten bizim Göktürk dönemi yazıtlarının bulunduğu çayla çok fazla bir bağlantımız yok. Biz bu yazıtların bulunduğu arkeolojik belgelerin erkenine gitmek için bir standart oluşturduğu için önemli sayıyoruz Göktürk yazıtlarını. Bu bir. Göktürk yazıtları arkeolojik belgedir. Üstündeki yazıtlar farklı. Bunlar arkeolojik belgeler üzerinde yazılmış yazıtlardır. Ve bulunduğu yerde mezarlar vardır. Mezarların içinde bulunan arkeolojik belgeleri niteler, mezarların tiplerini niteler, ölü gömme adetlerini niteler, yazının dışında en az 3-4 kalem bize pencere açar. Biz bu pencerelerden daha erken evrelere gitmek için elimizde bir standart çıkış yolu olur. Yazıtların bize verdiği imkan budur. Bu iki. Üçüncüsünü söyleyeyim. Göktürk yazıtları 6. 8. şeyi de katarsak, Uygur'u da katarsak en erken 5. 6. yüzyılı aydınlatır diye söylenir. Halbuki bu yanlış bir bilgi. Bundan daha önce Taşlık kültüründe bakın kim sordu bilmiyorum ama dikkatli dinlersin. Taşlık kültüründe yazılı belgeler var. Yazılı. Henüz onlar yayınlanmadı. Benim hocam izninizden bu konu gerçekten uzun ve cevaplandırılması gerekiyor. Bizim kapatalım. Kapatalım, açalım çünkü gerçekten tamam. Soru da güzel. Vallahi, soru da güzel. Usulü oldu ya. Yani soru güzel yani. Bunu Wikipedia sorusu. Biz evet, bunu tamam. Gayet cevap her soruya yanıtımız var. Hiç kimse merak etmesin. Yok. Tamam hocam. İyi kötü. Yani tekrar bağlanıyor muyuz? Evet, tekrar bağlanacağız. Aynı yerden artık. Tamam.
Ben kapatıyorum. Şimdi tekrar bağlanın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Aslında Semih Hocam şeylerden bahsederken bu işte Sümerler demek ki arkadaşın sorusuna cevaplamadan önce zaten bir Sümerler dediğimiz Hiksoslar bu Bizanslardan Doğu Roma'dan çok çok öncesi oluşan bir uygarlıklar bunlar yani. Şimdi Semih Hocam daha güzel cevaplar verecek de. Hoş geldiniz Semih Hocam. Semih Hocam sesiniz açık değil. Tamam. Özür diliyorum. Tamam. Buyurun hocam. Hemen devam ediyorum. 6. 5. yüzyıl diyelim. En erken yazıtlar. Ama ondan önce Güney Sibirya'da Taşlık kültürü gömmelerinde ortaya çıkan milattan sonra 2. yüzyıla ait yazıtlar var. Bu yazıtlar henüz bildiğim kadarıyla yayınlanmadı. Bir tanesi benim 2001 yılda katıldığım kazılarda ortaya çıktı. Kayın Ağacı kabuğunun arkasında aduk ya da işte ona ben tam hatırlayamayacağım. Adakla ilgili bir tek sözcük ve bir de figür var, at figürü vardı. Kazıma yöntemiyle yapılmış 2. yüzyıl. Bu pek çok, bakın bu belge maalesef yayınlanmadı. Şu anda Minus'un Abakan Müzesi Müdürü Andrei Gottlieb'in kazısıydı 2001'de. Ve orada bulunan bir tane değil, mutlaka onun devamı vardı ve ondan hiçbirinin yayınlanmadığını ben biliyorum. 2019'da böyle bir girişimim olmuştu, olmadı, her neyse. Bu yani gidip sorduğunuz zaman size hayır böyle bir şey bulundu diyemez yani. O kadar kayıtlı yaz, ta o zamandan beri bunları yazıyorum ben. Bu belgeler Göktürk yazıtlarını 5. yüzyıldan 2. yüzyıla taşır. Öbür tarafa bakıyoruz. Pazırık kültürünün ıssık kurganının gümüş tası ya da kepçesi her neyse üstündeki runik yazılarda gene Türkçe olarak okunuyor. Başka dillerde de okunuyor ama yani şimdi bölgede devamı olan 6. yüzyıla kadar giden bir geleneğin ya pazarlık kültürü de zaten resmen Türk kültürü. Herkes benim Türkü Altay Kuramı kitabımı okumak zorunda değil. Ama okuyan orada zaten o kadar detaylı anlattım ki orada herkes yani böyle illaki yanlı taraflı bakmıyorsa orada ikna olacaktır. Çünkü arkeolojik belgeleri ben teker teker insanın gözüne soka soka, kulağına soka soka orada gösteriyorum. Yani ikna olmamak mümkün değil. Yani o derece fazla belge var. Şimdi milattan önce 5. yüzyıl, milattan sonra 10. yüzyıl. Bu buraya kadar geliyor. Şimdi siz Türk kültürünün yazıtları dediğiniz dönemden bir yıl öncesine kadar gidiyor. Zaten Türk dili konuşan halkların kültürü de arkeolojik belgeler üzerinden gittiği yere kadar gidiyor. Yani mümkünse biraz kalındır, pahalıdır filan ama Türk Altay Kuramı'na bakın. Yeni baskısında muhtemelen çıkacak işte önümüzdeki aylarda diyelim. Orada var. Evet, sorunuzu bu şekilde yanıtlamış olduk. Hocam biz de burada... Bir dakika bir şeyi tekrar edeyim. Lütfen Bozkır kültürleriyle yerleşik kültürleri karşılaştırmayın. Bir Bozkır kültürü grubu yerleşik kültür bölgesine geldiği zaman nasıl bir dönüşüm, değişim geçirdiğini biz bölgedeki eklentili diller kültürlerinden bunu net olarak görüyoruz. Bunu lütfen karıştırmayın. Ya Bizans'ta şu yapılıyordu. O dönemde Türkler taşa yazı yazıyordu. Ondan sonra
Hani çok da kalıplaşmış şeyler var. Bunları da çok fazla dillendirmek istemiyorum. İşte göçebe kültür, yerleşik kültürü yağmalar, ondan sonra yakar. Öyle, o iş o kadar kolay değil. Yani bu çok klasik Hint-Avrupacı söylemin Türkiye'deki uzantısıdır. Bunu unutmayalım. Türkiye'de arkeolojik kültürler klasik arkeoloji temelinde yükseltilir. Klasik arkeoloji Hint-Avrupa kültürünü savunan ve onun arkasında duran bir sistemdir klasik arkeoloji. 10 kişi arkeolojiye gidiyorsa bunun 9'u klasik arkeolog olarak mezun olmak istiyor. Buraya yönlendiriliyor. Yani bu bir şeydir. Klasik bir söylemdir. Bunun kaynağı da maalesef gizli ya da açık. Biz bunları fark ediyoruz. Hint-Avrupacı söylemlerin Türkiye'deki resmi ya da yarı resmi, gizli ya da açık uzantılarıdır. Bunu da bu şekilde herkesin bilmesini rica ediyorum. Evet, başka soru varsa. Hocam, ben size bir ekleme yapayım. Ben daha açıkça söyleyeyim. Bu emperyalist tarih yapılandırmasının bize ezberlettiği şeydir. Arkadaşın sorusu, yani Göktürklerden başlamıyor Türk tarihi. Göktürk ya da Türk dediğimiz bu devletten çok öncesinde İskitler var, Hunlar var. Yani sizin anlattığınız Elamlara, İksoslara, Sümerlere kadar bir giden... Ya tamam hocam, yani... onlar zaten var. Herkes bir şey kafasına göre söylüyor ama benim Türk Altay kuramında bunlar o kadar detaylı, yani o kadar ikna edici bir şekilde anlatıldı ki, yani insanlar tabii okumak ister istemez ama okuyan insan mutlaka ikna olur. Zaten bunun geri dönüşlerinde ben çok sık alıyorum. Yani. Evet, başka soruya geçelim. Söz alabilir miyim? Oktay Bey, söz alabilir miyim? Değerli hocam, benim söyleyeceğim birkaç şey var, birkaç da sorum var. Zamanınızı alacağım, kusura bakmayın. Buyurun. Az önceki arkadaşımız sadece eklemeli diller olması, Sümerce'nin Türkçe olduğunu göstermez dedi. Eklemeli diller olması çok önemli bir şey. Dil ailelerini biz buna göre sınıflandırıyoruz. Osman Nedim Tuna 156 tane Sümerce'deki Türkçe kelimeyi buldu. Geçtiğimiz yıllarda bir komisyon tarafından bu 350'nin üzerine çıkarıldı, bu Sümerce'deki Türkçe sözcükler. Hani başka dilde bu kadar Türkçe sözcük, hani Sümerce'de başka Arapçadan veya başka dillerden sözcük var mı? Onu da ortaya koydukları mı bilmiyorum. Bir de bir şey daha diyeceğim. Siz Rusya'da kazı yürütüyorsunuz. Rusya buna kolayca izin veriyor mu? Veriyor. Yok. Siz nasıl aldınız? Veriyor. Güzel. Bir de az önce bir sonuca varmıştık. İşte dünyanın en eski dili Türkçedir. Evet, ben de bu sonuca katılıyorum. Ayrıca dünyanın en eski dini ve Türklerin asli dini olan şamanizm. Çünkü kitabınızı ben okudum baştan sona defalarca altına çizerek. Kızılderililerin Amerika'ya geçiş tarihi olarak 12.000, milattan önce 12.000 evet. Diyorsunuz. Demek ki günümüzde eklersek şimdiki Kızılderililerin de hala kanlık inancında olduklarını düşünürsek Türklerin asli inancının 14.000 yıllık olduğunu en az şu an ortaya koyabiliriz ve bu nedenle Türklerin en eski dini de dünyanın en eski dini olarak da şu an elimizde 14-15 bin yıllık kamlık inancı gelir. Tamam. Verebilir miyiz? Böyle bir tarih verebilir miyiz? Tamam, hemen söyleyeyim. Şimdi Türklerin, kısa söyleyeceğim. Türklerin milattan önce 3. yüzyıla kadar Kam deyin ya da işte şaman deyin, ne derseniz deyin. Ben panteist diyorum. Türkler panteisti. Doğayla iç içe oldukları için. Panteizmi bakın inceleyin, aynen öyle. O şamanistler bilmem neler filan sonradan uydurulmuş şeyler. Sonradan ortaya çıkan şeyler. Adı değiştirilmiş. Panteisttir. Türkler milattan önce 3. yüzyıla kadar panteisttir. 3. yüzyıldan sonra Çin kültürü etkisine girer. Ve Çin'in işte mistik spiritüel inançlarıyla iç içe olur ve Göktürk döneminde de tamamen Çin'e bağlanır. Yani Çin neye inanıyorsa Türkler de ona inanır. Bunu koyalım. O ilk soruyu soran arkadaşa ben
Sümerlerin Türk mü değil mi filan o konuya bir iki laf söyleyeceğim. Şimdi ben Sümerler Türk demedim, Sümerce Türkçe değil, demedim. Tam tersine bakın, Türkçe, Sümerce, Moğolca, Hurrice, Haddice, Sosça neyse bunların hiçbiri akraba dil değildir. Yani Sümerce Türkçe nedir filan sorusunun ötesinde bir şey söylüyorum ben. Bu diller, hepsini bırakalım, Sümerce ile Türkçe farklı dillerdir. Gelişimlerini, dilsel gramatik gelişimlerini, dilsel gelişimlerini farklı yönlerde geliştirmişlerdir. Ortak yönleri eklentili aglutinatif yapıdır. Bir de ortak sözcükler vardır. Aglutinatif yapı, yani eklentili dil yapısı, eklentili dil konstrüksiyonu ve ortak sözcük bir iki dili akraba yapmaz. Sümerce farklı dildir, Türkçe farklı dildir, Moğolca farklı dildir. Sümerce Türkçe'ye, Moğolca'nın Türkçe'ye olduğundan daha yakın da değildir, daha uzak da değildir. Yani bunlar, ama bir şey var, yani bu kadar da konu basit değil. Milattan önce 12. binlerde, den önce bölgede, bakın ta başta söyledim, bunu kaçırdınız herhalde. Burada bir tek dil konuşuluyordu. Çünkü tek bir etnik yapı var bölgede. Yani Cisbaykal bölgesinde bir etnik, tekil bir etnik yapı var ve tek dil konuşuyor anlamına gelir bu. Ve buradaki dili biz, yani isim olarak Yenisey Lena, arkaik Yenisey Lena dili olarak tanımlıyoruz. Adı bu. Ne dedim? Mezolitik dönem, neolitik dönem geçişinde eğer bir dil uyduracaksak ya da bir dil atacaksak ya da bir hipotetik bir şey söyleyeceksek, bu dil olsa olsa daha sonra, neolitikten daha sonra Altaylar kültür coğrafyasında konuşulan Türkçedir demek zorundayız. Bunun dışında tırnak içinde Ural Altay dil grubuna giren dillerin hiçbiri buraya aday olamıyor. Bunu da az önce söyledim. Türk Altay kuramında da detaylarıyla bunu anlatıyorum. Şimdi nasıl bir sonuç çıkartacağız? Türkçe ile Sümerce eğer aynı dil değilse bunun bağlantısı nedir? Bunların bağlantısı hipotetik düzlemde anılan coğrafyada Milattan önce 12. yani yaklaşık olarak, net bir tarih söylemiyoruz tabii, yaklaşık olarak 12. binlerden önce o bölgede, bu tarih ta 30 binlere kadar, 24 binlere 30 binlere kadar gider. Çünkü üst paleolitik çağın aralığı budur. Konuşulan dil ne zaman gelişmişse, yani bunu da dikkate almak lazım. Yani şimdi 50 bin yıl önce diye sallayamayız. Yani dil ne zaman gelişir? Arkeolojik kültürün ne zaman geliştiğini biz biliyoruz. Seramik üretimiyle birlikte arkeolojik kültürün gelişimi de başlamıştır. Ve Kuzey Asya'da tarihi de milattan önce 12. bin, 11. binlerdir. Bu dönemde konuşulan dil Türkçe'ye çok yakın olan ya da Türkçenin en arkaik biçimi olan, bakın, arkaik Yenisey Lena dili diyoruz. Bu diller milattan önce 12. binden itibaren dağılan halklar tarafından konuşulan tek dil iken, yıllar içinde 5000 yıl, 6000 yıl sonra neolitik çağlarda ya da her neyse, yani onları şu anda biçimlendirecek durumda değiliz, öyle imkanımız yok. Yıllar içinde farklı yönlerde gelişerek farklı dil olmuşlar. Geriye ne kalmış? Yani Sümerce ile Türkçe örnek verdik ya, ne kalmış geriye? Kala kala bir eklentili aglutinatif konstrüksiyon kalmış. Bir de ortak sözcükler kalmış. Yani Sümerce, ya ben Sümerce okuyup yazdığım için ne kötü biliyorum. Sümerce ile Türkçe arasında pek çok ortak sözcük var. Hurrice ile Türkçe arasında da var. Hurrice ile Sümerce arasında da var. Yani bunlar az önce söylediğim gibi bir kaynaktan çıkıp bir noktaya gelip orada
yayılmışlar, gelişmişler. Farklı diller olmuşlar. Anlatabildim mi? Yani Sümerce farklı dildir, Türkçe farklı dildir ama bunların kökleri aynı kök dilden, aynı, yanlış bir şey söylemeyelim, aynı arkaik Yeni Seylena dilinden kopup gelmiş ve farklı yönlerde gelişimlerini tamamlamış dillerdir. Nokta. Evet, soru varsa alalım. Osman Hocam bekliyor sanırım. Buyurun Osman Hocam. Evet, teşekkür ediyorum Semih Hocam, iyi akşamlar. Buradaki hocamın sunduğu sonuçların, evet, sonuçların gerçek olduğuna inanıyorum, gönülden katılıyorum. Hocam şimdi göç delili olarak baskılama tekniğini sundu. Fakat özellikle son hocam 7-8 yıldır biz o dönemde ki beşeri coğrafyayı artık nokta atışı tayin edebiliyoruz. Son 7-8 yıl özellikle diyorum. 2010'lardan sonraki gelişmelerle Altay Dağları, Sayanları içeren bugünkü Tuva bölgesini içerip sizin dediğiniz gibi Baykal Ünlü bölgesine doğru uzanan bölge ve onun batısı. Ama buradaki insanlar tuhaf bir şekilde yüzyıllar boyunca o Orta Moğolistan bölgesine inmiyorlar. İniş ancak Karasukça, yani gözle görülür bir karışma, ancak Karasukça'da gerçekleşiyor. Öbür taraftan hocam dolayısıyla o haritayı keşke bu sonuçları da göz önüne alarak o Orta Moğolistan bölgesini dışlayacak şekilde yapsanız. Siz sadece baskılama tekniğini aldınız, evet. Ama tamam, çok korsan bir diri sunmayacağım. Onu biliyorum hocam, onun adabını kusura bakmayın. Öbür tarafta şimdi Güney Rusya'dan, Orta Avrasya'ya bir göç olmadı hocam. Göç milattan önce 21. yüzyılda başlayan Aryan göçü. O da biliyorsunuz İran ve Hindistan'a indi. Aksine bakın milattan önce 2400'lerde Polonya, Krakow etrafı merkezli olan şeritli seramik kültürüyle birlikte ilk kez R1 hem A hem B gruplarının Avrupa'da belirdiğini görüyoruz. Ama bunlar Güney Sibirya'da R1'in mutasyon geçirerek A ve B olarak ortaya çıkışı sadece 26 bin yıl önce. Orta Avrasya'dan Avrupa'ya göç oldu ama Avrupa'dan beyaz insan gelmedi hocam. Bunlar zaten bakın 26 binlerden bahsediyorum. Güney Sibirya'daki mutasyondan bahsediyorum ve bunlar zaten beyaz insanlardı. Yani Güney Rusya'dan gelmediler. Anladım. Gelenler Aryanlardı. Onu sadece çok uzatmadan bir de bir başka şey, ilk kez sizden duydum. El Ubeyd kültürünün Sümerlerin ön kısmını oluşturduğunu. Evet, kesinlikle öyle. İlk kez diyorum, sizden duydum ama tabii. El Ubeyd'in o başka bir kültür olduğunu biliyordum. O tufanla yok olmuş, varlığını hem arkeolojik hem yazılı delillerle bildiğimiz tufanla yok olmuş kültür olduğunu, Sümerler de kendilerinin deniz kenarındaki Aratta'dan geldiğini, bu da muhtemelen Cürcan'a tekabül ediyor. Yani anal kültür bölgesine tekabül ediyor. Sizin söylediğiniz tamam. Ama El Ubeyd'in ayrı ve yerli bir kültür ve yok olan bir kültür olduğunu biliyordum. Siz Sümer'in ön proto kısmı dediğiniz, evet. Halbuki Sümerler kendileri başka bir yerden, Aratta ülkesinden geldiklerini, deniz kenarındaki Aratta'dan geldiklerini söylüyorlar. Onu söyleyecektim. Tabii söyleyecek çok şey var ama çok yeni şeyler tamam. Öğrendik. teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Hocam dediğim gibi o genetik haritaları ekleyebilirsek bunlara, çünkü teknoloji biliyorsunuz el değiştiriyor. Yani bir elden ele geçiyor. Başkaları da kapıyor bu teknolojiyi, öğreniyor. Taktiğiniz bir teknolojinin bir yere gitmesi insanların da gitmesini gerektirmiyor. Bu yüzden genetik haritalarla çakıştırabilirseniz mükemmel olur. Ama bu durumda biraz Osman batıya hocam. Kaydırmanız, güney Sibirya'ya kaydırmanız tamam. Gerekecek. Peki. Şimdi evet. Osman Hocam baskı mikro dilgi teknolojisi Kuzey Asya derken Kuzey Moğolistan da içine alıyor. Hatta Kuzey Moğolistan'da daha erken görülüyor. Onu hemen hemen söyleyeyim. Yani Kuzey Asya derken tabii Moğolistan'ı... Tabii ben söyledim onu. Tabii.
Moğolistan'ı şey yapmıyoruz, es geçmiyoruz. Moğolistan burada var. Şimdi ben bir şey arıyorum da, neyse ben ezbere söyleyeceğim. Şimdi beyaz insanın göçü bizde o kadar bariz ki, 4. binin ortalarında başlıyor bu göç. Minusensk Vadisi'ne, yüksek Altaylara. Ya bunun üstünde çok fazla durmayacağım çünkü bu çok net bir göç ve bunların ben Hint-Avrupalı olup olmadıklarını ben bilemiyorum. Ne konuştuklarını çünkü bilemiyoruz. Dolayısıyla ben böyle hani olsa olsa metoduyla bir şey yapmadığım için bunlar Hint-Avrupalı'dır demiyorum. Ama beyaz kafatası var orada. Yani orada beyaz kafatası var. Ve bu adamlar bölgede yaklaşık 1000 yıl oturuyorlar. Orada karışıyorlar, ediyorlar filan. Ondan sonra da 2000'li yılların 3. binin sonunda da defolup gidiyorlar. Yani orada izleri tamamen siliniyor. Belli bir süre sonra Andronovo dönemine kadar, ya da Andronovo demeyeceğim, Karasürk dönemine kadar oradaki bütün izleri tamamen neredeyse silinip gidiyor. Böyle beyaz göçler var. Çok da önemli değil. Yani bu biz antropolojik verilere bakarak söylüyoruz. Ama esas söylemek istediğim şu. Şimdi bu baskılama yöntemiyle elde edilen mikro dilgi teknolojisi, işte taş endüstrisinin bölgeye gelişi şu ya da bu şekilde olabilir. O önemli değil. Yani kimi diyor işte bir şekilde aktarılıyor. Kimi işte ben de diyorum ki bu aktarmayla olacak bir iş değil. Karmaşık bir yöntem. Yani şimdi siz bu mikro baskılama yöntemiyle mikro dilgi dediğimiz şunlar ya. Şunlar. Şu. Adam bunları görmüştüm. Odanızda. Bir dakika. Evet. Bir paylaşayım mı? Evet. Moderatör. Bey, aklıma bir şey gelmedi de kusura bakma. Dur bakayım. Nerede bizim şey? Ha, dur. Böyle, açtınız hocam. Dur abi. Ha, tamam. Bak abi. Şimdi var ya şu mındık şeyler bak. Şu kadar. Bu kadar. Böyle. Bunlar alt tıraş ol yani. Böyle. Hıyır hıyır tıraş ol. Ondan sonra 1-2-3-4 santim. Dur bakayım, bu da böyle. Dur bakayım başka var mı? Neyse hepsini göstermeyelim. Evet. Nasıl kapatıyoruz abi burayı? Evet. Hocam kapatabilirsiniz orada. Tamam. Şöyle yapayım. Screen share. Ana sayfaya. Tamam. Buldum. Şu stop. Peki, tamam. Şimdi bu karmaşık bir sistem bu. Bu şeye benzer. Bozkır kültürleri için söylüyorum. Seramik yapım tekniğine benzer. Şimdi Bozkır kültürlerinde seramik yapım tekniği elden ele iletilir. Yani bölgeden bölgeye iletilmez, elden ele iletilir. Pek çok yapım teknikleri var. Bunlar laboratuvar analizleri sonucunda. Bu adam helozonlamayla mı yapmış, kalıp tokaçla mı yapmış, yapıştırmış mı, parça parça mı yapmış? Bunların hepsi belli olur. Bunlar elden iletilen şeylerdir. Elden ele iletilir. Karmaşık metotlardır bunlar. Normal olarak tabii. Bu mikro dilgi dediğimiz bu minnacık şeylerin de böyle taşı malzemeye küt diye vurmakla bunlar olmuyor. Daha küçük, daha hassas bir takım şeyler gerektiriyor. Bu teknoloji de ben öyle inanıyorum. Tabii ya başkası da başka türlü inanabilir. Çünkü bunun üretildiği yerde gittik, kazı da yaptık. Buradaki malzemeleri de Göbeklitepe malzemesini de inceledim. Yani yakından aldık, ettik, şey yaptık filan. Bunları görerek, bilerek, inceleyerek, literatürünü takip ederek bir araştırma yürüttüğünüz zaman bu teknolojinin öyle kolay kolay ben Afganistan'a kadar getireyim bırakayım. Afganistan'daki İran'a getirsin, İran'daki de Anadolu'ya getirsin. Farklı. Ben böyle düşünmüyorum. Bir arkeolog olarak benim aklıma böyle
yatmıyor. Yani lapis lazuli taşının Afganistan'dan ta Ege adalarına kadar gitmesi muhtemeldir, olabilir. Ama teknolojinin o kadar kolay uzak şeyle, ticaret gibi, yani ara istasyonlarla iletildiğini düşünmüyorum. Ama böyle düşünen, tam tersi düşünen hocalar da var. Ya konuştuğumuz işte Türkiye'de göbekli tepe konusunda en yetkin adam kimse, şimdi adını da vermek istemiyorum. İzin almadım, belki şey yapar da, onlar da daha farklı düşünüyorlar. Ben de böyle düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, bu göçleri, Kuzey Asya göçlerinin Yakın Doğu, Zagros üzerinden Anadolu'ya girişine, sevgili Osman Hocam, genetik analiz, genetik sonuçlarda, genetik araştırmalarda bunu destekliyor. Zagroslar bölgesindeki yerli halkların PPN dönemi, yani milattan önce 12. binlerin genetik araştırmalarında bölge halklarının genetik yapılarının %20-25'i oranında etkilediğini gösteriyor. Bu da bu adamların oraya kadar geldiklerini ve hemhal olduklarını gösteriyor. Genetik araştırmalar da Kuzey Asyalı halkların Tazagroslara kadar indiğini gösteriyor. Göbekli Tepe bölgesinde, kültür bölgesinde bir takım genetik araştırmalar var mı? Yok. Niye yapılmıyor? Bunu da kazanlara sormak lazım. Ama biz olsaydık bu araştırmaları çoktan yapmış olurduk. Bu konuyu da böyle şey yapalım, kapatalım. Soru için teşekkürler. Evet, başka soru varsa alalım. Mehmet Kenan Bey bekliyor. Evet. Buyurun Mehmet. Buyurun. Merhabalar herkese. Hocam, sunum için teşekkürler. Şimdi orada mısınız? Görüntü gitti ama oradasınız. Ben şimdi buradayım, buyurun. Göbektepe bölgesinde Neolitik dönemi milattan önce 10 bin ile 6 bin arasına yerleştiriyor arkeologlar ve bunda yaklaşık 8 binlerde seramik öncesi ve sonrası olarak ayrılıyor. Dolayısıyla buradaki Neolitik dönemin ayrımı seramiğin olup olmaması. Yani kendi içerisinde öyle bir ayrım olduğunu anlıyoruz. Siz ise Altaylar coğrafyasında, yani ben o bölgeyi öyle adlandırıyorum. Altaylar coğrafyasındaysa bu ayrım, yani seramik öncesini ve sonrasını milattan önce 12 binlere kadar götürebiliyoruz. Yani o dönemden önce seramik daha da erkene gidiyor. Bakın daha, hemen parantez evet. açayım. Daha erkene de gidiyor. Bu Kuzey Çin bölgesinde bu tarih çok daha birkaç bin yıl daha erkenlere gidiyor. Onda hemen bu evet. Buyurun. Ama siz, yani bu seramiği Neolitik dönem içerisinde değerlendirmemiz gerektiği mantığından hareket edersek Göbeklitepe bölgesini esas alarak, o zaman Altaylar coğrafyasında da bu dönemin, yani Neolitik dönemin milattan önce 12 binlere en erken gitmesi gerekir düşüncesinden yola çıkarak sorumu soracağım. Ancak siz kitabınızda Türk Altay kuramında bu dönemler sizin kronolojinize göre paleolitik döneme giriyor. Çünkü siz Altaylar coğrafyasında Neolitik dönemi milattan önce 6000 ile başlatıyorsunuz. Hayır, seramik ortaya çıkışı Neolitik dönemi göstermez. Böyle bir kayıt yok. Yani o zaman Altaylar farklı şeyler. Altaylar coğrafyasında seramik üst paleolitik dönemde ortaya çıkmıştır. Kuzey Mezopotamya'da da Neolitik dönemde ortaya çıkmıştır. Evet. Böyle mi yaklaşmak lazım? Tabii. Neolitik demeyelim, üst paleolitik demeyelim de. Şimdi üst paleolitik çağ veriyor. Yani bazıları mezolitik diyor. Yani şey için, Kuzey Asya için söylüyorum. Hı hı. Yani seramik üretim tarihini söylüyorum ben. Ya Osipovka kültürü var. Amur bölgesinde Osipovka var. Ve şeyde Cisbaykal'da Uzkarenga var. Aynı tarihler bunlar. Yani milattan önce 12. bin, 11. bin, günümüzden önce işte 13. 14. bin diyelim. Bu dönemde seramik ortaya çıkıyor. Net yani. Biraz sonra göstereceğim burada. Net seramin ortaya çıkışı 12. bin. Ama seramik ve Neolitik arasında çok bağlantı yok. Bir, yerleşik kültürün Neolitik tanımı ile göçebe kültür bölgesinin Neolitik tanımı farklıdır. Bunda
Hemen söyleyeyim. Yani böyle tartışmalar var. Anladım. Altaylar coğrafyası için sizin Neolitik'in başlangıcını esas aldığınız olay nedir o zaman? 6. bin. İşte olay nedir? Yani neden 6. bin? Ya şimdi bunu ben bilemem. Yani kültür tarihçisi değilim ya da terminoloji konusunda şey yapamam. Bunu bize bir doktora tezinde bir hocamız sormuştu. Herhalde Çiler Çilingiroğlu sordu. Bana değil de Neolitik seramik çalışan bizim Ayça'ya sormuştu. şeyde. Ya bunun tanımı yok. Şimdi Neolitik üretimle ilgili olabilir, seramikle ilgili olabilir, ilk yerleşimlerle ilgili olabilir. Ama Bozkır kültürlerinde bu kavramlar çok farklıdır. Yani Bozkır kültürlerinde yerleşik kültür diye bir kavram vardır. Su kenarlarında konutlar vardır. Ta bu bizim anlattığımız dönemlerden itibaren, yani 30 binlerden itibaren, bakın günümüzden önce 30 binlerden itibaren Cisbaykal bölgesinde, Angara Nehri, Uzbelaya Nehri kıyılarında bir sürü şeyler var. Geçici kamp yerleri var. Genel büyük kamp yerleri, onların bağlı olduğu küçük şeyler var. Bunlara yerleşim diyemiyoruz. O dönemde seramik de var. Yerleşmiş halk da var. Fakat bu kavramlar farklı. Yani bence aslında çok da güzel bir soru, çok da doğru bir soru. Sanıyorum bu soruyu daha önce de bana sormuş olduğumuzu hatırlıyorum. Yazılı olarak şeyden, sosyal medyadan. Bunların net belirlenmesi lazım. Neolitik'in ne olduğunu, yani Bozkır kültürlerindeki Neolitik ile bu konuda bir çalışma bile, akademik çalışma bile yapılabilir. Yerleşik kültürlerdeki Neolitik'in hangi anlama geldiğini, hangisinin nerede başladığını, hangisinin nerede bittiğini ya da ölçütlerin ne olduğunu tek tek şey yapmak lazım. Yani bu konu çok tartışmalı bir konu. Da net bir cevabı da yani hiç kimsenin verebileceğini zannetmiyorum şu an. Anladım hocam. Son olarak da daha önceki Aziz Bey de herhalde bu İlk yazının Türklere ait olup olmadığı konusuyla ilgili yazının başlangıcını resimlere, resimden şekile, şekilden harfe, malum işte piktogramlar, petroglifler, evet. Oradan monogramlara, fonogramlara geliyor. Mesela Lena Kaya resimlerinin girişinde ben görmedim de rahmetli Servet Somcuoğlu'nun kitabında yazdığı üzere Ruslar tarafından o kaya resimlerinin M.Ö. 14 binlere ait olduğunun yazıldığı belirtiliyor. Taştaki Türkler'in kitapta. Dolayısıyla yazının başlangıcını, yani o bölgedeki yazının başlangıcını en erken M.Ö. 14 binlere götürmek de mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yok abi, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Şimdi lütfen yani her yazılana da inanmayın. Herkes de böyle boyundan büyük şeyler yapmasın. Ben rahmetli Serdet Somcuoğlu'na duyduğumuz bir şeydir. Ama petroglifle unutun, yine yakalandık. Evet, kapatıyorum. Petroglif farklı şeydir, yazı farklı şeydir. Yazının kökenlerini petroglife bağlayamazsınız. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir yaygın bir görüş var. Tamgalar yazının kökeni. Ya ben 10 yıldır çalışıyorum. Altaylar bölgesinde görmediğim bir tek petroglif şeyi kalmadı. Yani figürü kalmadı. Altaylar, merkezi Moğolistan. 2019'da şeyi gördük, çalışmaları gördük. Lena bölgesindeki zaten kendi çalışmalarımız orayla ilgiliydi. Bunları unutun. Yani ben en azından böyle düşünüyorum ve yazıyla ilgisini kuran bir Müslüman var mı? Ya desin ki bana şu petroglifin, şu tamgasının, şusu A, öbürü B. Böyle bir şey yok yani. Bunu lütfen yani herkes aynı şeyi söylüyor ve de ya böyle olmuyor. Ama ben size daha önce de sordunuz, onu da hemen ben söyleyeyim. Petroglyflerin tarihleri, bakın Amur'dan başlayalım, en doğudan başlayalım. Amur bölgesinde, yani Rus uzak doğusu bölgesinde
Osipovka kültürü ile günümüzden önce 14. 13. binler, yani yine söylediğim milattan önce 12. binlere geliyor, 12 binlere geliyor. O bölgede Osipovka kültürünün, o seramik üreten o kültürün, kültür ile bağlı olan, neydi adını şu anda hatırlayamadım birden, ne bir şey, Alyan Kaya. Hocam, sesinizi açar mısınız hocam? Ne zamandan beri kapalı? Birkaç saniye önce yanlışlıkla tamam. Bir arkadaşım. Ha, bu tamam. Arada hocam 3 dakikamız var. Yoruldunuz tamam, mu? Hemen tekrar, bitiriyorum. Hemen tekrar bitiriyorum. Bağlanalım mı yoksa 3 dakika? Ha, bitireyim bağlanalım. Tamam. Osipovka kültürü ile bağlantılıdır. Milattan önce 12. bin yıl. Petroglifler'in dolayısıyla en erken tarihi budur. 14 bin vardır yoktur. Bunlar tartışmalıdır. Yani hayır da diyemeyiz. Görmediğimiz için evet de diyemeyiz. Ama Osipovka, Sikaçi Alyan, tamam şu an hatırladım. Amur bölgesinde, Amur Nehri kıyılarında Sikaçi Alyan bölgesinde, bu Osipovka kültürüyle arasında zaten 15 kilometre var. 15 kilometrelik bir uzaklıkta Osipovka kültürünün petroglifleridir bunlar. Genellikle mask modelleridir. İnsan yüzünü alır. Büyükleri böyle 60-70 santimetre büyüklüğünde mask modelleri vardır. Derin derin kazılmıştır. Bunları diyorsa eğer bunların 14 binle hiç alakası yok. Ve Altay bölgesinde de, ya bizim çalıştığımız Altayların Sırgalı bölgesinde, o Sırgalı gölü bölgesindeki kaya resimleri nin de bu en son yapılan bu Çeremis'in var, bizim Rus arkadaş, onun yaptığı çalışmalarla gene aynı tarihlere giden bu mamut modelleri var orada. İlk defa birkaç yıl önce ortaya çıkartıldı. Mamut modelleri var. Dolayısıyla üst paleolitik çağa ait petroglifler var ve şu anda en erken sınırda söylediğim gibi, yani üst paleolitik çağın sonu ya da erken holosen diyelim, milattan önce 12 bin 11 bin arası. Anladım. Evet. Yanlış ifade bir şey olmayayım. Servet Somucoğlu milattan önce 14 bine aittir demiyor. Girişteki levhada Rusların milattan önce 14 bine aittir olarak yazdığını söylüyor kitabında. Yanlış anlaşılma olmasın. Görmedim ben, bilmiyorum. Hı-hı. Yazmış olabilirler. Evet. Sağ olun hocam. Tamam. Ona bakarsınız. Tamam, vakit tamam mı patron? Bir dakikamız var hocam. İsterseniz tamam. Tekrar bağlanayım. Çünkü tamam. Şunu da söyleyeyim de gideyim. Kars bölgesinde bir petroglif için çağırdılar beni. Daha ne zaman? 2012-2013'te. Doyumlu kaya resimleri diye, hatta öyle bir makalem de var. Gittim, baktım, bu günümüze çok yakın. Yani etnografik çağlarda, orta çağlarda yapılmış şeyler. Dışarıya baktım, levha yazılmış. Ve bunu da kültür müdürü yazdırmış. Diyor ki, kalkolitik çağa ait kaya resimleri, doyumlu kaya resimleri diyor. Yani ona bakarsanız kültür müdürlüğü bile. Arkadaşlar videoları kapatalım. Videoları kapatalım lütfen. Videoları kapatalım lütfen arkadaşlar. Semih hocam.
Tuz oranı düşük olmalı. Ama... Şey, videoları kapatırsak arkadaşlar ve sesleri kapatırsak. Evet, Semih hocamız da geldi. Semih hocam buyurun. Evet, buradayız geri. O cevap bitti mi hocam? Mehmet Kenan Bey, Mehmet Kenan Bey'in bir sorusu. Bir arkadaşın sanırım Orhan Bey'in bir sorusu vardı. Orhan Bey sorabilirsiniz. Hünkar Orhan. İyi akşamlar. Videonuzu da açabilirsiniz isterseniz. Ya da buyurun. İyi akşamlar. Bir kısa sorum olacak da ben biraz hızlı konuşurum. Biraz sorum farklı bir alanda olacak ama Semih Hoca'nın kitabına değinerek, yani altını çizerek okudum hocanın kitabını. Özellikle Türk ırkının beyaz değil de Mongolit yapısına atıfta bulunuyordu daha çok yatkınlık olarak. Ben biraz bizim kültürden bahsedeceğim yarım dakikalık. Biz Diyarbakır bölgesindeyiz. Bütün köken olarak Türkmen kökünden geliyorum. Efendim şimdi Mongolik yapı derken bize dışa karşı da bir evlilik engeli vardır mesela. Bahattin Ögel'den tutunda birçok Türk mitolojisini okudum. Birçok Türk kültürü bizim kültürde yaşarken birebir fotokopi gibi. Neden surat yapıları Mongolik yapıdan bu kadar uzak? İri göz, kalın kaş, surat yapısı daha çok ovala denk geliyor yuvarlaktan ziyade. Birçok dediğim gibi Türk kültüründe olan unsurlar birebir bizim kültürde yaşarken Tunceli'den tutun da arkeolojik veri olarak da Koçbaşlarından tutalım da birçok somut olarak arkeolojik verilerde de bahsedildiği gibi Sibirya'dan ki arkeolojik verilerden bahsedelim. Anadolu'da birçok yerde birebir kapatıp uyuyor ve bizim kültürde bu yaşıyor. Neden surat yapıları bu kadar farklı? Tamam, peki. Hemen yanıt verelim. Şimdi bizim o bölgede Sibirya'da incelediğimiz iskelet yapıları bu. Yani bunu biz değiştiremeyiz. Orada o bölgede biz arkeolojik kültür lerini tanımladığımız bu insanların kemik yapıları, kafa tasları bunu gösteriyor. Yani kısaca Mongoloid diyoruz da o tam Mongoloid de değil, daha farklı. Taf. Evet, taf çok güzel. Bu son zamanlarda bu benim kendi şeyim, bu hipotezim. Ama son zamanlarda yani 2020'de çıkan bir makaleyle birlikte ve diğer yazılarla birlikte de bu tam yerine oturdu. Ve bu ben şöyle düşünüyordum. Madem öyle dedim, onu da hemen şey yapalım, açıklayalım. Tam Mongoloid değil ama beyaz değil. Mongoloid özellikleri barındıran, bilmiyorum Kazak Kırgız halklarını gördünüz mü? Onlar öyledir. Burada bende var mı bilmiyorum örnek. Mongoloid özellikleri ağır basar ama hiç beyazla alakası yoktur. Ve şeydir, Mongoloid'tir. Hani Çinlerin bir lafı var ya, sen istediğin kadar beyazla evlen, doğacak çocuk Çinli olur diye. Öyle bir ırk. Ve sözünüzü kesiyorum. Bizde biliyorsunuz dışa karşı evlilik de yok. Bu son zamanlarda oldu. Evet. Evet. 100 yıldır oldu. Dışa karşı evlilik de yok. Evet, şimdi şöyle, işin bir yüzü bu. Yani biz o bölgede çalıştığımız kafatasları böyle. Ve bu kafataslarının ben çok öncesine gider diye böyle hipotetik olarak söylemiştim. Ve yapılan son çalışmalar bu fenotip diyorum ben buna, taf fenotipinin tarihinin Milattan önce 24 bin yıl öncesine, 24 bin yılın öncesine kadar gittiğini gösteriyor. Oradaki Malta çocuğunun
Malta çocuğunun antropolojik incelemeleri onun bir taf kafatasına sahip, ölçülerinde bir kafatasına sahip olduğunu gösterdi. Ve sadece Malta çocuğu değil, Malta çocuğunun atasının ve onunla birlikte daha batıda Minusing sazlısından ta şeye kadar, Urallara kadar olan bölgede, Orta Asya'da dahil buna ve bu kadar geniş bölgede sadece bu tip insanların, yani taf dediğimiz kafatasına sahip insanların yaşadığı, yayıldığı bölge olarak gösteriliyor. Şimdi bu bilimsel olarak bu böyle. Ama bir de şu var, bazı genetik yasalar var. Şimdi siz bin yıl sonra farklı bir coğrafyalarda olsanız, yani dışarıdan bir ilişkiye girmemiş olsanız bile, izole bir hayat yaşamış olsanız bile, yani öyle bir deneysel olarak diyelim ki 2000 yılda mutlaka bir mutasyon geçireceksiniz ve sizin tipiniz ekolojik çevreye uygun olarak uygun bir şey alacaktır, biçim alacaktır. Yani böyle de bir yasa var. İstediğiniz kadar izole olun, sizin oradaki doğal çevreyle uyumlu olmanız kaçınılmazdır. Bunu da bu şekilde yanıtlamış olalım. Evet. Başka... Hocam aynı şeyi düşünmüşüz. Evet. Başka Semih soru hocam varsa... benim sorum vardı Semih hocam. İzniniz var mı? Estağfurullah. Sayın dekanım. Sesinizden hemen bayramlayacağız. Evet. Zevkle dinledim ben sizi. Öyle mi? Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Ve orada yazılı olarak da soruyu sormuş idim ama sorum Bayram yok. Hocam valla yani, sürpriz oldu. Çok memnun oldum ya. Beni düşündürün lütfen. Tabii bu Sibirya yöresi falan filan siz oraları yerinde değerlendirdiniz. -50 derece ve daha fazlası. Bu insanlar kısık gözlü olmasınlar da ne yapsınlar? Yani coğrafyanın, iklimin insanlara yansıması tabii. Benim evet. Aslında size yazdığım, orada hanımefendi de okey verdi, görevli arkadaşımız herhalde, ismini bilemiyorum. Atatürk'ün okuduğu kitaplar var Anıtkabir'de, bu 24 cilt. Bu sadece Atatürk'ün okuduğu kitaplar değil, 19 ve 20. yüzyıl dönemecinde antropoloji, arkeoloji, tarih, sosyoloji, dil, örneğin işte Latin harflerine ilk geçen yakutlardan falan filan bahseder. Burada 24 cilt çok enteresan bilgiler var. Tabii acaba son gelişmelerle bu bilgiler, bu değerlendirmeler nereye oturtulabilir diye. Aşağı yukarı Türk tarih tezi buradan çıkmıştır ama moderatör arkadaşımız da kısa da olsa Atatürk'e de Atatürk'ten de söz etti orada. İlk oturumda söz etti. Ama benim bu söylediğim biraz detaylı, sizi yorar mıyım bu kadar uzun bir konuşmadan sonra? Kısaca yani bir paragraf veya birkaç cümleyle belki özetlerseniz ne diyebilirsiniz? Yani o günden bugüne arkeolojide örneğin sadece sizi ben kısaca düşündürmek isterim. Bu kitaplarda benim de okuduğum kadarıyla diyor ki ben tabii Cumhuriyet tarihçisiyim nereden bakarsanız. Gerçekten. Ama bu konularda yani kül olmak gerekiyor biraz da kül düşünmek. Evet. Örneğin deniliyor ki işte İskitler ta Hazarlardan Hindistan'a kadar uzanıyor veya Persler Çin'den ta Mısır'a kadar uzanıyor falan filan. Bu hem sizin konuştuklarınız sadece bozkır kültürü deyip de bunu bir kalemde şey yapma, bunun içinde mesela kent kültürü yok mudur, yerleşik kültür yok mudur? Ayrıca bozkırlılar da yok mudur falan filan gibi pek çok tartışmalar yeni araştırmaların ışığında beraberinde getirmesi lazım bunları galiba. Gene de ben sizden istirham ediyorum. Bir iki cümleyle
belki bir şey söyleyebilirsiniz bu konuda. Evet hocam. Sevgili dekan hocam, bizim Edebiyat Fakültesi'nin dekanı Bayram hocamız. Hocam şimdi ne söyleyeyim ben yani? Şimdi yani şöyle, buralarda ciddi tezler var. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları satır satır karalamışlar, buradan sonuç çıkarmışlar falan filan. Yani arkeolojinin o günden bugüne evrimi sonucunda acaba bu tezlerde ciddi değişiklikler falan neler olmuş? Bu bir iki cümleyle yani. Onu tabii kastım ki hocam. Şimdi şöyle, aslında çok önemli bir konu. Ya şöyle önemli bir konu hocam. Ben bu şey yeni kitaplara falan giriştik. Onlardan önce ben Atatürk'ün Türk tarih tezi ile ilgili o dört cilt kitabı herkes bilir. Kaynaktan çıkan dört cilt kitap. Bu kitapları aldım ve oturdum. Türk Altay Kuramı ile Türk tarih tezi arasındaki benzerlikler, farklılıklar falan diye çok ciddi bir program hazırladım ve bunun girişini de bir arkadaşımın Armağan kitabına da böyle birkaç sayfalık bir giriş yaptım. Yani konuya değindim. Tabii ya, o çok kısa bir sürede hocam. Çok çok kısa bir sürede hazırlanmış bir şeydi o, Türk tarih tezi. Ve evet, şu dikkatimi çekti. O günün teknolojisinde, yani o günün bilimsel birikimi kapsamında çok ileri görüşlü yapılmış şeyler de var içinde. Yani benim böyle 40 bin türlü badireler atlattıktan sonra ulaştığım, yani kazı anlamında işte affınıza sığınarak Semih hocam ben duyulabiliyor muyum? Tabii şimdi ki, tabii. Bu o dönemde hemen çala kalem alelacele kurulmuş bir cumhuriyetin aciliyetiyle hazırlanmış bir şey değil. Bu bütün o gün, yani 1880'lerden itibaren 1900'lerin başında ona kadar bütün batıda bu uygarlık ve kültür konularına, arkeoloji konularına, tarih konularına çıkan en son kitaplar, Harvard'dan çıkanlar, Paris'ten, Sorbon'dan çıkanlar vesaire, hepsi de alınmış, uzmanlarca enine boyuna etüt edilmiş ve bir değerlendirilmiştir. Aslında belki izninizle, tam da sizin alanınız, ben özellikle bu Türk Altay Kuramı içini de kutluyorum. Bu konular üzerine gene bir ayrı bir oturum yapılsa da yapsanız daha iyi olur. Şu anda ben sizi meşgul etmek istemem. Şeyden, esas ana konudan uzaklaştırmak istemem, affınıza sığınarak söylüyorum. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tamam hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben şöyle bağlayayım. Mutlaka pek çok kaynak ve pek çok kişi tarafından gözden geçirildikten sonra oluşturulmuş. Yani çok geniş bir ekip, ama o günün bilgileri kapsamında, o günün teknolojisi kapsamında, çerçevesinde yapılmış en güzel çalışma diye nitelendirilebilir tırnak içinde. Ama içinde bilimsel olmayan, bilimsel bilerek ya da bilmeyerek bilimsel olmayan bir takım şeyler yazılmış, edilmiş, ama pek çok vizyoner şeyler de ortaya atılmış. En kısa zamanda, yani ben zaten çalışmak için hazırım. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum Semih Hocam. Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Son bir soru sorabilir miyim? Bayram hocamın kısa bir cevap vereyim. Umarım ben karıştırmadım. Yok. Hayır, Bayram hocam, şunu daha önceki bizim toplantılarımıza katılmadınız sanırım. Evet, ilk defa katılıyorum. İki toplantıda da bahsetmiştim. Birinci toplantımızda bizim kim olduğumuzu bahsetmiştim. Bizim yani Öntürk Akademisi'nin araştırmaları Atatürk'ün Türk tarih tezi ya da Türk tarih vizyonu çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Onu söylemek istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kuruluş tarihi 1921'dir. Yani Polatlı'dan top seslerinin geldiği tarih. Bir yandan evet. Savaş var Ankara'da, bir yandan da harıl harıl o anda bir müze kurulmaya çalışılıyor, kazılar yapılıyor. Evet, evet. Yani o dönemdeki araştırmaların ne kadar değerli olduğunu anlatmak için bunu söylüyorum. Ne kadar sahip çıktıklarına. Teşekkür ederim katıldığınız için Bayram. Evet, Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, soru varsa hemen alalım. Yine bir soru sorsam ben. Buyurun. Şimdi milattan sonra Göktürk yazıtlarından bahsettik. Siz taşlık kültürüne bahsettiniz. Milattan evet. sonra 2. yüzyıla geliyor dediniz ama bu da çok geç bir dönem yazı için. Bayağı bir geç dönem. Ama ben başka bir şey soracağım. Şimdi anlattıklarınızı ilgiyle izledim. Teşekkür ederim. Fakat bana yani anlatılanlar tamamen kuramsal geldi. Acaba bunları destekleyen arkeolojik bulgular var mı? Belki burada bahsetmediğiniz bazı bulgular olabilir. Böyle bulgular var mı? Varsa bunları tabii artık bugün geç oldu ama başka bir zaman ortaya koymak mümkün olabilir mi? Teşekkür ederim. Peki. Şimdi hipotetik dedik. Hipotez dedik. Hipotetik dedik. Şeyden başlayalım mı? Bu göçlerden başlayalım. Şimdi bir Neolitik çağ öncesi göçler diyoruz. Milattan önce 12. bin öncesinden başlayan ve devam eden ve bunun sonuçlarını da söyledik. Hipotetik düzlemde bir ileri sürüş dedik. Ama buna hipotetik düzlem diyoruz da bu göç yolunu döşeyen az önce söylediğim şunlar var ya, bak. Ya bunlarla ilgili, ya bunlar derken baskı yöntemiyle üretilmiş taşaretlenmiştir. Adamlar işlerini güçlerini bırakmışlar, 10 yıllarca bunun üzerinde çalışmışlar. Yani bu Altaylar coğrafyasından çıktığını ortaya koymuşlar. Biz bunların bilgileriyle hipotezimizi geliştirdik. Yani hipotetik diyoruz ama bunun yoluna bu şeyler maddi kültür belgeleri döşenmiş. Yani ama biz gene de hipotetik diyoruz. Niye hipotetik diyoruz? Adam şu ürettiği malzemenin teknolojisini çuvalına koyup sırtına koyup da oraya kadar gitti mi, gitmedi mi? Hipotetik olan budur. Yoksa temel olarak bu teknoloji oraya kadar gitmiş. Bu teknolojiyi yaratan Kuzey Asyalı yerli halklardır. Burada en ufak bir mantık hatası yok ve yanlış bir şey de yok. Oraya kadar nasıl gitti? Hipotetik olan budur. Adam sırtından mı taşıdı? Alet çantasında mı taşıdı böyle her gittiği yere öğretti bilmem ne yaptı? Ya da grup olarak ya da iletildi mi? Nokta nokta iletildi. O ona derken öbür tarafa mı iletildi? Bunu hipotetiği bu. Ve bunun da tartışması var. Bunun da yani arkeoloji böyle bir şey. Bir yerde açık bırakırsınız zaten öyle bir hipotez falan da ortaya atamazsınız. Yani. Diyoruz ki baskılama yöntemiyle üretilmiş bu mikro dilgi teknolojisi çok karmaşık bir yöntemdir diyoruz. Bunu nasıl yapıldığını da bunu nasıl geliştirildiğinde yani geliştirilen bölge bizim işte Moğolistan ve Baykal bölgesi arasındaki bölgedir. Oranın yerli halkları tarafından geliştirilmiştir. Ve çok kompleks bir, zor bir şey olduğunu, iş olduğunu ve bunun iletilmesinin de aslında zor olduğunu ve bu nedenle insanlar kendileri gidip oralara kadar bunu oradaki halklara ilettiğini düşünüyoruz. Hipotetiği bu. Yani hipotetik olunca böyle bir sallayalım. Tutarsa iyi olur, tutmazsa da %50 biz şansımızı kullanmış oluruz. Öyle değil yani. Yani hipotetiğin altında bir sürü arkeolojik belgeler var. Bu var mesela. Mesela ne var? Diyoruz ki, az önceki arkadaş kitabı okuduğu belli, TAF diyoruz. Türk Altay Antropolojik Formasyonu. Yani bir fenotipten bahsediyoruz. Özel bir tipten bahsediyoruz. Ve bir kafatası yapısından bahsediyoruz. Diyoruz ki, bu kafatası yapısı o bölgeye özgü bir yapıdır.
ben ilk kitabın ilk baskısında bunu söyledim. Ve bu hani diyelim ki işte Afanasyev kültürü geldi milattan önce 4. binde buradaki yerli halklarla karıştı ve orada meydana geldi. Değil, ben bunun daha köklü, daha erken dönemlere ait olduğunu iddia ettim. Hakikaten de öyle son yazılar onu gösteriyor. Bu nereye kadar gidiyor biliyor musunuz? Bu ta klasik Türk dönemine kadar, yani Göktürk dönemine kadar gidiyor. Göktürk dönemi mezarlarında çıkan kafatasları böyle. Orta Asya'da çıkan, o dönemde çıkan kafatasları böyle. İskit'in böyle, Sakın böyle. Kazakistan'da bulunan İskit gruplarının kafatasları böyle. Altay Dağları yüksek bölgelerinde bulunan Okunye mezarlarında çıkan kafataslar böyle. Daha ne anlatayım? Karasuk böyle. Yani aynı kafatasına sahip. Tek bir kafatası örneğinden hareketle en erkenden, en geç dönemden en erkene kadar bir zincir kurabilirsiniz. Bu sizin hipoteziniz olur. Ama bu hipotezin yolunu kafatasları birbiriyle, aynı birbiriyle zincir haline gelen, birbirine geçen halkaların oluşturduğu bir zincir oluşturduğunuz zaman ancak o zaman hipotez olur. Yani hipotez deyince böyle kafadan sallama bir şey olmadığında bu buradan söyleyeyim. Bu diğer arkeolojik kültürel gelişimlerde de bunlar söylenebilir. Ama biz hipotetik diyoruz. Gelelim dile. Kitabımı okudunuz mu bilmiyorum. Başta da söyledim. Biz üst paleolitik, mezolitik çağlarda Baykal bölgesinde, yani Türklerin ana yurdu diye ortaya attığımız, ortaya koyduğumuz bölgede küçük bir, küçük demeyelim de tek tip bir etnik grup var. Bunlar da tek dil konuşuyor. Bunu bilmiyoruz. Ama üst paleolitikten neolitik basamağı atlarken, yani neolitikten daha geç dönemlere giderken insanların bu arada ne konuştuğunu bilmiyoruz. Eğer bunu bilirsek, daha önce ne konuşulduğuna dair, bir fikrimiz olur dedik. Ve bu bu dile de bir aday olarak, neolitikten sonra Altay kültür coğrafyasında konuşulduğunu tahmin ettiğimiz, yani yazılı belge olmadığı için sadece tahmin ediyoruz. Tahminlerimiz de dediğimiz gibi arkeolojik belgelere bağlı. Tahmin ettiğimiz Türkçe olabilir diyoruz. Niye Türkçe olabilir diyoruz? Çünkü Türk dili ile ilgili diğer grup dillerini oraya koyduğumuz zaman olmuyor, uymuyor. Pek çok yönden uymuyor. Bu nedenle bizim önerdiğimiz Türkçe diyoruz. Bu da hipotetik. Yani Türklerin ana yurdunda üst paleolitik çağda konuşulan dilin arkaik Yenisey Lena dili olduğunu düşünüyoruz. Ve bu dilin de Türkçenin en arkaik biçimi, formu olduğu konusunda da ortaya bir hipotez atıyoruz. Daha iyisi varsa bir başka saatten tartışırız. Böyle bu şekilde geçer gider. Yani, evet. Varsa başka soru alalım. Oktay Hocam. Arkadaşlar başka soru var mı? Son bir soru sorayım o zaman. Son bir soru rica etsem. Buyurun. Benim bir sorum var müsaadenizle. Bir bekleyin de arkadaşın sorusunu alalım. Bozkır kültürünün en önemli ögesi at ve koyundur. Sümerler Asya'dan geldiğine göre onlar da at ve koyun kültürü var mı? Ben bilmiyorum. Yani bilmiyoruz. Yani beni düzeltir misiniz rica etsem? Teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bozkır kültürlerinin at, koyun demeyelim de ona daha doğru bir deyimle dağ keçisi ve yabani geyik diyelim, bu üç. Yani bu üç hayvan kutsaldır Bozkır'da. Türkler de bu. Tekrar ediyorum. At, dağ keçisi ve yabani geyik. Maral diyelim. Farklı dilleri de var.
şeyde şu anda hatırlayamadım. Bu üçü bozkır kültürü insanının hayati önemli hayvanları olduğu için, yani olmazsa, ya bozkır kültürlerinin olmazsa olmazı için kutsanmış hayvanlardır. Neden? Yabani hayvanları temsil eden evcil hayvanlar da vardır. Eneolitik dönemden itibaren Altaylar bölgesinde bunlar evcilleştirilmiştir. Ve söylediğiniz gibi Bozkır'da, yani göçer insanın, yani yarı yerleşik bir olsa mutlaka göçecektir o bir zamanı gelince. Kolayca hayvanı böyle güdebildiği, yürütebildiği, küçük baş hayvanlar bu nedenle zaten beslerler. Büyük baş hayvan olmaz. Büyük baş hayvan olur, deve olur, büyük işte öküz, yakmak olur. Onlar da kamp malzemesini taşımak için kullanılır daha çok ve azdır bunlar. Yani bunları petrolliklerde, Altay petrolliklerinde izliyoruz. Bol bol koyun vardır. Arada böyle öküz, deve gibi şeyler de azdır. Ama bunlar tamamen bozkır kültürleriyle ilgilidir. Yerleşik kültürlerde ise boğadır. Kutsal hayvan boğadır. Boğa kültü vardır ve buna da herkes sahip çıkar. Başta Hint Avrupalılar olmak üzere herkes bu boğa kültüre sahip çıkar. Fakat bizim bildiğimiz boğa kültünün en baba yerleri de Sümer'dir. Yani Sümer'de var. Ondan sonra Sümer ile ilgili kültürler de var. Mali'de var. Elam'da var. En güzeli, en erken örneklerinden biri Elam kültüründe var. Boğa kültürü. Ve Hurilerin baş tanrısı da yazılı belgelerinden biliyoruz. Teşuk'tur. Teşuk, yani hava tanrısı Teşuk. Ve hava tanrısının kutsal hayvanı da boğadır. Hititlerde baş tanrı gene Teşuk'tur. Onun da kutsal tanrısı doğal olarak boğadır. Hititlerde bu Hitit panteonu tamamen Huri'den alınmıştır. Huri de bildiğimiz gibi, yani sadece biz söylemiyoruz, bunu söyleyen Avrasya çalışanları, arkadaşlar da var. Huri kültürü de Türk kültürüyle ilgilidir ve Asyalı bir kültürdür diyelim. Gene şunu söyleyeceğim. Mümkün olduğu kadar bozkır kültürleriyle yerleşik kültürler arasında çok fazla böyle bağlantılar kurmaya çalışmayalım. Çünkü elma ile armut gibidir. Yani şey olarak, yani genel olarak böyledir. Mümkün olduğu kadar bağ kurmamaya çalışalım. Evet. Benim bir sorum var efendim. Buyurun. Semih Hocam, bu son sorum olsun. Evdeyiz. Efendim, konuşan hiçbir bayan yok. Olmadı şimdiye kadar. Ben bir soru sormak istiyorum. Tamam, dinliyorum. Buyurun. Efendim, ben Begüm Şener Genekon, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arkeometri Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Şimdi sosyal antropolog ve sosyal arkeologum aynı zamanda. Dikkatimi çeken bir husus var. Hiç Türkiye'ye, Anadolu'ya Türkçe'yi Türkçenin bağlanması düşünülmemiş. Şöyle ki, Çatalhöyük kazılarında malumunuz milattan önce 9400 ile 7200 yılları arası Çatalhöyük'te çalışılmıştır. Buna günümüzden dersek 2000 yılda ekleyip 11400 yılına çıkarız. Şimdi dil bilimci arkeolog Profesör Doktor Colin Renfrew 1987 makalesinde burada konuşulan dilin Türk Altay dili olduğunu söyler. Şimdi Kaba Taş Devri, Yontma Taş Devri ve Cilalı Taş Devirleri Türkiye'de geçirilmiştir. Dediğiniz o küçük aletler bol bol Türkiye'de bulunur. Acaba bu dillerin kökeninin aslında Türkiye olması olasılığı yok mudur? Sibirya'daki insanlar birdenbire nasıl orada var olabilmişlerdir? Şu andaki anlayış Afrika'dan insan evriminin çıkması
evrimini geçiren insanın Anadolu vasıtasıyla dünyaya yayıldığı yönündedir. Peki. Hocam hemen şunu söyleyeyim. Colin Renfrew'nun ben Çatalhöyük kültürünün Türklerle ilgili olduğu bir yazısını değil makalesini bir tek satırını hatırlamıyorum. Colin Renfrew benim bildiğim en azılı Hint Avrupacılardan biridir. Out of Anatolia hipotezinin babasıdır. Onunla da yetinmemiştir. Daha sonra Paleolitik Continuity tezine de sahip çıkmıştır. Yani Hint Avrupalıların Paleolitik çağdan beri var olduğunu iddia eden bu Mario Alinei'nin başını çektiği rahmetli oldu geçtiğimiz yıllarda. Yani paleolitik süreklilik hipotezini destekleyen ve oraya destek veren kendi hipotezini sanki neolitik çağdan beri şeyler Hint Avrupalılar Anadolu'da varmış hipotezi yetmiyormuş gibi ona da yetinmeyip da paleolitik artık paleolitiğin altı mıdır ortası mıdır onu da bilemem. Böyle yani Colin Renfrew bildiğimiz en azılı Hint Avrupacılardan biridir ve hipotezleri tamamen çürütülmüştür. Out of Anatolia hipotezinin şu anda hiçbir hükmü yoktur. Bunu da bu Out of Anatolia hipotezini çürüten de aslında David W. Anthony'dir ve onun ekibidir. O da Maria Gimbutas'ın hipotezine sahip çıkan 1991-92'de bölgedeki at kalıntılarından bir takım karbon 14 deneyleri yapıp oradaki sitaşlı kültürünü daha erken döneme çekmek suretiyle Maria Gimbutas'ın kurgan teorisine yeni bir form kazandırma çabasında olan arkadaşımız tarafından çoktan çürütülmüştür Out of Anatolia. Onun için Colin Renfrew hakkında çok konuşacak fazla bir şey yok. Ama dillerin yurdu, köken yurdu olması için Anadolu'nun çok fazla bir neden var mı bilmiyorum. Yani benim uzmanlık alanım onlara fazla girmiyor. Efendim, Colin Renfrew Hint Avrupacı olması benim soruma cevap vermiyor. Acaba Hint Avrupacı olsa bile neden illaki Çatalhöyük'te Türk Altay dili konuşulduğunu yazmıştır. Bu ben merak ettiğim bir konu. İkincisi ise Hitit gök tanrısı Teşup'tan bahsettiniz ve onların da simgesinin boğa olduğunu söylediniz. Hititlerden çok daha önce var olan Çatalhöyük kültüründe malumunuz boğa başları vardır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Ankara'da da bu boğa başları görülmektedir. Evet hocam, yani benim söyleyebileceklerim bu kadar. Peki, teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka soru varsa alalım. Hocam 5 dakikamız var. Yapabilir miyim son? Soru varsa şey yapalım, uzatalım. Ya ben tekrar bağlanamam o zaman. Nasıl istersiniz? Yoruldunuz mu hocam? Ben buradayım. Ya biz yorulur muyuz ya? Şeyi söylemek istiyorum. Demek ki hocam şimdi homo sapiyenler konusunda yeni bir tez var. Hocam sizin de neymiş tezi? Şöyle bir tez var. Hep klasiktir biz homo sapiyenlerden geldik diye. Biliyorsunuz son zamanlarda bir de deniz ovanlar bulundu Altay'da dediğimiz. Abi onlar yeni plan değil diyorsunuz. Hayır yok şöyle. Teze göre şöyle. Neandertal yani her insanda biraz Neandertal, biraz deniz ovan, biraz homo sapien DNA'sı var diyorlar. Bu karışım da modern insan bu karışımdan oluşmuş deniyor. Böyle bir şey var. Hipotez var. Şimdi Neandertallerle yani bizim modern insan dediğimiz bu Homo sapiens, sapiensler zaman zaman
karşılaşıyorlar zaman zaman. Aynı bölgeyi paylaşmış oluyorlar. Böyle bir şey var. Çünkü Neandertal kalıntılarıyla yani kafataslarının modern insanlara ait belgelerin bir arada bulunduğu durumlar oluyor. Onu biliyoruz. Şimdi Denisova insanı tabii ayrı bir olay. Yani Denisova insanı. O da üçüncüye geliyor. Hayır şimdi tamam iki tip insan var deniyor da yani şimdi o konuda çok da fazla şey yapmayalım. Arkada evet. Kesmeyelim. Yani böyle birkaç örnekle ya da bir tekil bir örnekle siz yeni bir türün özelliklerini açıklayamazsınız. Yani onun için onu geçelim. Yani. O Denisova insanı olayını geçelim. Neandertal biliyoruz. Yani nerede yaşadığını. Hayır şu açıdan Sibirya'da var mısın? Şu açıdan ben söyledim hocam. Yani tek Homo sapiens'den geldik. Yani Anadolu'dan öbür tarafa geçtik de tam doğru değil. Yani Homo sapiens'den geldiğimiz de tam doğru değil. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hani bırak şimdi bilimselliğini de. Ben şey var, Hacettepe'de bir hoca vardı. Adam hık demiş. Neandertal'in burnundan düşmüş. O kadar çok benziyor ki ya. Evet. Adını hatırlayabilsem herhalde şeydi, psikoloji bölümünde. Psikiyatri de Hacettepe'de. Sarışın mavi gözlü. Ya adam üstüne giydir böyle. Yani koyun postu falan giydir. Kafaya da bir şey kürtler. Ya Neandertal ya aynı. Şimdi bu insanlar hep bir arada yaşıyorlar. Karışıyorlar, değişiyorlar, dönüşüyorlar. Yani bu şeylerin genlerini yani Neandertal'in genlerini taşıyan ağırlıklı olarak taşıyan örnekler bile gösterebiliriz yani tip olarak. Genetik dizilim gen dizilimi olarak değil de tip olarak şey yapabiliriz yani gösterebiliriz. Zaten şeyler var. Çok fazla işte, önemli değil yani. 2 metre 2 metre 20 santim 2 metre 40 santim boyunda insanlar var. Ya bu dediğim adam da öyle. Dediğim adam böyle. Kaşları böyle, ağzı böyle. Hocam bir dakika kaldı. O zaman ben kapatayım. Tamam kapatalım. Kapatalım açalım. Ben de bir çay alayım kendime. Tamam. Buyurun hocam. Sorusu olan arkadaşlar Seni hocam mikrofonunuzu açabilir misin? Bir sorun vardı hocam. Acaba evet, mümkün mü? Buyurun. Hocam adım Haluk Hızlıalp. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir oturum oluyor. Ben Bering Boğazı ile ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Çünkü sizin Türk Altay kuramınızda göç kollarından bir tanesi de oraya yönelik. Ve sanıyorum 24 bin yıl öncesine dayanan bazı göçlerden söz ediyorsunuz. Evet. Burada. Evet. Buradaki bağlantı Alaska, Amerika buralara olan etkileri nedir? Bir ikinci sorum da yine bahsettiğiniz haritada hep böyle aşağıya doğru Anav kültürü sıcak bölgelere doğru olan bir kültür göçünden bahsediyoruz. İşte Sümer'e, Elam'a kadar giden. Fakat Hazar'ın kuzeyinden bir takım göçler ve insan karşılaşmaları var mı? Bu Avrupa kıtasını nasıl etkiliyor? Buradaki görüşlerinizi kısaca alabilirsem. Tamam, hemen söyleyeyim. İkinci sorudan başlayalım. Göçler evet, İran üzerinden, Zagros'lar üzerinden bütün yakın doğuya dağılıyor diye düşünüyorum ben. Kuzeyden daha önce bu kitabı yeniledik ya, kitap Türk Altay Kuramı'nın yeni baskısında çok şey değişti. Ya değişti çünkü 2018'de basıldı, 2019'da yeni kazılara gittik. Orada çok fazla şey değişti. Yani bir yıl içinde o Baykal bölgesinde yaptığımız araştırmalar, katıldığımız kazılar, elde ettiğimiz sonuçlar çok fazla şey değiştirdi. Ve ben kuzeyden Kafkasya üzerinden herhangi bir dominant kültür geçişini reddediyorum. Yani kendimi bir önceki görüşümü reddediyorum, yalanlıyorum. Kendime şöyle söylüyorum.
Yani sen yanlış düşünmüşsün, bu doğrusu budur diye. Ve kuzeyden Kafkasya üzerinden dominant herhangi bir göçün oluşmadığını, meydana gelmediğini düşünüyorum. Bunda pek çok nedeni var. Kitabın yeni baskısında bunları söylüyorum. Ama Kafkasya üzerinden göçebe kültürlerin yakın doğuya geçmediği anlamına gelmez bu. Ama sıradan kültürler, yani bizim bildiğimiz Hurri, Hatti gibi kültürler değil, sıradan dominant olmayan, yani yolunu şaşırmış bir kabilin örneği. Hocam ya mesela siz Karaz kültüründen söz etmiştiniz. Karaz kültürü işte değişti o yani şeyi. O kırmızı kitaptaki olayların hepsi değişti. Yani bilim böyledir. Yani bilim derken arkeoloji bilimi böyledir. Bugün kazı yaparsınız, yarın değişebilir. Yani o kadar kısa da söylemeyelim de. Mesela 2009'da yaptığınız kazıda, 2019'da yaptığınız kazılarda, 2018'de savunduğunuz tezlerin hepsi 2020'de, 2021'de çürümüş olabilir. Ve hakikaten de böyle oldu. Karaz kültürünün kökenini biz daima Hurri kültürüne bağladık ve Hurrileri de Kuzey Asya'ya bağladık. Bunda değişen bir şey yok. Ama Hurri halklarının kuzeyden Kafkasya üzerinden değil, yanlış bir şey olduğunu gördük. Ve bunun doğrusunun da İran'ın güneyinden, Hazar'ın güneyinden, Zagros'lar üzerinden yakın doğuya girdiği konusunda yeni bir hipotez ortaya attık. Yani arkeolojik çalışmalar böyle. Tamam, bir yılda tamamen değişebilir hipotezimiz. Çok teşekkür ederim. Bering Boğazı ile ilgili görüşünüz var. Bering Boğazı'nı hemen söyleyeyim. Yani çok genel olarak ilgilenilen konuyu söyleyeyim. Kuzey Amerika'ya geçen, göç eden halkların hepsi Baykal bölgesinde, yani Baykal'ın batısı ve güneyinde, Cisbaykal dediğimiz alanlarda Malta çocuğunun ailesi ve onlar tarafından oluşturulan popülasyonun kendisidir. Doğrudan kendisidir. Ve son antropolojik ve genetik araştırmalar bunu gösteriyor. Beyaz Avrupalı insanlar, yani biraz sert bir hipotez ama sonuçlar böyle, bunu değiştiremiyoruz. Beyaz Avrupalı değil de işte Akdeniz tipinden bahsediyorum. Yani hani non-mongoloid deniyor ya, yani mongoloid, çekik gözlü olmayan bir grup. Bunu ne konuştuğunu tabii bilemiyoruz. Avrupa, Avrupa diyorlar da onların hepsi hikaye. Yani bilmeden böyle konuşulmaz. Ya Avrupa'nın kültür kökenlerini, arkeolojik kültür kökenlerine dair en ufak bir erken bilgi yok. Yani Tunç çağlarında, demir çağlarında. Onun için bilemiyoruz. Demir çağlarını geçiyorum. Tunç çağlarında ilgili bilgi olmadığı için bu beyaz insanın milattan önce 24 binlerde, yani günümüzden önce 24 binlerde Baykal bölgesine geldiğini ve buradaki halk ile karışarak yeni bir fenotip oluşturduğunu biliyoruz. Bunu en son hatta bu makalelerde okuduktan sonra bağlantıya geçtim bu işi yapan adamlarla. Bu Malta çocuğunun kolundan bir kemikten parça alıyor, gidiyor. Laboratuvarlarda inceliyor. Bunu yapan eski adında soyadı neydi Dillers şeydi, her neyse. Onunla da şey yaptık, yani yazılı olarak konuştuk. Yani bilimsel makale dışında bir şeyler istedim ondan ve adam dedi ya, bu adamlar gelmiş 30 bin ile 24 bin yıl arasında gelmişler. Burada yerli Mongoloid halklarla, oranın halkı zaten yerli Mongoloid beyaz insanlar buraya geliyorlar. Burada bir temas oluyor ve buradan ortaya çıkan yeni bir tip ortaya çıkıyor. Buna da bizim
Türk Altay antropolojik formasyonu dediğimiz tipin ta kendisi bu. Yani ta o dönemlerde oluşuyor ve onun ailesi, yani Amerika'ya giden o Baykal bölgesinde yaşayan bu Malta çocuğu dediğimiz tipin ailesi ve bu göçler de arkadaşım, bu göçler de milattan önce 13. 12. binlerde falan ancak, yani bu tam kabaca söylüyorum, daha eksik ya da daha fazla ufak tefek şey o fark olabilir, nerede meydana gelmiştir. Çünkü daha erken olduğu, mesela 20 bin milattan önce 25 bin neden 26. binden daha erken dönemlerde böyle göçler olduğunu da ileri süren bir takım şeyler var, hipotezler var. Ama onların arkeolojik belgesel karşılığı olmadığı için en azından şimdilik bunu geçerli olmadığını düşünüyoruz. Ve yerli Sibiryalı halkların Alaska'ya, yani Kuzey Amerika'ya göç eden halklar olduğunu biz biliyoruz. Ve tarih de aynen söylediğim gibi o göçlerle birlikte. Az önce söyledim. Hemen basayım abi şöyle. Şuradan gel bakalım bizim harita. Bakalım. Şunu da çekelim şöyle. Oldu mu? Şimdi buradan böyle çıkılıyor gibi tarihler vardı şimdi de silmişiz. Evet. Yani milattan önce 12. binlerde bile gidiliyor ve aynı aşağı yukarı, yani aynı dönemlerde de işte Amur'a, işte Sibirya'ya ve yakın doğuya gelen göçler de aynı zaman aralığında oluyor. Yani burada bir göç var. Göçleri de söylemiştim ben. Daha önce de yani konuşmanın ilk başında söylemiştim. Hani niye göç ve niye 12. binde göç? O da şöyle. O bölgede, o söylediğimiz tarihlerde M.Ö. 12. bin öncesinde bir hareketlilik var. Çünkü son buzul çağını takip eden dönemde, zaten orada mikroklima bir alan olduğu için buzul çağlarında bile orada bir hayatiyet var. İnsanlar şey yapıyor, yaşıyor orada. Ama bu buzul çağlarının bitiminde de işte 16 bin milattan önce 16 binlere karşılayan bir dönem, 12. bin arası, o dönemde nüfus çoğalıyor. İklim zaten insan yaşamına elverişli bir değişim sağladığı için, iklim koşulları iyiye gittiği için nüfus çoğalıyor. Bu seramik üretimi ve insan faaliyetleriyle birlikte ortaya çıktığını düşünüyorum ben. Ve artan nüfusla birlikte göç başlıyor. Bu göçlerin doğu kolu, o sizin de söylediğiniz gibi bizim Alaska'ya, Kuzey Amerika'ya giden halklar. Şimdi Baykal bölgesindeki halk, yerli halk hangi dili konuşuyorsa milattan önce 12. bin yıl öncesinde, bizim Alaska'ya giden halklar o halklar. O aynı dili konuşuyorlar. Evet. Hocam burada yer isimlerinde de çok ilginç Türkçe kökenli isimler var. Mesela? Bilmiyorum, siz de müşahede ettiniz mi? Ne gibi? Yerleşim isimleri Türkçe kökenli gibi. Şimdi nereden bahsediyoruz? Yani mesela Alaska'da. Alaska'da. Bir yer var, şu anda tam hatırlayamıyorum ama mutlaka paylaşırım. Sonra mesela Kamçatka ismi var. Orada iki kızası. Yani çok enteresan isimler var. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla. Benim 20 yıllık aktif arazi çalışmalarım süresince ve teorik masabaşı çalışmaları da dahilinde o Alaska'yı bilmiyorum tabii, ama Altaylar bölgesinde dağ, yer, yayla, su adlarının pek çoğu Türkçe, hala Türkçe. Ki orada son 300 yıldır muazzam bir asimilasyon uygulanıyor orada. Buna rağmen yer adları asla değişmiyor. Kesinlikle. Yani her 100 yer alımından 75-80'i Türk adı
değiştirilebilenler oluşturuyor bu geriye kalan 25-35 oranını. Öyle söyleyeyim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Var mı başka soru? Turgay Tüfekçioğlu Bey'in bir sorusu olacak. Turgay Buyurun. Abi değil mi? Turgay abi. Turgay Tüfekçioğlu. Turgay abi. Oktay Bey. Duyuyor musunuz? Şimdi. Peki. Sayın hocam iyi akşamlar. Epey sıkıldık ama sonunda dayanamadım bir iki şey söylemek istiyorum. Birincisi bu bizim Kazakistan'daki Tamgalısay'la Kırgızistan'daki Tamgalısay ve Saymalı Taş'ın konusunda bunların tarihleri konusunda ne dersiniz? Bir de tabii konuşmalarınızın %99'una katıldım ama bazı şeyleri de anlayamadığımız için siz de bu işin hocası olduğunuz için size sormamız lazım. İnsanoğlu eğer mağara kaya resimleri onun akabinde işte petroglifdir, petroglifdir, tamgadır evresinden geçerek yazıyı ulaşmadıysa bu yazıyı nasıl buldu? Bir başkası aslında yer atlarının hassasiyetinden bahsettiniz. Ben de bu cümleden olarak iki konudaki hassasiyetimi belirtmek istiyorum. Buyurun. Biz niçin doğumun Türkçesini kullanmayız da Aramice milat deriz? Mecbur eden kim? Yani neden doğumdan önce ve doğumdan sonra demiyoruz da sürekli olarak Aramice olan milat kelimesini kullanıyoruz. Bir de en son Oktay arkadaşımızın biraz önce bahsettiği Deniz Oğan. Yani bizim yüz binlerce senelik Altaylardaki Ayı Diş Mağarası'nı son 30-20 yılda kullanmış olan bir Rus keşişin o mağarada kalışından dolayı o keşişin adından dolayı orada işte bir küçük serçe parmağından dolayı üçüncü bir tür olan insanın adını biz en azından Türkler olarak neden Altay Türk'ü, neden Altay insanı veya Ayı Diş insanı demeyiz de son 8-10 senede Batılıların bize empoze etmek istedikleri deniz olanlar insanı adını kullanırız. Bunu da anlayamıyorum. Bir de bu Niyazov'un biliyorsunuz Y kromozomundan yaşı 40.000. Almata'da hatırlayabildiği kadar da o bölgenin insanı ve söylediğiniz mongoloid tip değil. Çünkü o %99 görüşlerinize katıldım ama %1'i eğer bu sizin görüşünüzü bütün Türkler kabul ediyorsa biz Altaylardan neşet etmiş Türk milletini iddia ediyoruz. Yani tarihte bugün Türk dediğimiz insanlar belli bir kabileden doğmuş, o kabileyle arka bağlı olan insanlardan meydana gelen insanlar mı? Bunu kabul edebilir miyiz? Bunun Atatürk'ün tarih teziyle ne alakası var? Sonra son buzul çağından biraz bahseder misiniz? Son buzul çağında 12.000'den önce dediniz. 12.000'den önce Angara Nehri'nin bulunduğu yerlerde buzul var. Yani onun hemen aşağısında mesela Alatavular 2000 kilometre boyunda 400 kilometre genişliğindeki ve onun deltasında bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkistan bölgelerindeki yerlerde kadim Türk vatanı olan bu topraklarda ki biraz önce söylediğim gibi Saymalı Taşı, Tamgalı Sayı ve Altın Elbiseli Adamı hadi onu doğumdan önce 500'e getirin ama ondan önce on binlerce yıllık tarihimizin yaşandığı bu topraklar bizim vatanımız olmuyor da niçin biz Angara ile Altay ve Sayan Dağları bölgesine sıkışıyoruz? O Balkay Gölü'nde bulunan 26 bin yaşındaki kız çocuğunun kemiğinden dolayı mı? Peki bizim bu Niyazov'un 40 bin yıllık Y kromozomu ne olacak? Tabii geç oldu bu konularda uzun kusura bakmayın ama bunları sormak istedim. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Turgay Bey, petroglif'ten başlayalım. bu orta sesim geliyor mu benim? Evet efendim. Oktay Bey?
Duyuyorum. Oktay, ha, tamam. Duyuyorum hocam. Bir sessizlik oldu da. Şimdi, yok ben kapattım. Tamam. Aman kapatma. Kes olmasın. Kapattım tamam. şimdi Tülga Bey aslında çok güzel şeyler söylüyor ama yani bunlar gerçekten oturup böyle enine boyuna workshop gibi şeylerde karşılıklı tartışılması gereken şeyler. Ama ortak bir yanımız var. Türk dünyası ve Türk kültürü, Türk tarihi üzerine hepimiz çalışıyoruz. Bu yüzden birbirimizi anlamaya çalışmamız lazım. Benim yaptığım zaten hep bu. Benim zaten hedef, yani hedef derken hedef kitle anlamında değil de yani benim önümdeki şeyler hedef kitlem diyeyim ben. Hint-Avrupacılar ve bunların hepsi de Rusya'da, Avrupa'da, Amerika'da vesaire. Benim hedef kitlem bunlar. Yani benim savaşım bunlar. Türkiye'de asla böyle bir şeyim yok. Herkesin fikrine saygılıyım. Bunu başta belirteyim ben ve hepimizin de ortak noktalar bulmamız lazım. Yani birbirimizi böyle eleştiririz, ederiz filan. Fakat en sonunda mutlaka ortak noktalar buluruz. Çünkü amaç hep aynı. Şimdi Orta Asya diyelim. Yani biz bildiğimiz işte Kazakistan ve Kırgızistan filan. O bölge, o Orta Asya bölgesi ve Altaylar buna şeyin bir kısmında dahil, Lena'nın bir kısmında dahil. Buradaki petroglif kültürü tamamen Türk dili konuşan halkların, yani Türklerin şeyidir, kültürüdür. Ama bunların, ben öyle düşünüyorum, bunların yazıyla bir ilgisi yok. Yani ben çok araştırdım, bu en son gider miyim, gidemez miyim bilmiyorum, hala çelişkideyim. 19'unda çok önemli bir toplantı var St. Petersburg'da. Ve bildirim de kabul edilmiş. Orada erkenden geçe petroglif sınıflamalarını nasıl yaparız? Bu hayvanın hareket eden ayak bacak hareketleri üzerinden bir stil gelişimi hazırladım ve de kabul edildi. Ya bu da şeye dayanıyor. Yani en erken bölgede en erken şeyler Okunye dönemine ait bildiğimiz, tanımlayabildiğimiz petroglifler. Okunye, Okunye elki diye böyle tuhaf bacaklı şeyler vardı, uzun ağızlı geyikler vardı, erkek dişi geyikler vardı. Ondan başlıyor en geç Türk dönemi, klasik Türk dönemine ait petroglifler. Şimdi ben bu iki grup arasında yani 2000, 3000, 4000 yıllık bir tarihi yelpaze arasında stil gelişimi, arkeoloji stil gelişimi uyguladım ve grafiklerini verdim. Kabul edildi. Yani az önce bir şey de arkadaşımız söyledi, Ruslar sizinle nasıl çalışıyor? Aha böyle çalışıyor. Yani şimdi hatta yayınlanmış o bildiri özeti. Ben gideceğim bildiri özetini gidebilirsem, gitmezsem de bilmiyorum. Online olacak herhalde. Tam bilmiyorum. Yani en geç döneme ait klasik Türk dönemiyle ta Neolitik döneme, Neolitik pardon, Neolitik dönemi ta 6. 7. binlere ait petroglifler arasında stil gelişimi üzerinden bir bağlantı kurdum. Kültürel bağlantı. Ve sonunda da şunu söyledim. Bu kültürel bağlantılar bir kesintisizlik örneğidir. Kesintisiz kültürlerin birbirlerine aktardığı dildir, kültürdür, gelenektir. Bunların petroglif üzerinde izlenişi de şudur diye gösterdim. Onu da şart diye hemen şey yaptılar. Hatta masrafların bir sürü bir kısmını da karşılayacağız filan diye bize şey yaptılar. Yani sonuç olarak bölgedeki anlattığım alandaki petrogliflerin ya da kaya resimlerinin tamamı Türk dili konuşan, tırnak içinde söylüyorum. Çünkü Türkler ile Türk dili konuşan halklar farklı farklı şeyler, benim kitapta da belirttiğim gibi. Türk dili konuşan halkların kendi petrogliflerdir. Ve bunların içinde ben eski deyimle diyeyim, bizim hocalarımızın deyimiyle yazıya tekabül edebilecek bir şey bulamadım, iz bulamadım. O yüzden de böyle olduğuna inanıyorum. Tarihlerine gelecek olursak
klasik Türk dönemi değil, etnografik dönemlerden, yani günümüzden birkaç, bir iki yüzyıl öncesinden başlayarak Skaç Aliyar grubuna kadar, yani milattan önce 12. binlere kadar uzayan bir yelpazede bu petroglifler. Yani petroglifler tarihi bu kadar geniş bir alan kapsıyor. Gelelim diğer soruya. Milat gerçekten, ben milatı niye kullanıyorum? Ta okuldan beri İsa lafını kullanmamak için. Şimdi bir İsa lafını kullanmayıp da ya çok daha iyi bir şey yapıyormuş gibi sanki. Milatı kullanıyoruz ya. Turgay Bey çok doğru söyledi ama bir de şey var, bir alışkanlıklar var. İnsan bu alışkanlıkları belli bir yaştan sonra da değiştiremiyor, dönüştüremiyor. Ama kesinlikle %100 hak veriyorum. Doğrusu odur. Doğumdan önce, doğumdan sonra denmesi gerekir. Ama buraya varana kadar da o kadar çok şey var ki, yani ben kitabımda da çok ciddi bir şekilde arkeoloji dünyasını, kültürel politikalarını, Türkiye'nin arkeoloji kültürel politikalarını çok ağır dillerle, yani ağır derken köklü olarak, inandırıcı olarak eleştirdim. Ve bu bilerek ya da bilmeyerek bir dayatmadır. Yani Türk eğitim, Türk kültür, sanat, arkeolojik politikalarının bir şeyidir. Hint Avrupa çerçevesinde bir dayatmadır. Klasik arkeoloji, ülkemizde ağırlıklı olan klasik arkeoloji. Ama son zamanlarda bu artık bitiyor. Hani nasıl bitiyor? Biz çok fazla eleştirdiğimiz için Avrupa kültürlerini falan değil. Zamanla Göbekli Tepe ortaya çıkıyor. Göbekli Tepe arkeolojinin prehistoria kısmıdır. Ondan daha günümüze yakın olanı protohistoria ya da işte neyse yakın doğu field arkeoloji, büyük arkeolojisi diyelim, alanına doğru kayıyor ve gözde olan klasik arkeoloji biraz daha düşüyor. Bunların hepsinin temelinde, tabii son zamanlardaki, son 20 yıldaki Anadolu arkeolojisindeki gelişmeleri ben bir kenara koyuyorum. Türkiye'deki bu arkeoloji kültür politikalarının hepsinin emperyalist dayatmalarla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda da Turgay Bey'e sonuna kadar katılıyorum diyelim. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Evet, varsa başka soru Oktay Bey. Buyurun. Hocam ben Ahmet Kemal Çalış, Ankara'dan katılıyorum, tarih öğretmeniyim. Buyurun hocam. Büyük bir keyifle dinledim. Ellerinizden hürmetle öpüyorum hocam. Estağfurullah, ne demek. Sağ olun. Hocam, haritayı herhangi bir mahsur yoksa bizimle paylaşabilir misiniz? Önce bunu böyle bir istek, gecenin bonusu olarak. Ya paylaşalım, ne olacak ya. Bu şey bizim klasik haritamız. Paylaşırız hocam, tabii. Çok güzel, çok güzel bir harita. Ben şöyle bir tespitimi dile getirmek isterim. Bizim nedense kitaplarımızda haritalara yer vermek gibi bir özelliğimiz maalesef yok. Ben bir tarih kitabının İngiliz tarafından yazıldığını kitaba bastığı haritadan çok rahat anlayabiliyorum. İngilizler bu işte oldukça iyiler. O yüzden bir harita gördüğüm zaman elmas bulmuş, altın bulmuş gibi seviniyorum. O yüzden istedim. Memnuniyet hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Bir başka isteğim de acaba bu 20 yıllık emeğin bir ürünü olarak bir gezi kitabı bekleyebilir miyiz sizden? Tespit sahayı böyle. Evet, öyle bir şeyim var. Öyle bir 2013'te başladım. Asya'da 12 yıl diye. Asya'da 12 yıl diye bir gezi kitabı. Yani başından geçenleri, çok ilginç şeyleri anlatan kitaba başladım ama fırsat bulamadım bitirmeye. Elimde şu anda, elimin altında, yani bilgisayarın bir köşesinde yapılacaklar listesinin başında duruyor. Asya'da 12 yıl. O zaman 12 yıldı, şimdi 20 yıl oldu. Vallahi hocam büyük bir artık sabırsızlıkla mı diyelim hocam? İnşallah ya. Yaparız. Bundan sonra vaktim daha fazla olacak. Yaparız. Yani
Ve öyle bir şey de gerekli aslında. Çok enteresan şeyler yaşadığım için onları da paylaşmak isterim. Kendi alanımla ilgili de son bir şey söyleyeceğim hocam. Çok yorduk bugün sizi. Rica ederim. Yani çocuklara, özellikle kendi çocuklarımıza, kendi alanımızı anlatırken, ben tabii ki tarihçiyiz ama ön Türk tarihine ayrı ilgisi olan bir kardeşinizin sahayı haritalarla anlatırken yaşanan olayların ne şekilde insanları etkileyip birçok disiplinle birlikte anlatılınca en haylazının bile adeta derse kilitlenip büyük bir hevesle defalarca takip ettiğini gözlemledim. Umarım tarih anlatımımız da özellikle liselerde bu noktada farklı alanlarda ele alınır. Neden Türk Tarih Kurumu bu konuda bakanlıkla bir araya gelip güzel bir tarih kitabı basmaz? Neden bir tarih atlasımız yoktur? Tarih haritalarımıza bakıyoruz. Anlaşılmaması için yapılmış kargacık, burgacık bir sürü renkler içe geçmiş vesaire. Bu çocukların hiçbiri hocam bunlara bakmak istemiyorlar. Buna çok üzülüyorum. Tabii ki şu an konumuz bu değil ama tarihimizi daha anlaşılır, daha sevimli, daha ilgi çekici hale getirmek için bilemiyorum. Bu konuda da şikayetimi dile getirmek istedim işin açığı. Şimdi hocam şöyle kısaca bir yanıt vereyim çünkü insanlar biraz şeyde var mı izleyen? Daha 51 kişi var. Hayret ya. Milletin hoşu gelmedi bari. Hocam devam 52 kişiyle yani 100 kişiyle full gittik. Buna rağmen peki. 50 kişiyle devam ediyoruz. Evet. Şimdi hocam şöyle herkese söylüyorum. Oktay Bey hepiniz ben kitabımda ve makalelerimde şuna değindim. Yani Türkiye'de hani lise, ortaokul düzeyinde şeyler değil, üniversite düzeyinde erken Türk tarihi diye okutulan erken Türk tarihi, en son bilmiyorum da yani ben kendi üniversitemden, çevremden, çevremdeki yani 9 Eylül'deki şeylerden biliyorum. Notları bakıyorum, ders programlarına bakıyorum vesaire. Erken Türk tarihi diye 50 yıllık, 60 yıllık eskimiş bilgiler okutuluyor. Benim kitabımda buna ayrı bir yer veriyorum ben. Bu eskimiş bilgiler de aslında orijinal bilgiler değil. Yani şimdi şey yapmayayım, adını da vermeyeyim. Herkes bilir yani üniversitelerde kimin erken, yani Türk tarihi, İslamiyet öncesi Türk tarihi diye başlar. O ilk birkaç sayfasında işte kazı raporlarını verir. Mudenko'nun, Gryaznov'un, Bembe'nin filan Rus kaynaklarını kazı raporu ya. O kazı raporunu alıyor. Ondan sonra işte şurada şu oldu, burada bu oldu filan oldu. Bunlar da Türk. Yani, bir kere hiçbir Rus kazı raporlarını verirken Türk demez. Dememiştir yani. Bugüne kadar demişliği yoktur. Eğer demişse Interrupalı demiştir. Slav demiştir. Yani diyelim ki 3. bin, milattan önce 4. bin kültür. Neolitik kültür. Bunların hiçbirine Türk demez. Ama her kimse Allah rahmet etsin. Yani çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Kitabımda yeteri kadar ağır eleştiriyorum. Çünkü yani yetiştirilen bizim gençliğimiz ya. Yetiştirilen, Türk tarihi verilen bizim gençliğimiz yani ileride bizim yetiştirdiğimiz, şu anda okuttuğumuz öğrenciler gelecekte işte öğretmeniydi, bakanıydı, başbakanıydı, cumhurbaşkanı falan olacak bu adamlar. Bu adamlara yalan yanlış erken Türk tarihi verilir mi? Niye veriliyor? Yani olmadığından mı veriliyor? Hayır. Türk Tarih Kurumu gider, toplar komisyonu, değil mi? Komisyonu toplar, işte ortaokullara, ilkokullara, işte liselere neyse herkesi toplar, ondan sonra bir ortak bir komisyon kurulur, kitap yazın. Böyle bir şey zaten yok. Böyle bir şey yok. Yıllardır yapılmıyor böyle bir şey. Ve Türk tarihine de, Türk tarihinde kimsenin değer, önem verdiği falan yok. Onu da unutun. Yani. Türk Tarih Kurumu olmuş bir Türk Osmanlı kurumu. Yani Osmanlı kurumu olmuş. Yani Osmanlı olmasın filan dediğimiz yok.
herkesin branşı ayrıdır. Kimisi Osmanlı, kimisi Selçuklu, kimisi Bizans, kimisi Roma, bilmem ne, Hitit. Kimisi de Avrasya Türk. Ama öyle bir şey yok yani. Türk Tarih Kurumu'nun bir Türk araştırmaları bölümü yoktur. Bunu unutmayalım. Şu anda Türk Tarih Kurumu şu anda Türk Osmanlı Kurumu gibi çalışıyor. Tamam da kardeşim sen altı Osmanlı, üstü Osmanlı, sağı Osmanlı, solu Osmanlı. Bu kadar abartmanın bir şeyi yok ki ya. Bir de Türk bölümü yok. Kendimiz için söylemiyoruz. Ben zamanında Türk Tarih Kurumu'na araştırmalar yapmış, TÜBİTAK, DPT araştırmaları yapmış. Ben bir arkeologum. Yusuf Hoca zamanında. O zamanında bir sürü şeyler oldu, dümenler oldu, bilmem ne oldu filan. Ve devam ettirmediler. Yani benim Sibirya'da başlattığım Türk arkeolojisiyle ilgili araştırmaları sürdürmediler. Yani istendiği halde. O zaman DPT para veriyordu. Diyordu ki tarih kurumuna şu projeyi destekliyoruz. Eğer gelirse böyle talep devam ettireceğiz. Hayır, 3 yıl devam etti. Ondan sonra çak kestiler. Defalarca başvuruldu. Bir ses tık çıkmadı. Şimdi böyle bir kurum. Yani benim söylediğim tam 20 yıl öncesi. 2001'den bahsediyorum. 2000-2001 o dönemden bahsediyorum. O dönemde de bakın hatırlayın bazen böyle milliyetçilik rüzgarı, tırnak içinde söylüyorum. Milliyetçilik rüzgarı eser ve bazı resmi kurumlar işte Devlet Bakanlığı, TİKA'ydı, ondan sonra Tarih Kurumu'ydu, Türk Dil Kurumu'ydu, bunlar harekete geçer böyle. O dönemde vardı. Moğolistan araştırmaları projesi vardı. Güzel bir projeydi. TİKA yönetiyordu. Bazı devlet bakanlıkları bizi ciddi anlamda desteklediler filan. Ama öyle bir geldi, böyle saman alevi gibi söndü gitti. Yani böyle olmaması lazım. Bu tür kültür politikaları devamlı olması lazım. Ama ben artık hiçbir şey beklemiyorum. Yani tarih kurumundan bu şeyleri ben beklemiyorum diye çok da fazla uzatmadan yanıtımı da vermiş olayım. Teşekkür ederim. Evet. Oktay Bey, selam verir miyim? Buyurun. Bir saniye. Kayseri'den arıyorum ben. Vay Yusuf sen misin? Cemil Hocam. Benim hocam. Evet. Vay Yusuf'um be. Ya Yusuf Bey bir saniye. Semih Hocam. Tamam. Bir dakika Yusuf bir şeyler söylesin. Diye. Şimdi hocam. Yok söyleteceğim ona Yusuf Bey'e de söz vereceğim de. Semih Hocam şöyle söyleyeyim. Yak 4 dakikadan az zamanımız tamam, var. Devam edelim. Tamam edelim. Birkaç Yusuf'la tane Yusuf'la konuşalım daha. Ondan sonra. Yusuf benim çocuk arkadaşım. 60'lı oturduk Kayseri'de. Ha, tamam. Tamam o zaman keseyim şeyden İyi. Sonra Yusuf Bey'den sonra. Tamam ondan sonra şey kesilene kadar konuşuruz biz Yusuf. Tamam. Tekrar başlayalım. Hocam teşekkür ederim Oktay Bey sağ olun. Sem Hocam nasılsınız iyisiniz? Aa canım ya çok teşekkür ederim. Bak nerede karşılaştık ya çok sağ olun. Çok memnun oldum bugünkü davetinize. İlk defa böyle bir programda katıldım. Vallahi. Çok da mutlu oldum. Çok da iftihar ettim hocam. O canlıyım seni. Bizim de şöyle bir sorum olsun. Şimdi bu tabii ben ortaokul mezunuyum. Tabii bu akademik şeylere bu kadar benim şeyim yok. Fakat merakımdan şey yapıyorum. Şu anda ben teolojide okudum. İşte bu insanlığın yaşamı Tevrat'ta mesela Hazreti Adem'den geliyoruz diye şey yapılıyor. Bunun da tarihi belli bir dönem. Acaba bu sizin anlattığınız tarih bu yaratılıştan Hazreti Adem'den önceki bir olay mı yoksa onunla beraber birlikte gelen olay mı hocam? Vay Yusuf'um ya, vay canım ya. Vallahi sesinden tanıdım ben. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bak Yusuf, şimdi şöyle abi. Bu işler şimdi kutsal kitapları bilimsel çalışmalara mümkün olduğu kadar uzak tutmamız lazım. Çünkü evet. Bu kutsal kitapların kutsallığı vardır. Evet. İnananlar için, hepimiz için, hepimiz Müslümanız. Bunları bilimsel çalışmalardan falan uzak tutmak lazım. Birbirleriyle hani karşılaştırıp acaba hangi tarafta ne var, oturuyor mu, şey yapıyor mu falan. Böyle çelişkiler olabilir. Onun için çok fazla kurcalamamak lazım. Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim.
Mesela Sümer tabletlerinde, o efsanevi tabletlerde mesela yaratılış efsanesi vardır, tufan efsanesi vardır ve bu efsaneler Tevrat'ta tekrarlanır, Kur'an-ı Kerim'imizde tekrarlanır. Bunlar nasıl bu şekilde birbirini takip ediyor, izliyor? Bunları çok fazla bilemeyiz. Yani bir ilahi bir hükmü, ilahi bir fenomeni, olayı, olguyu, yani bilimsel deneylerle açıklamamız mümkün değil. Evet. Ama sorduğun için çok teşekkür ederim. Sesini duydum. Kayseri'ye benden, ailem başta olmak üzere herkese çok çok selam. Sağ ol. Teşekkür ederim hocam. Zamanımız az, bir de şunu sorayım hocam. Geçenlerde bir Muazzez hocamın Sümerlilerde bu gençlik nereye gidiyor diye bir tabletinin yazısını duydum. Acaba bu gerçek mi? gerçek. Demek hocam o zamandan bu zamana kadar demek ki bu gençlik nereye gidiyor dediğim zaman şimdi şu anda biz bu gençlik nereye gidiyoruz dediğimiz maalesef haklıymış yani. Çok fazla bir şey değişmedi. Çok doğru Yusuf. Canım evet. Çok sağ ol. Çok size sağ ol. Hadi iyi geceler, iyi akşamlar. Herkese selamlar. Hanımlara selamlar, hürmetler. Aleykümselam canım, sağ olasın. Çok sağ olasın, iyi akşamlar hocam. Çok eyvallah. Eyvallah. Oktay Bey teşekkür ederim size de söz verdiğiniz için. İyi akşamlar, teşekkürler. Valla Oktay Bey hemşerilerimizden hemşerim, geliyor hocam. Evet ya, hemşerim mantıklı. Hemşerilerden. Sağ olsun. Hocam kapatıp tekrar bağlanacağım artık. Öyle yapalım, tamam hadi. Semih hocamı bekliyoruz. O geldiği zaman. Bu arada sorusu olan arkadaşlar el kaldırabilirler. Mehmet Bey siz mi? Evet. Tamam. Size sıra sizde. Çünkü uzun süredir bekliyorsunuz biliyorum. Sağ olun. Bayağı bir yoğun olduğu için artık ben de mecburen sırayla almak zorundayım. Evet. Evet, SM'ye bir soru Okinev'deki benzerlik hatırlatmış. Tekrar teşekkür ederim. Bu soruyu da ben sorayım. Semih hocam merhaba tekrar. Evet, hocam merhabalar. Duyuyor musun? Merhaba. Evet. Mehmet Gültekin Bey'in bir sorusu var. O da hatırladığım kadarıyla siz gidip orada belgeseller falan çekiyordunuz değil mi? Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Selim Hocam tekrar merhabalar. Demin de merhaba. Ben de gittiğim yerlerde bu petroglif alanlarını hep belgeliyorum, fotoğraflıyorum. Orada 14 tane Göktürk yazıtlarındaki
seslerin hiç değişmemiş şekilde piktogram ya da videogram şeklinde ya da direkt işte petroglif şeklinde kalmış 14 tane harfi ben belgeledim ve şimdi bununla ilgili makale yazıyorum. Uzman Türkoloğum ben de. yani bizzat zaten resimler değişime uğrayarak harf olmuştur ya da olmamıştır müddesinde kayaların üzerinde 14 tane harfi ben kendim belgeledim, fotoğrafladım. İşte Kırgızistan'da, Hakasya, Tuva, Altay'da falan o bölgede yani Baykal'a kadar olan bölgelerde birkaç kere dolaşma fırsatım oldu. Yani petroglifflerin ben harflerin petroglifflerden oluştuğuna inanıyorum. Bir diğer nedeni de şu, çünkü Türkler alfabe kullanmaya başladıktan sonra petroglif çizmeyi bıraktılar. Çünkü petroglif çizerlerken onların çizmiş olduğu petroglifler bir şeyleri anlatmak için çiziyorlardı. Daha sonra bu anlatmak istediklerini yazıyla anlatmaya başladıktan sonra petroglifi bıraktılar. Bu nedenle petroglifleri ben harflerle ilgilendiriyorum. Çünkü başlayış ve bitiş tarihlerinde böyle bir farklılık, böyle bir çeşitlilik olduğunu da gördüm. Kendi gözlerime görmüş oldum. Bir de size başka bir şey daha soracağım. İkinci bir konu bu. Ya aslında fikrimi söyleyerek soruya geçeyim. Anadolu'da 3000'in üzerinde antik kent var. Bunların büyük çoğunluğu Roma ya da Helen kültürüne ait ya da işte daha önce Lüvik kültürüne ait Likya, Lidya, Karya vesaire. Ben işin açıkçası 3000'in üzerine 3000 daha antik kent bulunmasını istemiyorum Anadolu'da. Yani yeter artık. 1500 tane daha bulsak neyi değiştireceğiz? Kaldık ki Göbekli Tepe'yi biz kazmıyoruz. İşte Çatalhöyük'ü düne kadar biz kazmıyorduk. İşte sizin de hocanız olduğunu burada öğrendim. Şu an Çatalhöyük'te kazı başladı. Ne bileyim Truva'yı biz kazmadık. Yani Patara'yı biz kazsak ne olacak? Ya da Bodrum'daki Dedes Antik Kenti'ni biz kazsak ne olacak? Tarihin akışını değiştiremeyeceğiz ki. Çünkü buralar basit yerler. Burada tarihin akışını değiştirecek bir şey çıkacağına inanmıyorum. Bu nedenle Türkiye'deki arkeolojiyi ben de gerçekten sorunlu buluyorum. Burada hemen sorumu sorayım. Siz nasıl aklınıza geldi böyle Türk arkeolojisine yönelme fikriniz nereden doğdu? Sizi kim yönlendirdi? Ya da diğer arkeolojik illaki devlet destekli olmasına gerek yok. Özel şeyler de bulabilirler. Yani sponsorlarla da bu işi yapabilirler. Sadece arkeologlar değil. Niğde Üniversitesi'nde Feyzan Güher hanımefendi dışında Sibirya'daki işte Kay ya da Hömey gibi gırtlak müziği çalışan Türklerin ata müziğinin oluştuğunu düşündüğümüz bu müziği çalışan akademisyenimiz yok. Bir tane sosyologumuz yok. Gidip de orada o kültürleri araştıran Altay'daki veya Hakasya'daki Türk kültürünü araştıran, araştırmış olsa İslam öncesi Türklere nasıl yaşamış olduğunu bugün orada insanlar aynı şekilde yaşıyor. Yani sosyolojik veriler olacak elimizde ama hiçbiri gitmiyorlar. Siz bunların içerisinde nasıl böyle çıktınız da tek başınıza oralara gittiniz? Bildiğimiz kadarıyla sizden başka da o topraklarda kazı yapan bir Türk yok. Varsa da düzeltirsiniz. Evet. Yani siz nereden aklınıza geldi böyle bir şeye yönelmek? Yani tabii ki idealler evet, vardır her zaman ama evet, tamam. Diğer profesörler, diğer hocalarımızın ideali yok mu? Yani bu bir soru. Buyurun hocam, teşekkür ederim. Yani şimdi pek kaç tane profesör varsa o kadar tip vardır, o kadar fikir vardır, o kadar vizyon vardır. Yani şimdi herkesi aynı şeye de koymamak lazım. Yani ben Türk Altay Kuramı diye kitabı hadi yazayım diye karar vermem en fazla birkaç yıl öncesidir yani. Daha önce böyle bir fikrim yoktu benim. Ama şöyle bir fikrim vardı, kararım vardı. Doktoramı yaparken doktoramı Doğu Anadolu, Kafkasya, Orta Asya kültürel ilişkileri alanında yaptım ben. Yüksek lisansımı yaparken Erzurum bölgesinde yine arazi çalışmalarıyla ilgili baktım kültür belgeleri Kafkasya'ya gidiyor. Kafkasya'ya giden kültür belgesi Orta Asya'ya zaten şey olarak, dolaylı olarak gidiyor. Yani teorik olarak masa başında bunu görebiliyorsunuz. Bittikten sonra işte doktora aldı gitti. Ta şeye kadar, Sibirya'ya kadar, Güney Sibirya'ya kadar gitti. Yani oraya gideceğini bilerek girmedim ben bu olaya. Ama gitti. Ondan sonra işte o bölgede doktora biter bitmez hemen bir proje hazırladım ben. Koltuğumu aldım.
Uzun hikaye, yani çok fazla şey yapmayalım, uzatmayalım. Kendime sponsor bulana kadar her türlü şeyi yaptım. En sonunda buldum. Kendime sponsor, gittim Türk Tarih Kurumu'nu buldum. Devlet Planlama Teşkilatı'na gittim. Her türlü ağladım, sızladım. Yani bunları yaptım yani, laf olsun diye söylemiyorum. Ondan sonra baktılar, acıdılar. Bu adama bir şans verelim dediler. TÜBİTAK'a gittim. Oraya da ağladım sızladım. Ama verdiğim projeyi beğendiler ve olabilir dediler. TÜBİTAK projesini de amatör proje kabul etmezler. Daha önce ne yaptın? İlk projeni buraya getirme derler. TÜBİTAK böyle bir şey kurumdur. İlk oraya getirmeyeceksek nereye götüreceğiz? Böyle bir durum var. Allah'tan ağlama sızlamayla falan neyse acıdılar verdiler, öyle başladım. Ondan sonra da devam etti. Yani bunun şeysi yok. Devam etti ama siz aslında bu işi bildiğiniz için, yani arazide dolaştığınız için durumu biliyorsunuz, öyle kolay değil. Yani, çok fazla zorlukları var. Türkiye'den yana zorlukları var. Yurt dışından yana zorlukları var. İş başında zorlukları var. Karşılaştığınız üçüncü şahıslar hakkında ilgili sorunlar var. Sponsor sorunu var. Bürokrasi sorunu var. Siyasal partilerle ilişkiler sorunu var. Yani eğer bir şey talep ediyorsanız, akademisyen olarak bir şey talep ediyorsanız başınız beladadır. Başınız resmen beladadır. Talebiniz yoksa tıkır tıkır her türlü aşamayı geçersiniz. Ondan sonra bir kenarda oturursunuz, beklersiniz, maaş alırsınız. Ondan sonra emekli olur, çeker bir kenara oturursunuz. Yine oturmalarınıza devam edersiniz. Onun için ben her hocayı, her akademisyeni, burada tabii rütbe falan da bildirmek istemiyorum. Çalışan insan, çalışan insandır. Hepsi aynı değil. Yani maalesef aynı değil. Hepsi aynı değil derken, 10 biraz şey olur da 50 kişiden, hadi şeyde branşta belirtmeyelim, 50 kişiden 48'i 49'u bu söylediğim kategoriye girer. Öbürü de yaparsa yapar. Ondan sonra bir yapar, ondan sonra baktı olmuyor, bırakır. Benim 2001'de başladığım, 2000'de başladığım, o zaman diyorum işte bir milliyetçilik rüzgarı vardı. O rüzgardan herkes yararlandı. İşi bu olan, olmayan, formasyon sahibi olan, olmayan, arkeolog olan, olmayan herkes bu işlere soyundu. Ama birkaç yılda herkes döküldü. Ben bugün buradayım. Yani bugün hala devam ediyor. Yani geçen yıl biten bir projeyi ben burada size sundum. Bu da makale olarak bir yerde yayınlanıyor. Ama hemen şunu da söyleyeyim. Bakın, bu projeyi biz, isterseniz kaç kişi var ya, daha epey müşteri varmış. Şimdi Oktay Bey, ben bir paylaşıyorum abi şöyle. Tabii, buyurun buyurun hocam. Yok. Tamam, şimdi dur bakayım, yürüyor mu bu? Yürümedi. Ben nasıl gireceğim şeye tekrar? Şöyle yapayım. Buradan. Harita gözüküyor hocam. Haritayı görüyorum. Harita değil de başka bir şey görünmüyor mu? Harita tamam. Bir dakika. Haritayı kapatmak için şöyle yapalım abi. Şöyle yapalım. Ne oldu, çıktık mı? Çıktınız hocam. Başka? Tekrar giriyorum. Şöyle yapayım. İyi mi? Göründü mü? Göründü. Oraya basabilirsiniz. Orayı göstermek istiyorsan. Şu anda görünüyor değil mi? Görünüyor da oraya basıp koyabilirsiniz. Tamam. İstiyorsanız. Ha tamam, çok. Evet, şimdi bu 2019'da bu Baykal bölgesinde çalıştığımız bir grup. Bir grup işte hocası, öğrencisi filan. Ondan sonra bakın o seramiklerden bu söylediğim proje, yani 2019-2020'de, 2019'da çalıştık, 2020'de proje hazırladık. Proje Rusya Bilimler Akademisi ve 9 Eylül Üniversitesi arkeologları, tarihçileri tarafından ortaklaşa hazırlanmış Göbekli Tepe, Sibirya Göbekli Tepe ilişkileri, kabaca yani ismi tam böyle değil de arasındaki bağlantılar adlı bir proje. Mesela TÜBİTAK'a verdik, o TÜBİTAK'ta bu kabul edilmedi. Geçtiğimizi, bunu da rahatça söylüyorum artık, yani yeter. Hani
onu söyleme, bunu söyleme. Ben, biz böyle sevinçlerimizi, üzüntülerimizi çok ortaya atan, çok paylaşan insanlar değiliz. Mümkün olduğu kadar sineye çekeriz. Ama yeter ya. Yani şimdi kendinden emin, yetkin, yetişkin bu konuda, yani Türkiye'de bu konuda çalışan, ben 20 yıldır arazi çalışmaları yürüten, iyi kötü, başarılı ya da başarısız, nasıl kim nasıl görüyorsa öyle kabul etsin. Yani ben iddiam falan da yok. Herkesin yaptığı iş iştir yani. Yani aynısı iştir. Ne iş yapıyorsun abi sen? Yaptığın, ürettiğin şeyleri çıkart, ondan sonra şey yapalım, değerlendirelim seni. Öbür taraftan adamlar 100 yıldır dünya tarihini yazıyor ya. 100 yıldır dünya tarihini yazan bir ekibin uzantısı. 100 yıldır. 100 yıllık üniversitenin elemanları bunlar. Onlar bilmeyecek. Yani Sibirya bölgesindeki malzeme ile, arkeolojik malzeme ile bizim buradaki Göbekli Tepe ile ilgili arkeolojik malzeme arasında bir bağlantı kuruyoruz. Buradakini ben yapıyorum. Oradakini adamlar yapıyor. Ve oradakini ben yapıyorum. Ekstradan. Orayı da biliyoruz çünkü. Yani oranın özelliklerini de biliyoruz. Oranın üst paleolitik çağ, arkeolojik, etnografik, antropolojik, genetik yapısını da biliyoruz. Bu konularda bilgili olmak zorundayız. Öyle şeyimiz, lüksümüz yok bilmeme. Hep beraber bir proje hazırlıyoruz. Buraya veriyoruz. Oradan bir öyle mi diye geç bunu. Ya bu iş bu kadar da, yani böyle durumları da var şimdi Tekin Bey. Bu işin böyle yüzü de var. Canı çıkıyor. Siz TÜBİTAK projesini nasıl hazırlanır biliyor musunuz? Hazırlayan bilir onu. Nasıl hazırlandığını. Hem bir de bu uluslararası proje. Oradan buradan ekipler bilmem neler. Yani yok yok ya. Haftalarca burada yazın. Canımız çıktı. Biz buradan, öbür taraftan Sibirya'dan bu adamlar. Ve böyle bir parlak bir proje reddedildi ya. Yani kim reddetti? Ben onu anlayamıyorum. Yani bu kadar yetkin, bu kadar, ben 10 yıldır ben Göbekli Tepe dersi veriyorum. Bunu en iyi ben bilirim ya. Elimde bir sürü malzeme var, sağdan soldan bilmem nereden. Öbür taraftan adamlar 100 yıldır çalışıyor bu zıkkımı. Onlar da biliyor. Üstelik ortaklaşabiliyoruz. Bir sürü şey, çalıştaylarımız oluyor, kongrelerimiz oluyor. Ve burada çıkıyor bir panelist, adı panelist bu adamın, her kimse. Bunu reddediyor ya. Hani çok mu biliyorsun da reddediyorsun? Ha, çok iyi bilebilir ama bizim kadar bilmesi mümkün değil ya. Bizim kadar bilebilmesi mümkün değil. Yani ortak, uluslararası ortak bir ekibin oluşturduğu sinerjinin %10'unu bilebilmesi mümkün değil. Veya bu adam bu koşullarda reddediyor. Ya, tamam. Sanki onun reddetmesi bizim o mızrağın çuvala girmesini gerektirmez. Pat diye başka yerde yayınlarız. Öbür tarafta yaparız. Ben ne olur filan. Bu iş yürüyor. Yani sizin dediğiniz gibi bu işin zorlukları da var. Neyse, açmışken hemen göstereyim. Bakın burada bir olta var. Neolitik dönem olta. Bu kemikten yapılmış bildiğiniz. Şu benim baş parmağım kadar büyüklüğünde. Bu taştan yapılmış oltayı aşağı indiren ağırlık. Bu da işte hayvanın, balığın ağzına takılacak şey. Bu da ağırlıklar, olta ağırlıkları görüyorsunuz. Bu da bir spatula gibi bir şey. Kaşık spatula gibi. Bu bir figürin, bakın. Yani bir insan modeli var burada. Arkeolojik kültür oluşmuş artık bölgede. Neolitik çağlarla birlikte. Bunların hepsi neolitik. Mezolitikler de var. Bakın kemikten. Başka bir şey göstereceğim. Onun için sürüklüyorum. Bu da bir insan figürü. Kaşığın güzelliğine bakar mısınız? Şunu çeksek acaba şöyle. Bu kaşık aynen bizim yemek pilav kaşığı ya. Aynı kaşık. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Hocam numarasını söylersen, çünkü şey yapamıyoruz. O... Göremiyor musunuz? Görüyoruz da sizin işaret ettiğinizi takip edemiyoruz. Ha, ben söyleyeyim o zaman. Bu kaşık arkadaşlar, bu kaşık. Kaç numaralı hocam? Efendim? Numarası kaç?
31 diyor. Neyse ben söyleyeyim, ben biliyorum zaten, söylerim. Tamam. Bu kırık da ben birleştirdim fotoğrafını çekerken. Fotoğraf da bana ait. Bakar mısın? Modele bakar mısın ya? Yani 10 bin yıl öncesinin kaşığı olabilir mi? Ve bu bir de şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Bu kaşığı kullanan adam bir neolitik, orada neolitik bir dağlı ya. Yani Baykal Gölü'nün kenarında böyle ulu ağaçların altında, açıklarda yatan, su kenarlarında yatan, kalkan bir adamın kaşığı bu. Bakar mısın? Hocam kaşığı, göremiyoruz. Kaşığı göremiyor musunuz? Göremiyoruz maalesef. Göremiyoruz. Ekranın dışında kalıyor. En son 25 numara var. Ama hepsi birlikte görünüyor. Tek tek 6 ile 21 arası gözüküyor hocam. Başka evet. Bir şey de göremiyoruz. 31. Peki ben tekrar kapatıyorum. Bir dakika. Bu önemli. Bunu görsek yeter. Tekrar gidiyorum. Niye öyle olmadı ya? Şöyle görünüyor mu acaba? Evet hocam. Ortay... Evet, şimdi evet, gördüm. Evet, bu kaşık bu kaşık uygarlığın simgesidir ya. Bu kaşık uygarlığın simgesidir. Adam Arap gibi eline yemiyor. Parmaklarını daldırmıyor yani. Bu kaşığı kullanıyor. Tersinden mi görüyoruz? Tersinden içi. Mi? Hayır, içi. İçidir bu. Ha, içi. Aynen bizim bir bugün kemiktendir bir de... bu. Evet. Kemikten, bu model kemikten bir kaşık. Muhtemelen bir kutsal bir şey, özelliği vardır. Bunda belki de saçı yapıyordu. Bu günümüzde de günümüz Orta Asyalı şeyler, insanlar saçıları bu tip kaşıktan da yapıyor olabilir. Ama bildiğimiz boyutları bilmem nesi falan tam bildiğimiz bir pilav kaşığı. Pilava dalan bir kaşık diye düşünebilirsiniz. Bu kadar güzel zarif şeyler var, hediyeler var, bilmem neler var. Günümüzün 10 bin yıl öncesinin kaşığı bu. Yerleşik Çatalhöyük kültürüyle aşağı yukarı çağdaş. Çatalhöyük'te böyle bir kaşık varsa demek ki yani uygarlık açısından birbirlerine çok yakın diyebiliriz arkadaşlar. Neyse ben bunu kapatayım. Evet. Bak, soru varsa de... hala 40 kişiyiz. 41 kişiyiz. Bir arkadaşımın sorusu. Ben bir soru. Bana yazmıştı. Alalım tabii. Alalım. Şöyle soruyor. Biliyorsunuz Göbekli Tepe'den çalınan bir heykel var. Ortadan kaybolan, çalınan. O heykelle diyor. O Okünev'deki heykelin benzerliği için hocam ne der? İkisinin arasındaki benzerlik. O biliyorsunuz o heykel kayboldu, gitti. Kim aldı, nereye götürdü bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. heykel heykeldir. Bir heykeli başka bir heykel ile karşılaştıracaksak eğer iki heykelin kendine has arkeolojik stilini ortaya koymuş olmamız lazım. Her iki heykeldeki arkeolojik stiller birbirlerini okşuyorsa, Azeri deyimle birbirlerini okşuyorsa, birbirine yaklaşıyorsa o zaman iki heykel arasında bağlantılar kurabiliriz. Biz örneğin Göktürk, yani klasik Türk dönemi Göktürk diyelim daha güzel. Göktürk taş babaları ile ondan önce demir çağlarının, Tunç çağlarının taş babaları arasında, hatta Okunye kültürünün insan başlı stelleri arasında bağlantı kuruyoruz. Benim hem kitaplarda var hem makalelerimde bol bol var. 15 yıldır ben bunu yazıyorum. Ama Göbekli Tepe heykeli ile ona varana kadar bir sürü anlattım işte sabahtan beri size şeylerimiz var. Göbekli Tepe heykelini geçin. Yani onunla ilgili çok fazla şey söylemeye gerek yok. Mesela şey var. Neydi? Yekaterinburg'da bulunmuş şey vardı. Böyle 5 metre yüksekliğinde bir Şigir idolü hocam. Şigir idolü. Şigir heykeli vardı. Ağaçtan yapılmış. Şimdi kimdi bu? Gedi sen bilirsin, hatırlarsın. Kimdi bunun şey yazarı? İki yazarı var ya. Rus da. Biri de şey, Rus değil, öbürü de ya Almanlı ya da şeyli bir Avrupalı.
Neyse, bu merak ettim. Yani hani ne demişler, ne diyebilirler diye. Göbekli Tepe şeyini koymuş orada. Yani Göbekli Tepe malzemesini koymuş. Arada karşılaştırmamış ama. Göbekli Tepe'de bu var. Ne alakası var? Yani hiç bizim memlekette bir şey söylemedi şimdi. Ben bunu söyleyemeyeceğim. Yani bir tarafta farklı bir şey var, öbür tarafta farklı bir şey var. Yani tarihler birbirini tutuyor olsa bile 5000 kilometrelik iki uçta birbirine tıpatıp benzese ne olur? Arada birbirini tamamlayan istasyonlar yoksa, bakın arkeolojik şeylerde araştırma yöntemlerinde bu çok önemlidir. Birbirinin benzeri bile olsa, tıpatıp benzeri bile olsa, arada istasyonlar bu benzerliği sılamıyorlarsa eğer, pekiştirmiyorlarsa, bütünlemiyorlarsa o iki heykelin hiçbir önemi yok. İki heykelin benzerliğinin hiçbir önemi yok. Yani bunu unutmayalım. Yani Okunyev heykelleri kaldı ki 3. bine aittir. Burada en az arada 4000, 5000, 6000 fark var. Bunu da unutmayalım. Rahmetli Klaus Schmidt bir şeyinde yazısında röportajda herhalde soruyorlar da işte o ilk bu temamonitlerin ortaya çıkardığı dönemlerde şey soruyorlar. Bu işte kökeni nedir? Benzeri var mıdır bu temamonitlerin bütün dünyada vesaire filan diye soruyorlar. Adam diyor ki işte İngiltere'deki Stonehenge'ler var diyor. Stonehenge'lerin tarihi de 3. bin. Bu 12. bin, o 3. bin. Düşünebiliyor musunuz? Stonehenge'ler var ama diyor işte şey diyor, arada tarihsel fark var diyor. Yani tarihsel fark olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani biri Şam'da, biri Fizan'da. Yani şimdi bu ikisi birbirine tıpatıp benzese ne olur? Yani birbirleriyle bambaşka farklı şeyler. Yani ben kitapta da biraz mizahi bir şey dilde yazdım bunu. Yani şimdi burada neyse söylemeyeceğim kitaptan okuyan okusun. Fazla şeye, etnik şeylere girmeyeyim. Evet, ben yapmadım, öyle bir karşılaştırma yapmadım. Soru sorabilir miyim? Turgay Külüm. Evet, bir soru sormak istiyorum. Buyurun Turgay Bey. Değerli hocam, şimdi biz hep bazı şeylerde şöyle iddialarla karşılaşıyoruz. Çok eskiden İç Asya'da bir deniz vardı, sonra kurudu, çöl oldu vesaire gibi. Siz böyle bir şeyi tespit edebildiniz mi? Yani zaten deniz zaten. Yani bir iç deniz vardı ve kurudu. Yani gördüğüm, bakın, görmediğim, çalışmadığım yer kalmadı. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan bile. Moğolistan, işte Güney Sibirya, Doğu Sibirya, gezmediğim, kazılara kazı denemediğim yer kalmadı ve hepsinde kazılan toprak kumdur. Yani o kadar su olan, ırmak olan, sayısız akarsulara sahip olan yerler var. Ama böyle hani bizim Dicle Fırat gibi hani yoğunlu toprakları böyle şeyleri yara yara getirip böyle ova, vadiler yaratan sular değil onlar. Çünkü toprakların hepsi kırmızı kum. Hepsi kırmızı kumdur. Yani kazılan toprakların hepsi kumdur. Yani burada hani çok da fazla böyle şey ahkam kesmeyeyim de toprağın tamamı sanki çekilmiş bir denizin şeyi gibidir. Toprağı gibidir. Zaten baktığınızda da jeolojik yapısını incelediğinizde de bu aynen bunu görürsünüz. Doğrudur. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Rica ederim. Başka soru var mı arkadaşlar? Hocam haritayı paylaşacak mısınız?
Oktay Bey, hocamıza haritayı şey yapabilir miyiz? Ya. Ama bir koşulla. Bir koşulla kaynak bildirirseniz memnun olurum. Tabii hocam, kesinlikle. Ya da şey yapabilirsiniz hocam, eğer isterseniz bana maille gönderin, ben onu kaynak göstererek yarın paylaşayım. Çünkü buradan... Tamam, olur ya, hiçbir sakıncası yok. Yani yarın ben Ön Türk Akademisi dergisinde Ahmet Bey paylaşırım bu şeyi. Öyle tamam. Yapalım, tamam. Öyle yapalım, tamam. Daha iyi olur. Tamam, öyle çok yapalım. Teşekkürler hocam, çok sağ olun. Sizler sağ olun. Evet, var mı soru? Hocam herkes yoruldu. Vallahi ya, biz de paslanmışız yani, böyle güzel. Ya hocam ya. Rekor kırdık gerçekten maşallah. Vallahi oldu ya. Saat 1 oldu. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Ne demek? Buyurun efendim. Bitmeden önce. Bitmez, merak hocam, etmeyin. Evet. Çok sağ olun. Hocam ben de sizinle hemşeri sayılırım. Kuzey Kafkasyalıyım ben de. Evet. Evet, Kuzey Kafkasyalı. Avarım, geçen haftaki sunumu ben yapmıştım. Tabii izledim ben. İzlediniz. Ne güzel hocam. Vallahi gurur duydum yani. Hocam şimdi biraz önce bahsettiğiniz biraz göbek tipinden ayrı bir şey olacak ama biraz önce bahsetmiş olduğunuz, yani şeyin başında, sunumun başında bahsetmiş olduğunuz şu güney Rusya'dan giden beyaz ırktan ben onu biraz açar mısınız diyecektim. Güney Rusya deyince çünkü benim aklıma Kuzey Kafkasya ve Ukrayna stepleri geliyor. O yüzden. Evet, Ukrayna stepleri zaten. Yani Güney Rusya dediğimiz aynen Moskova'nın altı ta şeye kadar, Hazar Denizi'ne kadar. Yani Karadeniz, Hazar Denizi arası. Hatta o şey vardı ya, neydi? Hazar Pontus diye anılan yer. Evet, o Pontic bölge, Caspian Steps diye geçiyor değil mi hocam? Pontic Caspian diye de geçer. Evet. Şimdi o Büşra Hanım, o bölgede Yanmaya kültürü var. Ve evet. Yanmaya kültürü 4. binin sonlarından başlar. Ve 2. binin sonlarına kadar da bu grup, Yanmaya grubu, ölü gömme adetleriyle çok belirgindir, birbirleriyle bağlantılıdır. Bu tabii 2. binin sonuna kadar gider. Bu Yanmaya kültürleri ile ilgili olduğu söyleniyor. Yanmaya kültürünün de Hint-Avrupalı kültür olduğunu söylemeyen yok zaten. O şekilde biliniyor. Ama ben Yanmaya kültürünün Hint-Avrupalılarla ilgili olduğunu göremediğim için, hani ben inanmıyorum derler ya, öyle değil, ben göremiyorum. Evet. Yani. Bir kanıt göremediğim için oradan gelmiş olabilirler. Adı Yanmaya olur, Karasuk olur, bilmem ne olur vesaire. Ama oradan bir yerden geldikleri belli. Yani daha doğudan değil. Daha doğudan değil. Aynen oradan. Belki daha batıdan olabilir. Srednistok bölgesinden olabilir. Yani Ukrayna'nın iyice batı sınırlarından gelmiş olabilir. Ama yani bizim çekik gözü olmayan tip söyleyeceğimi bilemiyorum. Beyaz deyince insanlar hocam beyazı kullanma falan diyorlar. Hani o da Europid mi yani hocam? Ben? Europid mi? Europid, Kavkazit işte. Kavkazit. Öyle diyelim yani. Beyaz diyelim. Hepsini kapsasın. Evet. Oradan çıkan adamlar Minusis havzasına, Altay Dağları'nın yüksek kesimlerine geliyor, yerleşiyorlar. Bu kesin. Yani evet. Bu antropolojik belgelerimizi yalanlayamaz yani. Ama evet bu hocam. Bu adam oradan geldikleri kesin. Evet. Dilleri kesin değil ama, yani değil mi? Ben öyle bilmiyorum. Anlıyorum. Yani bilmiyorum. Herkes evet. Hint-Avrupalı diyor. Ama o kültürün, arkeolojik kültürüne bakmak lazım. Yani bir grubun dilini arkeolojik kültür söyler. Bu biraz sivrice bir şey iddia ama böyle. Yani arkeolojik kültürünüz sizin dilinizi söyler. Evet. Yani nasıl giyiniyorsanız o giyiniş tarzının dilini, dil demek kültür demek. Yani kültürün temeli dildir. O kültür. Yani Amerikan tarzı giyiniyorsanız, Türkçe bile konuşsanız o sizin
Türkçe konuşmadığınızı, Amerikan şeyini taklit ettiğinizi, evet, o kültüre ait olduğunuzu, mümkünse dilinizin de yapabilseniz hemen o dili değiştirmeye hazır olduğunuzu, yani farkında olmadığınızı gösterebilir vesaire vesaire. Ama biz o grubun ne, hangi dil konuştuğunu biz bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Evet, ben de öyle tahmin etmiştim hocam. Çok teşekkürler. Bir de son olarak çok küçük bir şey soracağım hocam. Değil Kafkasyalı mi? Adası, beyaz ırka verilen Kafkasyalı adı size nereden geliyor? Şey mi? Kafkazoid adı mı? Evet, Kafkas. He. Evet, yani Amerikalılar Kafkasyalı diyorlar ya. Tamam, tamam. Avrupa'da var bu biraz. Bunu herkes evet, yanlış anlıyor. Evet. Bunu yanlış anlıyor. Şimdi bizim Kafkasyalı, vay bizdenmiş filan. Hiç alakası yok. Bu sınıflamayı yapan adam, şimdi hatırlayamayacağım. Yani bir yerlerde dipnot olarak kullandım. Bu sınıflamayı yapan adam aynen öyle söylüyor. Bu diyor, Kafkazoid diyor. Yani beyaz insana Kafkazoid diyor. Öbürüne işte Nevre diyor. Öbürüne sarı ırk filan. Bu arada verdiği, beyaz insana verdiği şey de bu. Yani evet, Kafkazoid evet, olarak geçiyor. Çok hı-hı, daha fazlasını da bilemiyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Evet, Tekin, aa, seni dinleyelim. Hocam, benim hocam, bir ricam var. Estağfurullah, buyurun hocam. Estağfurullah. Arkeolojik kültürü diye bir deyim kullanıyorsunuz. Bunun evet, tanımını alabilir miyim sizi daha iyi anlayabilmek için? Peki. Bir örnekle şey yapalım o zaman. Şimdi Sümer tasvir sanatında, bu var mı bilmiyorum, yoktur herhalde. Sümer tasvir sanatında kadın modellerinin belli bir tarzı vardır. Ve buna da bu bütün yakın doğu kültürlerinde bu yansımıştır. Hemen ben özetleyeyim. Bir yuvarlak başlığı vardır ya da başlığı yoktur fark etmez. Gözler badem gözlüdür, iridir. Yani bayağı ciddi anlamda patlak gözlüdür. Etli bir burun vardır, iri bir burun vardır ve ağız, dudaklar gülümser biçimde, hafif tebessüm eder biçimdedir. Etli bir çenesi vardır. Bu Sümer'in tasvir sanatında, insan tasvir sanatındaki standartlarıdır. Bunu gördüğümüz zaman buna Sümer stili deriz. Bu stil en erken bu stili yaratanlar Sümerlerdir. Buradan bütün yakın doğu arkeolojik kültürlerine ya da işte kültürlere geçmiş diyelim. Hitit sanatında da, yani tırnak içinde söylüyorum, Hitit sanatında da insan tasviri, insan tasvirlerinde, üç boyutlu tasvirlerde şey biliriz, yani fil dişi heykelcikler vardır. Ondan sonra altın kolyeler vardır, ana tanrıça modelleri vardır. Bunlar Sümer'deki prototipleriyle neredeyse aynıdır. Ama bu Anadolu'da Hitit sanatını temsil eder. Ama asıl anlamda, esas anlamda da Sümer arkeolojik kültürünü temsil eder. Şimdi bizim yani benim dili arkeolojik kültür belirlerdeki kastım, dil ile arkeolojik kültür arasında çok sıkı bağlar vardır. Arkeolojik kültür özgündür, sadece bir kültüre aittir. O kültürün dilini de dolayısıyla belirler. Ama Hitit'e bakıyoruz. Hitit sanatı tırnak içinde söylüyorum. Bu çok uzun bir konu. Bu yakında bitecek herhalde. Bugünlerde son şeylerini yapıyoruz. Hurri kitabım bitecek. Burada Hitit sanatını, bu söyleyeceklerimi orada çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Hitit'in arkeolojik özel, kendine özgü, kendi yarattığı bir arkeolojik stili yoktur. Dolayısıyla arkeolojik stille kendi dilini bağdaştıracağımız bir imkanımız da yoktur. Bu verdiğim örnek Sümer kültüründe vardır en erken. Dolayısıyla sadece bir parçasını söylüyorum ben. Yani bu farklı şeylerde
gösterilebilir, örnek verilebilir. Madencilik sanatında örnek verilebilir, hani tasvir sanatında olduğu gibi. Başka arkeolojik kültürel, yani stil ortaya koyan arkeolojik kültürel alanlarda verilebilir. Bir kültürün özel, kendine has ortaya koyduğu tarz, o kültürün kendi diliyle özdeştir. Dolayısıyla kültür, arkeolojik kültür ile onun konuştuğu dil ayrılmaz bir bütündür. Dolayısıyla birbirini belirler. Yani söylemek istediğim bu. Hocam, vaktimiz arkeolojik azaldı. Bu dil derken mecazi mi yoksa... İzin verir misiniz? Bir dakika vaktimiz var. Ha, pardon. Semih Hocam, ne diyorsunuz? Uykun mu geldi senin? Yok ben. Ben gördüğün gibi ayakta. Tamam mı? Siz başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ama varsa devam edelim, yoksa kapatabilirsin. Başka sorusu olan var mı? Zaman yetmeyecek hocam. Semih Hocam'la ben konuşurum sonra, Semih Hoca. Tekin sor. Ya o dönemlerdeki buluntuları ortaya çıkarttığınızdan orada iklim şartlarının çok soğuk mu, çok sıcak mı olduğundan dolayı göç aşağıya doğru geliyor. Merakıma sordum. Soğukla falan hiç alakası yok ya. Ya kuraklık oldu da göç oldu denir ya. Bir dakika, şimdi bak en buzul dönemlerinde bile, bak buzul birkaç buzul dönemi bile. Birkaç buzul dönemi yaşandı orada. Bu en sert buzul dönemlerinde bile orada belli bölgelerde günümüz hava koşullarıyla neredeyse aynı olan bölgeler var. Hatta birkaç derece de daha yüksek, yani daha sıcak alanlar var. Hocam buyurun. Hocam Evet. Devam edebilirsiniz. Semih Hocam, Konu anlaşıldı. Ya demek ki iklim sadece soğuk ve buzullarla kaplı değildi o kuzey kısmı. Ya genel anlamda ya şimdi bile kışın gitseniz orada, yani yaşamak hakikaten kolay değil. 30 derece, 40 derece o daha kuzeyde, Yakut bölgesinde filan dondurucu soğuklar var. Ama şimdi mikroklima alanlardan bahsediyoruz biz. Bu Cis-Baykal bölgesi öyle. Minusinsk Vadisi öyle. Bunların yükseltileri 300-500 metre filan, yani böyle daha yüksek değil. Rakımlardan bahsediyorum. Ve iklim de mikroklima diye şey yaptığımız, tanımladığımız böyle insan yaşamına uygun iklimler bunlar. Yani en soğuk dönemlerde bile hayat bazı alanlarda aynen bütün hızıyla aktığını biz biliyoruz. Bunu şu için de sordum da, bizim Nalan Hanım var, jeolog, bu Norveç'te çalışıyor üniversitede. O kutuplardaki sondaj çalışmalarında buzulların altında kara parçasına ulaştıklarında orman kalıntısı bulduklarını söylüyordu. Evet, yani çok ilginç. Öyle bir şey nasıl olacak? Ya ona artık cevap vermeyeyim yani. Evet, tamam o zaman. Konu farklı yere gidiyor. Tabii yani. Benim jeolojik benim olay çünkü o. Tabii ki. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Tamam. Rica ederim Tekin. Sağ ol. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam rekor. Ben bir soru daha soracağım. Rekor bugün sabahlayacağız galiba. Öyle oldu. Buyurun. Şimdi sorum şu. Buzul devri o bölgede, yani Altay Sayan bölgesinde, Baykal bölgesinde ne zaman bitti? Ve yani normal yaşam ne zaman şey yaptı? Yani buzullar ne zaman yok oldu? Ya da öyle değil. Turgay Hocam, siz misiniz? Benim. Ama ben tamam. Ben Turgay Kürüm. Tamam, biliyorum.
Şeye bakıyorum da yanlış bir şey söylemiyorum. Şimdi tam bizim Barış'ın şeylerine geldi. Ya şimdi bu buzul ve buzul arası dönemler biliyorsunuz yani tek bir soğuma ısınma olarak değil de böyle farklı zamanlarda farklı zaman aralıklarında olan bir hadise. Mesela ben size hemen Sibirya'daki şeyleri söyleyeyim. Mesela milattan günümüzden önce lafını pek sevmiyorum alıştığımız için. Milattan önce 126 bin ile 116 bin arasında bir Kazansev buzul dönemi var. Buzul arası dönem. Kazansev buzul dönemi. 126 bin ile 116 bin arasında. Ondan sonra Zıryan buzul evresi var. Milattan önce 116 bin ile yani yaklaşık veriyorum şeyleri. Yani 3000, 5000'leri falan 2000-3000'leri saymıyorum. 50 bin arası. 116 bin 50 bin arası. Zıryan buzul evresi var. Ondan sonra Karginski evresi var. Karginski evresi. Bu da 50 bin 20 bin milattan önce 50 bin 20 bin arasında Karginski'ydi. Ve işte şeyler modern insanın böyle kendine hayat kurduğu hayvan kemiklerini işlemeye başladığı, gömmeler hazırladığı, işte gömmelere hediyeleriyle birlikte insanları yerleştirmeye başladığı ve arkeolojik kültürün yavaş yavaş arkeolojik kültürün başladığı dönem. Karginski buzul evresi. Yani bakın üçüncü buzul evresi bu. Soğuyor, tekrar ısınıyor. Ondan sonra Sartan buzul evresi var. Bunların hepsi bizim Barış'ın tez konularına giriyor. Bu işin ustası o. Sartan buzul evresi de yani o, kabaca söylüyorum düzeltilmiş şeyler bunlar. 20 bin, 10 bin. Milattan önce 20 bin, 10 bin arası Sartan. Ve ondan sonra da yani 10 bin, 12 binlerden milattan önce 12 binlerden itibaren de bu buzul dönemi son buluyor. Durum böyle. Şimdi bizim esas bu Baykal bölgesindeki halkların yaşadığı, kendilerine hayat kurduğu yerler az önce söylediğim gibi mikroklima alanlar olduğu için bu buzul etkilerinden çok etkilenmiyor. Kendi yaşamlarına bir şekilde devam ediyorlar. Sanırım Emre Avcı arkadaşımız el kaldırmış. Merhaba hocam. İyi günler, iyi akşamlar öncelikle. Merhaba. Ben sadece kısa küçük bir soru soracaktım. Bir denizin Orta Asya'da var olduğunu, sonradan kaybolduğunu söylediniz. Bunun sebepleri nelerdir? Bir bilgi var mı bu konuda acaba? Ya aslında bilmem gerekiyor. Yani bir hani bilmiyorum demek mazeret değil. Bunu bilmem gerekiyor. Ama ben pratik olarak bir şey söyledim. Gerçekten orada bir iç göl var ve o gölün kalıntıları üstüne kazı yapıyoruz biz. Bu kadarını söyleyeyim. Çok daha fazla şey yapmayalım. Yani bilmediğimiz bir konu. Ben dolayı ama sordum hocam. Sadece kafamda küçük bir senaryo kurdum. Aynı şekilde bizde Marmara diye bir deniz var ve birdenbire veya uzun belirli bir süre içerisinde yok olması veya Karadeniz'in birden yok olması, böyle şeyler de olabilir mi diyerekten kafamda öyle bir... Ama aynen doğrudur. Yani bu hani iç deniz, ha bize ilkokul şeylerinde vardır ya, benim haritaya da benziyor aslında. İç deniz kuruldu ondan sonra insanlar, böyle bir şey yok. Bütün kültürler o iç deniz dediğiniz yerde kurulmuş. Yani olsa böyle olur muydu? o kumul alana kurulmuş. Bütün kurganlar, steller, heykeller, kubur, zıvır, yerleşim hepsi o kumul alanı kazarak çıkartıyoruz biz. Ondan çok daha önceki dönemlere ait. Dolayısıyla bu söylenti hipotezinde hiçbir aslı yok. Peki. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ederim.
Başka soru var mı arkadaşlar? El kaldıran yok. Müşterimiz giderek düşüyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir sunum oldu. Yani bir de rekor kırdık. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ben Zoom programlarına falan bakıyorum. Genelde işte duyuyoruz gidenler gelenler. Herkes 20-30 kişiyle yaparken biz 100'de başladık. 100 full gittik. Yani şimdi bile saat 1'i geçti. 21 kişi sorularla devam ediyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim gerçekten. Böyle ne diyeyim, hep ufkumuzu açtınız. Bizi aldınız. Başka bir yerlere götürdünüz. Evet, ben çok teşekkür ederim. Son sözleriniz varsa onları alalım. Onu da söyleyeceğiniz bir şey varsa. Evet, son söz olarak şöyle söyleyeyim. Yani böyle programlar aslında sık sık yapılmalı. Yani amatör, profesyonel hiç fark etmiyor. Geçen hafta Büşra Hanım'ı izledik. Tabii yani eksikleri yok mu? Benim eksiklerim yok mu? Yani benim hatalarım yok mu? Yani hepimiz de. Ama bir böyle bir organizasyonu yapmak bir yürek işi, güzeldir. Yani böyle kar amacı olmadan herkesin yapabileceği iş değil. Ben yıllardır aynı şeyi yaptığım için bunu söylüyorum. Amatör, profesyonel. Kendi kendine merak olarak, yani bir hobi olarak olur, akademisyen olarak hiç fark etmez. Önemli olan buraya çıkıp bir şeyler söylemek, karşılıklı etkileşimli olarak soru yanıt vermek. Tabii yani böyle kibarlık, nezaket ölçülerinde bu işi yapmak çok güzel. Bu nedenle ben hepinize, Turgay Bey'e, ondan sonra Oktay Bey, sana ve diğer arkadaşlara da, katılımcılara zaten baştan teşekkür ediyoruz. Bu saatlere kadar 21 kişiyi kutluyorum. Hani ben paslanmışım. Bir şey oldu. Ama inanın ben zevkle, hem derslerimi de çok severek yapıyorum. Böyle konferanslarımı da çok severek yapıyorum. Bu da çok hoşuma gitti. Çok da güzel oldu. Bilgilerimizi tazeledik. Bu nedenle herkese teşekkür ediyorum. İnşallah öbür toplantılarımızda başka konularda buluşuruz diyelim. Çok teşekkür ederim hocam. Sizinle herkese iyi geceler. Tanıştığımıza memnun olduk. İyi uykular diliyorum. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Şimdi, iyi geceler hocam. Sağ olun. Önümüzdeki haftada bir Frig kutsal alanındaki Türk mezar taşlarını, Türk damgalarını konuşacağız. Bizim araştırmacı arkadaşımız, ön Türk araştırmacısı Ümit Şıracı var. Oraları gezip resimleyen, onunla birlikte oradaki Türk damgalarını, Türk kaya resimlerini ve Türk mezar taşlarını konuşacağız. Harika. Herkesi bekleriz. Sizi de bekleriz hocam. Tamam, buyurun, ben haftaya buradayım. Nasıl evde baktım, olmuş durumdayız. Peki, herkese iyi geceler, iyi uykular. İyi geceler hocam, görüşmek üzere. İyi geceler hocam, teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın. Demir hocam, fotoğrafa bakmayı unutma. Hangi fotoğrafı? Yukarı yolladım ya. Neyse ben sana. Ha, Kamçatka'dan geldi bir büyük taş. Sanki bir balık ya da futbol. Etrafı taşlarla çevrildi. Tamam, ama bundan aynı o şekilde her yerde var diyor kız. Tamam, bakarız. Tamam. Bunun amacı nedir? Neden bu işaret gibi bir şey mi? Bakarız Tekin. Tamam, hadi. Kolay gelsin. Peki. Teşekkürler. İyi geceler hoca. İyi geceler, iyi geceler. Müzik